Ahlakın Soykütü Bir Polemik Friedrich Nietzsche Seslendiren Seval Delikara Birinci inceleme. İyi ve kötü. İyi ve fena. Şimdiye dek ahlakın oluşum tarihine ilişkin yegane çabayı göstermiş olan şu İngiliz psikologların kendileri de pek kolay çözülür bir bilmece sayılmazlar. Hatta itiraf ediyorum Tam da canlı birer bilmece olmaları nedeniyle yazdıkları kitaplara oranla gayda değer bir üstünlükleri var. Onların kendileri ilginç. Bu İngiliz psikologlar ne istiyorlar ki aslında? İsteyerek de olsa istemeyerek de olsa hep aynı işin başındalar. Yani iç dünyamızın utanç verici kısmını ön plana çıkarma ve asıl etkin olanı, yönlendirici olanı, gelişim için belirleyici olanı tam da insanın zihinsel gururunun bulmayı en son dilediği yerde arama işinin başında, örneğin alışkanlığın atalet kuvvetinde ya da unutkanlıkta ya da kör ve rastlantısal bir fikirler örgüsü ve mekanizmasında ya da tümden edilgin, otomatik, tepkesel, moleküler ve iyiden iyiye ahmakça herhangi bir şeyde nedir bu psikologları hep bu yöne iten? Gizli, sinsi, hain, belki de kendisine itiraf edemediği bir insanı küçültme içgüdüsü mü? Ya da hayal kırıklığına uğramış, içlerini kasvet basmış, hınçtan ve öfkeden kudurmuş idealistlerin karamsar bir kuruntusu güvensizliği mi? Ya da Hristiyanlığa ve Platon'a karşı alttan alta duyulan, henüz bilincin eşiğine bile varmamış bir düşmanlık ve garez mi? Yoksa varoluşun yadırgatan, acı verecektenli paradoksal, kuşku uyandıran ve saçma yanından alınan şehvetli bir tat mı ya da en nihayetinde hepsinden biraz mı biraz hainlik biraz kasvet biraz hristiyan düşmanlığı biraz da kaşınmak ve tuz biber ihtiyacı mı ama bana bu psikologların yalnızca insanların çevresinde dolanıp onların içlerine kadar sızan ve orada sanki kendilerine en uygun yerde bir bataklıktaymışlarcasına hoplayıp zıplayan yaşlı, soğuk, can sıkıcı kurbağalar olduğunu söylüyorlar. Gönülsüzce dinliyorum bunu. Dahası inanmıyorum buna. Ve bilemediğimiz yerde dilemeye hakkımız varsa eğer, o zaman tüm kalbimle dilerim ki bunun tersi doğru olsun. Ruhun bu kılı kırk yaran araştırıcıları aslında yiğit, yüce gönüllü ve kıvançlı, yüreklerinin yanı sıra ıstıraplarını da dizginlemeyi bilen, tüm beklentileri hakikate feda etmek üzere kendilerini yetiştirmiş hayvanlar olsunlar her hakikate hatta basit acı çirkin aksi Hristiyanca olmayan ahlak dışı hakikate var çünkü böyle hakikatler diyeceğim bu ahlak tarihçilerinin içinde hüküm süren iyi tinler varsa onlara saygım tam ama ne yazık ki tarih dininin kendisinin onlara yanaşmadığı tarihin tüm iyi tinleri tarafından yüzüstü bırakılmış oldukları da kesin. Bunların hepsi artık eski bir filozof adeti olduğu gibi özünde tarihsel olmayan bir biçimde düşünüyor. Buna şüphe yok. Onların ahlak soykütüklerinin acemiceliği daha en başında iyi kavramının ve yargısının kökenini belirlemeleri sırasında açığa çıkıyor. Bencil olmayan eylemler diye buyuruyorlar. İlkin, Eylemin yöneltildiği yani eylemin yarar sağladığı kişiler tarafından övülüp iyi olarak tanımlanmıştır. Sonradan övgünün bu kökeni unutulmuş ve bencil olmayan eylemler alışkanlık gereği hep iyi diye övülmüş olduklarından iyi olarak da algılanmıştır. Sanki kendi başlarına iyi şeylermiş gibi. Hemen görülüyor ki bu türetme zaten İngiliz psikolog Mizacı'nın tüm tipik özelliklerini içeriyor yararlılık, unutma, alışkanlık ve sonunda da yanılgı. İşte daha yüce olan insanın şimdiye dek insana has bir tür ayrıcalıkmışçasına gurur duymuş olduğu bir değerler dizgesinin temelini oluşturan şeyler. Bu gurur kırılmak, bu değerler dizgesi değerden düşürülmek zorunda. Erişildi mi buna? Bir kere bence bu kuramın İyi kavramının asıl çıkış noktasını yanlış yerde aradığı ve yanlış yere koyduğu apaçık ortada. İyi yargısı kendilerine iyilik bahşedilenlerden kaynaklanmış değildir. İyi olanların kendilerinden kaynaklanmıştır bu daha ziyade. Aşağı adi ruhlu, bayağı ve avam her şey karşısında kendilerini de ve eylemlerini iyi yani birinci sınıf olarak algılamış ve öyle kabul etmiş olan asil, güçlü, üstün ve yüce gönüllü olanlardan yani bu mesafe tutkusundan hareketle değerler yaratma, değerleri isimlendirme hakkını bulmuşlardır kentlerinde. Ne işleri var onların yararlılıkla, yararlılık açısından bakmak, özellikle de en mertebe düzenleyici ve mertebe belirleyici nitelikteki değer yargılarının böylesine sıcak fışkırması bağlamında olabildiğince acayip ve yersiz kaçıyor. Duygu tam da burada her tür çıkarcı kurnazlığın, her tür yararlılık hesabının ön koşulu olan o düşük ısının zıttına ulaşmıştır. Hem de bir kerelik değil, istisnai bir durum olarak değil, daimi olarak. Asalet ve mesafe tutkusunun, hükmeden, daha üst bir cinsin süren ve baskın nitelikteki bütün temel duygularının daha aşağı bir cinsle, bir altla ilişkisi, iyi ve fena karşıtlığının kaynağı budur. Efendilerin isim verme hakkı o noktaya varır ki dilin kökeninin kendisi hükmedenlerin iktidarının bir dışa vurumu olarak görülebilir. Bu şu ve şudur derler. Her şeye ve olaya bir sözle damgalarını vurur ve bu yolla onlara sahip olurlar. Bu kökeni nedeniyle iyi sözcüğü o ahlak soykütükçülerinin batılı inançlarının aksine hiç de başından beri zorunlu olarak bencil olmayan eylemlerle ilintili değildir. Daha ziyade bu aristokrat değer yargılarının çöküşüyle birlikte bencil, bencil olmayan karşıtlığı insan vicdanını giderek daha fazla işgal eder hale gelmiştir. Benim dilimde söylersem sürü içgüdüsüdür bu karşıtlık yoluyla en nihayet söz alan ve söze gelen. Ama buna rağmen uzun zaman almıştır bu içgüdünün ahlaksal değerlendirmenin o karşıtlığa adeta takılıp kalmasına yol açacak denli hakimiyet kurması. Günümüz Avrupa'sında olduğu gibi örneğin. Ahlaklı, bencil olmayan, cömert kavramlarını eşdeğer kavramlar olarak alan ön yargı bugün artık bir sabit fikir ve akıl hastalığı şiddetiyle hüküm sürüyor. İkinci olarak, iyi değer yargısının kökenine ilişkin bu hipotez, tarihsel açıdan savunulamamasının yanı sıra kendi içinde psikolojik bir tutarsızlıktan da mustariptir. Bencil olmayan eylemlerin yararlılığı, Onların övülmelerinin nedeni olacak ve sonra bu neden unutulmuş olacakmış. Nasıl mümkün olabilir bu unutma? Bu eylemlerin yararlılığı günün birinde sona mı erdi ki? Durum bunun tam tersi. Bu yararlılık daha ziyade tüm zamanların gündelik yaşam deneyimi olmuştur. Sürekli yeniden vurgulanmış olan dolayısıyla da bilinçten silinip unutulmak yerine giderek artan bir belirginlikle bilince işlemiş olması gereken bir şey yani. Bu hipotezin tersi olan ve örneğin Herbert Spencer tarafından savunulan kuram çok daha akla yakın ama bu yüzden daha doğru değil. Spencer, iyi kavramının yararlı, amaca uygun kavramlarıyla özdeş olduğunu kabul ediyor. Öyle ki iyi ve fena yargılarında insanlık, yararlı, amaca uygun, zararlı, amaca aykırı olana ilişkin tam da unutulmamış ve unutulamaz deneyimlerini özetlemiş ve onaylamış oluyor. Bu kurama göre iyi, yararlı olduğu öteden beri kanıtlanmış olandır. Böylelikle de son derece değerli olan şey kendi başına değerli olarak geçerlik kazanabiliyor. Bu açıklama yöntemi de yanlış dediğim gibi ama hiç değilse kendi içinde tutarlı ve psikolojik açıdan savunulabilir bir açıklama. Doğru yolu bana, değişik dillerde iyi imleyen sözcüklerin etimolojik açıdan ne anlama geldiği sorusu gösterdi. Gördüm ki hepsi de aynı kavram dönüşümüne uğramış. Hepsinde de sınıfsal anlamdaki soylu, asil kavramı temel kavram. Asil ruhlu, soylu, üstün ruhlu, seçkin ruhlu anlamındaki iyi de zorunlulukla bu temel kavramdan doğmuş. Bu evrim bir diğer evrime. Bayağı avam, aşağı kavramlarının en sonunda fena kavramına dönüşmesine yol açan evrime koşut gidiyor hep. Sonuncusuna en canlı örnek Almanca'daki schlecht. Fena sözcüğünün kendisi. Bu sözcük schlecht basit sözcüğüyle özdeştir. Schlecht ve açıkça lafı fazla uzatmadan schlecht da dings mutlaka ile karşılaştırın ve Başlangıçta henüz kuşkulu, küçümseyici bir bakış içermezken yalnızca asil olanın karşıtı olarak basit, bayağı adamı tanımlamıştır. Bu anlam aşağı yukarı 30 yıl savaşları zamanında yani oldukça geç bir zamanda şimdiki anlamına kayar. Bu bana ahlakın soykütüğü açısından esaslı bir anlayışmış gibi görünüyor. Bu denli geç açığa çıkarılmış olmasının nedeni ise modern dünyada hüküm süren demokratik önyargının kökene ilişkin tüm sorular karşısında uyguladığı kısıtlayıcı etkide yatıyor. Üstelik bu önyargı burada sadece değinilmesi gerektiği kadarıyla görünüşte en nesnel alanlar olan doğa bilimleri ve fizyolojiye kadar uzanıyor. Bu önyargının bir kez nefrete varana dek kontrolden çıktı mı özellikle de ahlak ve tarih alanında ne yaramazlıklara yol açabileceğini ise şu kötü şöhretli Bakol olayı gösteriyor. Modernity'nin İngiliz asıllı plebeyanizmi bir kez daha kendi ana yurdunun toprağından fışkırdı orada. Çamurlu bir volkan şiddetiyle ve şimdiye kadar bütün volkanların konuşmuş olduğu o fazla tuzlu, çığırtkan ve adi kıvrak dillilikle. Bizim seçilmiş birkaç kulağa hitap eden ve haklı olarak gizli bir sorun olarak nitelendirilebilecek sorunumuz açısından İyi imleyen sözcüklerde ve köklerde asillerin kendilerini daha üstün hissetmelerine neden olan o temel ayırtının daha hala sıkça ışıldıyor olduğunu saptamak hiç de önemsiz sayılmaz. Gerçi çoğu zaman kendilerini belki yalnızca iktidar üstünlüklerini temel alarak adlandırırlar. Güçlüler, efendiler, hükmedenler olarak ya da bu üstünlüğün en belirgin göstergesini temel alarak örneğin zenginler, malikler olarak ama tipik bir karakter özelliğini de temel alırlar. Burada bizi ilgilendiren durumda budur. Doğrucu olanlar diye adlandırırlar kendilerini örneğin. En başlarında Megaralı şair Tiognis'in sözcülüğünü yaptığı Yunan aristokrasisi çeker. Yunancada bu anlamda kullanılan estilos soylu, iyi, kökü bakımından olan, gerçekliği olan, gerçek olan, hakiki olan biri anlamına gelir. Daha sonra öznel bir manevrayla hakiki olanı doğrucu olan olarak niteler. Kavram dönüşümünün bu evresinde aristokrasinin sloganı ve parolası haline gelir ve Thygnis'in alıp betimlediği yalancı bayağı adamdan ayrılığını vurgulamak içinde de bütünüyle soylu anlamıyla özdeşleşir. Ta ki en sonunda aristokrasinin çöküşünün ardından ruh asaletini tanımlar hale gelene ve adeta olgunlaşıp tatlanana dek. Kakos, kötü sözcüğünde de deilos, korkak sözcüğünde olduğu gibi agatos, iyi, soylunun zıttı olarak plep ödleklik vurgulanır. Bu türlü yorumlara açık agatos, sözcüğünün etimolojik kaynağının nerede aramak gerektiğine ilişkin bir ipucu verir belki de. Latincedeki malus, kötü, Melas, siyah. Siyahın yanına koyuyorum. Sıradan adama koyu tenli, özellikle de siyah saçlı diye işaret eder. İtalya topraklarında hükümdar olan sarışınlardan, yani Ari istilacı ırktan en belirgin biçimde koyu tenleri ve siyah saçlarıyla ayrılan İtalya topraklarının Arilerden önceki sakinleri gibi. En azından Gal dili buna benzer bir örnek sunuyor bana. Örneğin Fin Gal ismindeki Fin, aristokrasiyi imgeleyen bir sözcük sonradan iyi, asil, arı olan anlamını alıyor. Başlangıçta ise koyu renkli, siyah saçlı yerde halktan ayrılan sarı kafayı tanımlıyor. Bu arada şunu da belirteyim ki Keltler bütünüyle sarışın bir ırktı. Almanya'nın daha ayrıntılı etnografik haritalarında görülebilen aslen koyu renk saçlı halkın bulunduğu arazi şeritlerini Show'un hala yaptığı gibi herhangi bir keltik kökene ve kelt kanına dayandıranlar haksızlık ediyor. Oralarda daha ziyade Almanya'nın Ari öncesi halkı öne çıkar. Aynı durum neredeyse bütün Avrupa için geçerlidir. Asıl olarak boyun eğdirilmiş ırk sonunda yeniden üste çıkmış durumda orada. Renkte, kafatası kısalığında hatta belki zihinsel ve sosyal içgüdülerde bile. Modern demokrasinin ondan daha da modern olan anarşizmin ve özellikle de şimdi artık Avrupa'nın tüm sosyalistlerinin ortak özelliği olan şu komün düşkünlüğünün, şu en ilkel toplum biçimine olan düşkünlüğün aslında muazzam bir karşı saldırı demek olmadığını, fetihler ve efendiler ırkının, ari ırkın fizyolojik yönden de alt edilmiş olmadığını kim garanti edebilir? Latince'deki bonusu savaşçı olarak yorumlayabilirim sanırım. Onu daha eski bir sözcük olan duonus'a dayandırmakta haklı olmam koşuluyla. Bellum'u savaş eşittir duellum eşittir duenlumla karşılaştırın. Duonus korunmuş gibi gözüküyor da bana. Buna göre bonus iyi. Çekişmenin ikiliğin adamı, savaşçı adam anlamına geliyor. Eski Roma'da bir adamın iyiliğini neyin belirlemiş olduğunu görüyorsunuz. Almancamızdaki gut sözcüğü de tanrısal olan, tanrı soyundan gelen adam anlamına gelmiyor muydu? Ve gat halkının başlangıçta gat aristokrasisinin adıyla özdeş değil miydi? Bu varsayımın temellerini sıralamanın yeri burası değil. Politik üstünlük kavramının ayrışarak hep bir ruh üstünlüğü kavramına dönüşmesi kuralı için en üst sınıfın aynı zamanda ruhban sınıf olması ve kendi bütününü tanımlamak için ruhbani işlevlerini çağrıştıran bir sıfat yeğlemesi istisnalara yol açacak nedenler olsa da ilk başta henüz bir istisna oluşturmaz. Örneğin bu noktada arı ve arı olmayan kavramları ilk kez birer sınıf göstergesi olarak karşı karşıya gelir. Ama sonradan burada da sınıfsal içerik taşımayan iyiye ve fenaya doğru bir gelişim görülür. Öte yandan bu arı ve arı olmayan kavramlarını daha en başından fazla ciddiye almaktan, geniş ve hatta simgesel kavramlarmış gibi düşünmekten kaçınmak gerekir. Eski insanlığın tüm kavramları başlangıçta bizim aklımızın alamayacağı ölçüde kaba saba, biçimsiz, dışsal, dar, dolambaçsız ve özellikle de simgesel olmayan bir biçimde algılanmıştı. Arı kişi başlangıçtan beri yalnızca yıkanan, deri hastalıklarına yol açan belirli yiyeceklerden kaçınan, alt sınıftan pis kadınlarla düşük kalkmayan, kan görmekten tiksinen insandır. Daha fazlası, çok daha fazlası değil. Öte yandan ağırlıklı olarak ruhban sınıftan oluşan bir aristokrasinin tüm tavır ve tutumu göz önüne alındığında değer karşıtlıklarının neden burada özellikle erken ve tehlikeli bir biçimde içkinleşebilmiş ve keskinleşebilmiş olduğu açıklığa kavuşur. Gerçekten de bu karşıtlıklar yoluyla en nihayetinde insanla insan arasında özgür tinçiliğin bir Akileus'un bile ürpermeden aşamayacağı uçurumlar açılmıştır. Daha en başından sağlıksız bir şey vardır bu tür ruhban aristokrasilerinde ve bunlarda hüküm süren eyleme sırt çevirmiş, kısmen düşünüp taşınma, kısmen de patlayıcı duygusallık içeren alışkanlıklarda. Bu alışkanlıklar sonucunda her çağda rahiplerin tümüne musallat olması neredeyse kaçınılmaz olan o bağırsak hastalığı ve nevrasteni baş göstermiştir. Peki ama kendi hastalıklarına te deva diye bulmuş oldukları çözümlerin uzun vadedeki etkilerinin iyileştirecekleri düşünülen hastalıklardan yüz kat daha tehlikeli olduklarının ortaya çıktığını da söylemek gerekmez mi? İnsanlık halen tedavi adına yapılmış bu rahip saf dilliliğinin etkilerinden mustarip. Belirli perhiz biçimlerini düşünelim örneğin. Oruç tutmayı, cinsel ilişkiden kaçınmayı, çöle kaçışı, ek olarak da duyu düşmanı, miskinleştirici ve inceltici tüm o rahip metafiziğini düşünelim. Kendilerini fakir ve Brahman tarzı hipnotize etmelerini. Brahman, cam düğme ve sabit fikir olarak kullanılır. Ve en sondaki tamamen anlaşılır olan bıkmayı, kendi radikal tedavisinden hiçlikten bıkmayı, ya da Tanrı'dan, Tanrı'yla bir gizemli birliğe erme arzusu, Budist'in hiçliğe, Nirvana'ya erme arzusudur. Başka bir şey değil. Rahipler söz konusu olduğunda her şey daha tehlikeli bir hal alır. Yalnızca tedavi yolları ve yöntemleri değil. Gurur, ölç, kurnazlık, taşkınlık, sevgi, hükmetme arzusu, erdem, hastalık da öyle. Ama şunu da eklemek gerekir ki İnsanoğlu ancak bu özünde tehlikeli varoluş biçiminin, bu ruhban varoluşunun oluşturduğu zemin üzerinde ilginç bir hayvan haline gelmiş. Ancak bu zemin üzerinde insan ruhu da üst bir anlamda derinlik kazanmış ve kötü olmuştur. Ve evet, bunlar da insanın diğer hayvanattan olan şimdiye kadarki üstünlüğünün iki temel biçimidir. Ruhban değerlendirme tarzının şövalye aristokrasisinin değerlendirme tarzından ne kadar kolay ayrılıp karşıt yönde gelişebileceği tahmin edilebilir. Özellikle de ruhban sınıfla savaşçı sınıf kıskançlıkla karşı karşıya gelip fiyat hakkında bir türlü uzlaşamadıkları her durum buna yol açabilir. Şövalye aristokrasisinin değer yargıları muazzam bir bedenselliği, dört başı mamur, zengin hatta kabına sığmaz bir sağlığı ve bunların sürekliliğini sağlayan savaşı, serüveni, avı, dansı, savaş oyunlarını ve güçlü, özgür, sevinçli bir eylemlilik içeren her şeyi temel alır. Ruhban aristokrasisinin değerlendirme biçiminin ise gördük ki daha başka ön koşulları vardır. İşin içinde savaşın olması yeteri kadar vahim onlar için. Rahipler en kötü düşmanlardır bilindiği gibi. Niye peki çünkü onlar en aciz olanlardır. Onlarda kin, acizen doğup en muazzam ve en tüyler ürpertici, en tinsel ve en zehirli biçime ulaşır. Dünya tarihinin en büyük kincileri rahipler olmuştur her zaman. Aynı zamanda en akıllı kincileri de. Rahip kininin aklı yanında başka hiçbir aklın sözü edilemez. İnsanlık tarihi acizlerin ona katmış olduğu akıl olmasaydı fazla ahmakça bir şey olurdu. En önemli örneği ele alalım hemen. Yeryüzünde asillere, kudretlilere, efendilere, güç sahiplerine karşı girişilmiş hiçbir şeyin Yahudilerin onlara karşı yapmış olduklarıyla karşılaştırıldığında lafı bile edilemez. Yahudiler düşmanlarının ve efendilerinin değerlerini kökten yeniden değerlendirme yoluyla, yani en akıllı öç alma edimi yoluyla intikam almayı bilmiş olan o ruhban halk. Ruhban bir halka ruhban kinciliğinin en derinlere çekilmiş olduğu bir halka da yalnızca böyle bir ölç uygun düşerdi zaten. Yahudiler olmuştur. Aristokrat değerler eşitliğini ürkütücü bir tutarlılıkla tersine çevirmeye cüret edenler ve bu ters çevrilmişliğe dipsiz bir kinin, aczin kininin dişleriyle asılanlar, yani zavallılardır yalnızca iyi olanlar, yoksul, güçsüz, aşağı olanlardır yalnızca iyi olanlar, acı çekenler, yoksunluk içindekiler, hastalar, çirkinlerdir, tek imanlılar, tek cennetlikler. Sadece onlar kavuşurlar rahmete. Oysa sizler, siz asiller ve kudretliler, sizler sonsuza dek kötü, zalim, şehvetli, açgözlü, tanrısız olanlarsınız. Sonsuza dek de hayır görmeyenler, lanetlenenler ve kahrolanlar olacaksınız. Yahudilerin bu yeniden değerlendirmesinin mirasına kim konmuştur biliyoruz. Savaş ilanlarının bu en esaslısıyla Yahudiler o korkunç ve hat safhada felaketli girişime ön ayak olmuşlardır. Bu girişimle ilgili olarak başka bir vesileyle kaleme almış olduğum cümleyi hatırlatırım. Yani Yahudilerle birlikte ahlakta köle başkaldırısının başlamış olduğunu. O ayaklanmanın ardında 2000 yıllık bir geçmiş vardır.'' ve bugün gözden uzaklaşmış olmasının tek sebebi zafere ulaşmış olmasıdır. Ama siz anlamıyor musunuz bunu? Zafere ulaşması için 2000 yıl gerekmiş bir şeyi görmüyor mu gözleriniz? Şaşılacak bir şey yok bunda. Tüm uzun süren şeyleri görmek, kavramak zordur. Olay şudur. O öç ve kinin, Yahudi kininin, yeryüzünde bir benzeri daha görülmemiş olan, idealler yaratan, değerleri evirip yeni değerler yaratan, en derin ve en yüce kinin, ağacının gövdesinden aynı benzersizlikte başka bir şey, yeni bir sevgi, sevgilerin en derini ve en yücesi boy verdi. Başka hangi gövdeden doğabilirdi ki zaten? Ama sanılmasın ki bu sevgi, öce susamışlığın gerçek bir reddi olarak, Yahudi kininin karşıtlığı olarak boy verdi. Hayır, hakikat bunun tam tersidir. O kinden doğdu bu sevgi, onun en berrak aydınlıkta ve güneşte daha da serpilip açılan utkulu tacı olarak ve nasıl ki o kin köklerini derinlikli ve kötü olan her şeyin içine giderek daha esaslıca ve ihtirasla saldı, bu sevgide aynı şevkle ışık ve yükseklik diyarında o kinin hedeflerinin, zaferin, avın, ayartmanın peşine düştü. Şu ete kemiğe bürünmüş sevgi müjdesi, Alı İsa, Yoksullara, hastalara, günahkarlara selameti ve zaferi getiren şu kurtarıcı, ayartının tam da en ürpertici ve en karşı konulamaz biçimi, Yahudi değerlerine ve Yahudilerin yenilediği ideallere götüren dolambaçlı bir yol ve ayartıcı değil mi? İsrail tam da bu kurtarıcı üzerinden, İsrail'in bu sözde muhalifi ve yıkıcısı üzerinden erişmemiş midir yüce ölç düşkünlüğünün son hedefine? İsrail'in kendisinin elindeki asıl ölç alma aracını tüm dünyanın yani İsrail'in tüm muhaliflerinin duraksamadan tam da bu yemi dişlemelerini sağlamak için amansız bir düşmanmış gibi tüm dünya önünde yatsıyıp çarmıha germesi gerçekten büyük bir ölç politikasının ileriyi gören, yer altından soluklanan, usul usul ve alttan alta yayılan hesabını bilen bir öcün gizli büyüsünün bir parçası değil midir? Aklın tüm incelikleri seferber edilse, bundan daha tehlikeli bir yem düşünülebilir mi ki? O kutsal haç simgesi kadar, o tüyler ürpertici çarmıhtaki tanrı paradoksu kadar, o akıl almaz, son kerte zalimliğin ve tanrının insanın selameti için kendini çarmıha germesinin gizemi kadar cezbedici, mest edici, uyuşturucu, yoldan çıkarıcı başka bir şey olabilir mi? Kesin olan şu ki İsrail şimdiye dek bu simge altında öcün ve tüm değerlerin yeniden değerlendirme yoluyla bütün diğer idealleri, bütün daha asil idealleri her defasında yeniden alt etmiştir. Ama ne diye daha asil ideallerden bahsediyorsunuz ki hala? Gelin gerçeklere bakalım. Halk galip geldi. Ya da köleler ya da ayak takımı ya da sürü. Nasıl adlandırmak isterseniz öyle adlandırın. Eğer bu Yahudiler yoluyla gerçekleşmişse ne âlâ. Başka hiçbir halk dünya tarihini bu denli etkilemiş bir görev üstlenmedi. Efendilerin işi bitirildi. Bayağı adamın ahlakı galip geldi. Bu zafer aynı zamanda bir kan zehirlenmesi olarak da düşünülebilir. Irkları birbirine karıştırmıştır. Karşı çıkmıyorum buna. Ama hiç kuşkusuz amacına ulaşmıştır bu zehirlenme. İnsan soyunun kurtuluşu, efendilerden kurtuluşu yani yolunda gidiyor. Her şey neredeyse gözle görülür bir hızla. Söze ne gerek? Yahudileşiyor veya Hristiyanlaşıyor veya bayağılaşıyor. Bu zehirlenmenin insanlığın tüm bedenini sarmasının önüne geçilemez gibi görünüyor. Kaldı ki temposunun ve adımlarının bundan böyle giderek daha ağır, daha yumuşak, daha işitilmez, daha ölçülü olmasında bile sakınca yok artık. Zaman var nasıl olsa. Bu bağlamda kiliseye zorunlu bir görev düşüyor mu bugün hala? Var olmaya dahi hakkı var mı? Onsuz da yapılabilir mi yoksa? Sorulur. Kilise zehrin yayılmasını hızlandırmak yerine engelliyor ve dizginliyor gibi mi görünüyor? Belki yararı tam da bunu yapmasındadır. Daha duyarlı bir zihne ve modern bir beğeniye ters düşen, düpedüz, kaba saba ve köylüce bir şey kilise kuşkusuz. Hiç değilse biraz incelik kazanmamalı mı? Ayartmaktan çok yabancılaştırıyor bugün. Kilise olmasaydı hangimiz özgür tinli olurduk ki? Bizi tiksindiren kilise, onun zehri değil. Kiliseyi bir yana bırakırsak biz de seviyoruz zehri. Bir özgür tinlinin, besbelli dürüst bir hayvanın, üstüne üstlük bir demokratın benim söylevime son sözü bu. Beni buraya kadar dinlemiş ve sustuğumu duymaya dayanamamıştı. Zira bu konuya ilişkin olarak susacak çok şeyim var benim. Ahlakta köle başkaldırısı hıncın yaratıcı hale gelmesi ve değerler üretmesiyle başlar. Bu, gerçek tepkiden, eylem tepkisinden yoksun olan ve kendilerini yalnızca kurmaca bir öç yoluyla zarardan koruyan yaratıkların hıncıdır. Tüm asil ahlak, utkulu bir kendini evetlemeden doğarken, köle ahlakı en başından hayır der dışarıdakine, farklı olana, kendinden olmayana ve bu hayır onun yaratıcı edimidir. Değer belirleyen bakış açısının bu tersine dönüşü kendine dönmek yerine bu zorunlu dışa yönelim hınca özgüdür. Köle ahlakı oluşmak için ilkin hep bir karşı ve dış dünyayı gereksinir. Fizyolojik bir terimle söylersek, en ufak bir eylemde bulunabilmek için bile dış uyarımlara gereksinim duyar. Eylemi temelinde bir tepkidir. Asil değerlendirme tarzındaysa durum bunun tersidir. O kendiliğinden eyleme geçer ve gelişir karşıtını sırf kendini daha minnetle, daha coşkulu bir sevinçle evetlemek için arar. Onun olumsuzluk kavramı aşağı, bayağı, fena, onun o iyiden iyiye yaşam ve tutkuyla yoğrulmuş olumluluk temel kavramı biz asiller, biz iyi olanlar, biz güzel olanlar, biz mutlu olanlarla karşılaştırıldığında sonradan doğma ve soluk bir karşıtlıktır yalnızca. Eğer asil değerlendirme tarzı yanılır da gerçekliği çiğnerse bu onun yeterince tanımadığı, evet, gerçekten tanımaya sert bir şekilde direndiği alanda olur. Aşağıladığı alan hakkında bayağı adamın, aşağı halkın dünyası hakkında yanlış hüküm verir kimi zaman. Öte yandan bu aşağılamanın yukarıdan bakmanın, büyüklenmenin aşağılananın resmini çarpıttığı varsayılsa bile, bu çarpıtmanın aciz olanın derinlere yerleşmiş kininin ve öç duygusunun hasmını uğratacağı temsili olarak elbette çarpıtmanın çok gerisinde kalacağını da dikkate almak gerekir. Gerçekten de nesnesini abartılı bir karikatüre, iğrenç bir canavara dönüştüremeyecek denli savsaklamayla, hafife almayla, kayıtsızlıkla, sabırsızlıkla ve kendi sevinç duygusuyla karışıktır bu aşağılama. Yunan aristokrasisinin alt tabakayı kendinden ayırmak için kullandığı sözcüklere iliştirdiği neredeyse iyicil nüansları göz ardı etmemek gerekir. Bayağı adamı tanımlamak için kullanılan neredeyse tüm sözcüklerin en nihayetinde yalnızca mutsuz, acınası anlamlarını taşır hale gelene dek nasıl sürekli acıma, gözetme, hoşgörüyle karışmış ve şekerlendirilmiş olduğunu ve diğer yandan fena, aşağı, mutsuz sözcüklerinin Yunan kulağı için artık nasıl hep mutsuzun ağır bastığı bir tınısı ola geldiğini göz ardı etmemek gerekir. Eski, soylu ve aristokratça olan, o aşağılarken bile asil olan değerlendirme tarzının mirasıdır bu. Soylular kendilerini mutlu olanlar olarak duyumsuyorlardı. Mutluluklarını düşmanları üzerinden yapay olarak kurgulamaları, sırası geldiğinde kendilerini mutlu olduklarına inandırıp kandırmaları tüm hınçlı insanlarda adet olduğu gibi gerekmiyordu. Bunun yanı sıra canlı, güçlü, kuvvetli, bu yüzden de kaçınılmaz bir biçimde etkin insanlar olarak eylemde bulunmayı mutluluktan ayrı tutmamayı biliyorlardı. Etkin olmak zorunlu olarak mutluluğa dahildir onlara göre. Tüm bunlar acizlerin, ezilmişlerin zehirli ve düşmanca duygularla kıvrananların seviyesindeki mutluluğa bir uyuşturucu, hissizleşme, sükunet, huzur, şabbat, ruhu dinlendirme, kasları gevşetme olarak kısacası edilgin bir şekilde beliren mutluluğa nasıl da zıt. Asil insan kendisine karşı açık yüreklilik ve inançla yaşarken asil soydan gelme sözcüğü, samimi nüansını ve büyük bir olasılıkla da safı vurgular, Hınçlı insan ne samimidir, ne saf, ne de kendisine karşı dürüst ve açık. Ruhu şışı bakar, tini, gizli de delikleri, arka yolları, arka kapıları sever. Saklanmış her şey onun dünyası, onun güvencesi, onun merhemi gibi gelir ona. İyi bilir susmayı, unutmamayı, beklemeyi, geçici olarak kendini küçültmeyi ve alçaltmayı. Böylesi hınçlı insanlardan oluşan bir ırk sonunda herhangi bir asil ırka oranla kaçınılmaz olarak daha kurnaz olur. Nitekim kurnazlığa büsbütün farklı bir paye de verir. Birinci derecede bir var olma koşulu olarak görür onu. Oysa asil insanlar için kolaylıkla lükse ve incelmişliğe kaçan nahoş bir tat taşır kurnazlık. Burada bilincine varılmamış düzenleyici içgüdülerin sekmez işlerliği yanında bir tür akılsızlık bile denilebilecek tehlikenin ya da düşmanın üzerine o yiğitçe gidişin yanında veya asil ruhların her zaman birbirlerinin farkına varmalarını sağlamış olan öfkenin, sevginin, hürmetin, minnetin ve öcün o coşkulu birdenbireliğin yanında hiç de esaslı bir yer tutmamıştır kurnazlık. Zira asil insanın hıncı ortaya çıktığında ani bir tepki gösterir ve tüketir kendini. Bu yüzden de zehirlemez. Kaldı ki tüm zayıfların ve acizlerin hınçlanmalarının kaçınılmaz olduğu sayısız durumda asil insan hınçlanmaz hiç. Düşmanlarını, talihsizliklerini, kabahatlerini uzun süreli ciddiye alamamak, güçlü ve dolgun yapıların içlerinde esnek, yeniden kurucu, sağaltıcı ve unutmaya da elveren bir güç fazlalığı barındıran yapıların göstergesidir bu. Başkalarının içine işleyen solucanları, bir silkeli işte atı verir kendi üzerinden böyle bir insan. Ve yalnızca burada mümkündür. Yeryüzünde böyle bir şey mümkünse eğer, gerçekten düşmanını sevmek, asil bir insanın ne de çok hürmeti vardır düşmanlarına karşı. Böylesi bir hürmet de sevgiye bir köprüdür zaten. Düşmanının sırf kendine ait olmasını ister o. Kendi nişanı olarak. Aşağılanacak hiçbir yanı olmayan ama saygı duyulacak çok fazla şeyi olan bir düşmandan başkasına katlanamaz. Buna karşılık hınçlı insanın tasarımladığı düşmanı düşünelim bir de. Tam da buradadır onun edimi, yaratısı. Kötü düşmanı tasarlamıştır o. Bir temel kavram olarak kötü olanı ve sonra bu temel kavramdan yola çıkıp onun karşıt eşleniği olarak bir de iyi olanı tasarımlamıştır. Kendisini. İyi, temel kavramını öncel olarak ve kendiliğinden, yani kendinden yola çıkarak tasarımlayan ve ancak bu temel kavramdan hareketle bir fena imgesi yaratan asilde olduğunun tam tersi kısacası. Asil kökten doğma bu fena ve doymak bilmez nefretin cadı kazanından çıkma o kötü ne kadar da farklılar birbirlerinden. Aynı iyi kavramının karşıtlarıymış gibi görünen bu iki sözcük fena ve kötü. Ama aynı iyi kavramı değil bu. Hınç ahlakına göre aslında kimin kötü olduğu sorulsa ya önce Tümden kesin bir yanıt verelim buna. Diğer ahlakın iyi olanıdır bu tamda. Asil olan, güçlü olan hükmedendir. Hıncın zehirli gözü. Başka bir renge, başka bir anlama, başka bir görünüme büründürmüştür onu yalnızca. Ama bu noktada en az şunu yazmak isteriz. O iyi olanları sadece düşman olarak tanıyıp bilmiş olanlar kötü düşmandan başka bir şeyle karşılaşmamışlardır. Gelenek görenekle, hürmet duygusuyla, ört ve adetle, Şükran duygusuyla daha çok da birbirlerini karşılıklı kollama ve kıskançlık yoluyla dizginlenenler öte yandan birbirleriyle olan ilişkilerinde göz etme, kendilerine hakim olma, nezaket, sadakat, övünç, dostluk konusunda da ne kadar yaratıcı olduklarını kanıtlarlar. Dışarıya karşı yabancı olanın, yabancı diyarın başladığı yerde dizginleri salıverilmiş yırtıcı hayvanlardan farksız olurlar. Tüm toplumsal zorlamalardan özgür olmadığın tadını çıkarırlar orada. Uzun süre toplum huzuru içine kapatılmışlığın, sıkışıp kalmışlığın yarattığı gerginliği atarlar üstlerinden yabanda. Bir dizi rezil cinayet, yıkıp yıkma, tecavüz ve işkenceden sonra sanki bunlar yalnızca bir öğrenci muzipliğiymiş gibi, kibirle ve ruh sarsılmazlığıyla çekip giden, sevinçten içleri içlerine sığmayan canavarlar olarak yırtıcı hayvan insafsızlığının masumiyetine geri dönerler ve ikna olmuşlardır ki ozanlara şarkılar, övgüler düzecekleri bir şeyler çıkmıştır gene. Bütün bu asil ırkların temelinde o yırtıcı hayvanın av ve zafer arzusuyla kol gezen o görkemli sarışın canavarın yattığı açıktır. Zaman zaman boşalmaya ihtiyaç duyar bu örtük temel. Hayvanın tekrar dışarıya çıkması, tekrar yabana geri dönmesi gerekir. Roma, Arap, Germen, Japon asizadeleri... Homeros'un kahramanları, İskandinavya vikingleri, hepsi de birbirinin aynıdır bu gereksinim açısından. Asil ırklardır gittikleri yerlerde barbar kavramını gerilerinde bırakanlar. En yüksek kültürlerinde bile bunun bilinci, hatta bundan duyulan bir kıvanç sezilir. Asil ırkların çılgın, saçma ve kendini aniden gösteren bu gözüp ettikleri, girişimlerinin sıra dışılığı ve kestirilemezliği, güvenliğe, bedene, yaşama, rahata karşı kayıtsızlıkları ve aşağılamaları, her tür yıkıcılıktan, zafer ve zulmün tüm şehvetinden aldıkları hazın o tüyler ürpertici coşkunluğu ve derinliği. Bütün bunlar bir araya gelip, bunlardan zarar görenler için barbarın, kötü düşmanın, örneğin Gat'ın, Vandal'ın resmini oluşturmuştur. Almanın iktidara geçer geçmez uyandırdığı derin, buz gibi güvensizlik duygusu ki bugün yeniden söz konusudur, yüzyıllar boyu sarışın, germen canavarının gazabını dehşet içinde seyretmiş olan Avrupa'nın o dehşetinin tortusudur hala. Bir keresinde kültür çağlarının bir sıralamasını yapmayı tasarlayıp da onları altın, gümüş, bronz diye ifade etmek istediğinde Hesiodos'un düşmüş olduğu sıkıntıya dikkat çekmiştim. Homerus'un o muhteşem ama aynı zamanda da ürkünç ve zorba dünyasının sunduğu çelişkiyle bir çağdan iki çağ yapmak, ve ard arda sıralamaktan başka bir yolla başa çıkamamıştı. İlkin asil soyların belleğinde yer etmiş olduğu haliyle kendi ataları olan Troyalı ve Tibaili kahramanlar ve yarı tanrılar çağı, sonra da bronz çağı aynı dünyanın ezilmişlere, soyulmuşlara, hırpalanmışlara, süründürülmüşlere, alınıp satılmışlara göründüğü hali. Bronz bir çağ olarak dediğim gibi katı, soğuk, zalim, duygusuz ve vicdansız, her şeyi ezen ve kana bulayan. Bugün hakikat olduğuna inanılan şeyin doğru olduğunu varsayarsak, yani kültürün amacı insan denen yırtıcı hayvandan evcil ve uygar bir hayvan, bir ev hayvanı yaratmaksa, o zaman sayelerinde asil soyların ve ideallerin rezil edilip yenilgiye uğratıldığı tüm o tepki ve hınç içgüdülerini de asıl kültür araçları olarak görmek gerekir kuşkusuz. Ne var ki bu içgüdülerin taşıyıcılarının aynı zamanda kültürü de temsil ettikleri anlamına gelmiyor bu. Bunun tam tersi olası daha ziyade. Hayır, yalnızca olası değil. Bugün bu apaçık ortada. Ezme ve intikam içgüdülerinin bu taşıyıcıları, Avrupalı ve Avrupalı olmayan tüm kölelerin, özellikle de Ari ırk öncesi halkların bu torunları İnsanlığın gerileyişini temsil ediyor onlar. Bu kültür araçları insanlığın bir ayıbı. Kültüre karşı duyulan bir şüphe. Kültüre karşı çıkan bir saldır daha çok. Tümüyle haklılar belki. Bütün asil soyların temelindeki bu sarışın canavardan korkmakta ve tetikte durmakta. Ama kim aynı zamanda hayranlıkta duyabilecekse eğer yüz kere eğilemez ki korkmayı korkmamaya. Ama buna karşın kusurlarının, küçülmüşlerin güdükleşmişlerin, zehirlenmişlerin o iğrenç görüntülerinden de kurtulamam ya. Bizim kara yazgımız değil mi bu da? Bizim insana karşı tiksinmemize yol açan ne bugün? İnsan bize acı veriyor çünkü. Buna şüphe yok. Korku değil. İnsanda korkulacak hiçbir şeyin kalmamış olması daha çok. Ön planda insan denen solucanların kaynıyor olması. İflah olmaz vasatlık. Vasatlıktaki yürek daraltıcı evcil insanın kendisini şimdiden varılacak hedef ve doruk noktası olarak, tarihin anlamı olarak, daha üstün insan olarak duyumsamayı öğrenmiş olması. Pis kokuları bugün Avrupa'yı sarmak üzere olan o kusurlular, hastalıklar, bitkinler, içi geçmişler yanından ayrıldığını hissettiği öl ölçüde, bu yüzden de en azından görece kusursuz olduğu, hiç değilse hala bir yaşam becerisine sahip olduğu, hiç değilse Yaşamı evet dediği ölçüde kuşkusuz bir hakkının olması böyle ya. Bu noktada bir iç çekişi ve son bir umudu bastırmayacağım. Nedir benim en katlanamadığım şey? Başa çıkamadığım yegane şey. Beni boğan ve mahveden şey. Pis hava, pis hava. Bir kusurlunun yakınıma gelmesi. Kusurlu bir ruhun bağırsaklarını koklamak zorunda kalmam. Sefalet, yoksunluk, kötü hava, müzmin hastalık zahmet, yalnızlık gibi nelere göğüs germez ki insan bunun dışında? Aslına bakılırsa bunun dışındaki her şeyle başa çıkılabilir. Değil mi ki bir yeraltı varoluşuna, savaşçı bir varoluşa doğmuşuz? Herkesin ara sıra ışığa çıktığı olur. Ara sıra herkes kendi altın zafer anını yaşar. Ve işte o zaman nasıl doğmuşsak öyle dururuz. Kırılmaz, gergin, yeni olana, daha zorlu olana, daha uzak olana hazır, Tüm zorlukların yalnızca daha fazla germeye yaradığı bir yay gibi. Ne ki zaman zaman iyinin ve kötünün ötesinde kutsal bağışlayıcılar olduğunu varsayarsak bir bakış bağışlayın bana. Mükemmelleşmiş, tamamlanmış, mutlu, kudretli, utkulu ve hala korku salabilen bir şeye tek bir bakış. İnsanoğlunun varlığını haklı çıkaracak bir insana onun tamamlayıcısı ve kurtarıcısı olacak uğruna insana olan inancımıza tutunabileceğimiz bir talih eserine bir bakış. Çünkü durum şu, Avrupalı insanın küçülmesi ve eşitlenmesi bizim için en büyük tehlikeyi barındırıyor içinde. Yoruyor çünkü bu manzara. Daha büyük olmak isteyen hiçbir şey görmüyoruz bugün. Hep betere, daha betere gidildiğini seziyoruz. Daha cılıza, daha iyi huyluya, daha akıllıcıya, daha rahata, daha vasata, daha kayıtsıza, daha Çinliye, daha Hristiyan'a, İnsan kuşkusuz sürekli daha iyi oluyor. Avrupa'nın kara yazgısı da burada işte. İnsana duyulan korkuyla birlikte ona olan sevgiyi, hürmeti, umudu ve evet ona olan istenci de yitirdik. İnsana bakmak yoruyor artık. Bugün nihilizm bu değilse başka nedir ki? İnsan yorgunuyuz. Ama geriye dönelim şimdi. İyinin öteki kaynağı sorunu hınçlı insanın düşünüp bulduğu iyi sorunu bir sona erdirilmeyi bekliyor. Kuzuların büyük yırtıcı kuşlara öfke duymaları şaşırtıcı değil. Ancak bu, küçük kuzuları kapıyorlar diye yırtıcı kuşlara gücenmek için bir neden oluşturmuyor. Ve kuzular kendi aralarında, bu yırtıcı kuşlar kötü. Kim onlara olabildiğince az benzerse, dahası onların aksi ise, yani kuzuysa, onun da iyi olması gerekmez mi derlerse, Böyle bir ideal kurgulanmasına diyecek bir şey yoktur. Yırtıcı kuşlar buna biraz alaylı bakacak olsalar ve belki de kendi kendilerine biz hiç de öfkeli değiliz. Bu iyi kuzulara, seviyoruz onları hatta. Hiçbir şey yumuşak bir kuzudan daha lezzetli değildir diyecek olsalar bile. Güçten kendisini güç olarak açığa vurmamasını, bir üstün gelme isteği, alaşağı etme isteği, efendi olma isteği, düşmana, engele ve zafere bir susuzluk olmamasını beklemek, zayıflak, zayıflıktan kendisini güçlülük olarak açığa vurmasını beklemek kadar saçmadır. Bir miktar kuvvet, aynı miktarda bir itki, istenç, etkimedir. Dahası bu yapıp etmeden, istemeden, etkimeden başka bir şey değildir ve ancak her etkimenin bir etkiyeni, bir özneyi şart koştuğu anlayışında ve yanlış anlayışında olan dilin baştan çıkarıcılığı daha farklı bir şeymiş gibi gösterebilir onu. Nasıl ki halk şimşeği çakmasından ayırır ve bu sonuncuyu şimşek denen bir öznenin eylemi etkisi olarak görür, yaygın ahlakta gücü, gücün dışa vurumundan ayırır. Sanki güçlünün ardında gücü dışa vurup vurmama konusunda özgür olan kayıtsız bir alt katman varmış gibi. Yok ama böyle bir alt katman. Eylemin, etkimenin, oluşmanın ardında bir varlık yok. Eylemci, eyleme sonradan eklenmiş bir uydurmacadır yalnızca. Eylem her şeydir. Halk şimşeğin çakmasından söz ederken eylemi ikiler aslında. Bu bir eylem eylemdir. Aynı olayı bir keresinde neden, sonra bir de o nedenin sonucu olarak alır. Doğa bilimcileri de kuvvet devindiriyor, kuvvet neden oluyor ya da bunun gibi şeyler dediklerinde daha iyi bir şey yapmıyorlar. Tüm bilimimiz bütün soğukkanlılığına ve duygudan arınmışlığına rağmen dilin baştan çıkarıcı etkisi altında hala ve öznelerden, şu sonradan gelme hilkat garibelerinden kurtulabilmiş değil. Gerilere çekilmiş, için için yanan öç ve nefret duygularının bu inancı zayıf olmanın güçlünün elinde olduğu, kuzu olmanın yırtıcı kuşun elinde olduğu inancını kendileri yararına kullanmalarına ve başka hiçbir inanca bu inanca olduğu denli şevkle sarılmamış olmalarına şaşmamalı. Yırtıcık kuşu, yırtıcı kuşluğundan sorumlu tutma hakkını elde ediyorlar böylece çünkü. Baskı altındakiler ezilmişler, zulme uğramışlar aczin öç peşinde koşan hilekarlığıyla şuna inandırılırsa, kötülerden farklı olalım biz, iyi olalım ve zulme etmeyen, kimseyi yaralamayan, saldırmayan, misillemeyen, öç almayı tanrıya bırakan, bizler gibi gizlide yaşayan, tüm kötü şeylerden uzak duran ve yaşamdan fazla bir şey beklemeyen herkes iyidir. Tıpkı biz sabırlı, alçak gönüllü, adil olanlar gibi. Bu aslında soğukkanlı ve ön yargısız dinlendiğinde biz zayıflar zayıfız işte. Yapmaya gücümüzün yetmediği hiçbir şeyi yapmamakla iyi ediyoruz demekten başka bir şey değildir. Ama bu acı gerçek büyük bir tehlike anında çok fazla bir şey yapmamak için kendilerini ölüymüş gibi gösteren böceklerde bile bulunan bu en adi türden akıllılık, acizin kalpazanlığı ve kendini aldatmacası sayesinde her şeyden ele tek çekmiş, sessiz, bekleyiş içindeki erdemin şatafatına büründü. Sanki zayıfın zayıflığı ki bu aslında onun özü, etkimesi, kaçınılmaz ve ondan ayrılmaz biricik ve tüm gerçekliğidir, iradeye bağlı bir işmiş. Bir istenmişlik, seçilmişlik, bir eylem, bir kazanılmış gibi. Bu tür insan hayatta kalma ve kendini evetleme içgüdüsünden, bu her tür yalanı kutsayan içgüdüden hareketle kayıtsız ve seçme özgürlüğüne sahip özneye inanma gereksinimi duyar. Özne belki de her tür ölümlü, zayıf, ezilmiş insan kalabalığına o incelmiş kendini aldatma olanağını, zayıflığın kendisine özgürlük, böyle ya da şöyleliğini de yararlık olarak yorumlama olanağını sağlamış olduğu için şimdiye kadar yeryüzünde bir inancı belirleyen en sarsılmaz ifade ola gelmiştir. Aşağıya bir göz atıp da yeryüzünde ideallerin nasıl üretildiğinin sırrını görmek isteyen var mı? Kimin cesareti var buna? Hadi öyleyse. O karanlık atölyeler buradan görülebilir. Bir dakika bekleyin bay meraklı ve gözü kara. Gözünüz bu parıltılı ve sahte ışığa alışmalı önce. Tamam, yeter. Konuşun şimdi. Neler dönüyor aşağıda? Sizin merakınız en tehlikelisidir merakların. Hadi söyleyin ne gördüğünüzü. Dinleyin beni şimdi. Hiçbir şey görmüyorum ama bir sürü şey duyuyorum. Köşe bucak her yerden temkinli, hınzırca ve usuldan bir laflama, fısıldaşma geliyor. Yalan söylüyorlar gibi geliyor bana. Şekerimsi bir yumuşaklık yapışmış her bir sese. Zayıflık, yararlık yalanına çevrilmeliymiş. Hiç şüphe yok. Durum aynı sizin söylemiş olduğunuz gibi. Devam. Misillemede bulunmayan acız, iyiliğe, ödlek aşağılık, alçak gönüllüye, nefret duydukları karşısında boyun eğme, itaate bu boyun eğişi buyurduğunu söyledikleri birine karşı bir itaat tanrı diyorlar ona çevrilmeliymiş. Zayıfın zararsızlığı, hatta onda bol bulunan korkaklık bile onun ezilip büzülürlüğü o kaçınılmaz beklemede olma hali iyi bir ün kazanıyor ve sabır diye geçiyor burada ve erdemin ta kendisi sayılıyor. Öç alamama, öç almak istememek, hatta belki de bağışlamak deniyor. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yalnızca biz biliyoruz onların ne yaptığını. Düşmanını sevmekten de söz ediyorlar ve ter döküyorlar burada. Devam Tüm bu fiskosçular, köşe bucağı yuvalanmış bu kalpazanlar perişan haldeler. Buna şüphe yok. Bakmayın öyle birbirlerine sokulup oturduklarına. Ama bana bu perişanlıklarının Tanrı'nın bir seçimi ve nişanı olduğunu söylüyorlar. Hırpalanan köpekler en çok sevilen köpeklermiş. Bu perişanlık belki de bir hazırlık, bir sınama, bir talimmiş. Belki daha da fazlasıymış. İleri de denkleştirecek ve muazzam bir faizle altın olarak hayır mutluluk olarak geri ödenecek bir şeymiş. En büyük mutluluk diyorlar buna. Devam. Tükürüklerini yalamak zorunda kaldıkları, korkudan değil, kesinlikle korkudan değil, yalnızca Tanrı her tür iktidara hürmet edilmesini buyurduğu için, kudretlilerden, bu yeryüzü efendilerinden daha iyi olmaları bir yana, onlardan daha iyi durumda olmuş olduklarını ya da şu anda değilse bile en azından gelecekte onlardan daha iyi bir durumda olacaklarını ima ediyorlar şimdi de. Ama yeter, yeter. Daha fazla dayanamayacağım. Pis hava. İdeallerin üretildiği bu atölyeler leş gibi yalan kokuyor bana kalırsa. Hayır. Bir dakika, bir dakika daha. Her karayı aka, süte, masumiyete dönüştüren bu büyücülerin başyapıdından söz etmediniz henüz. İnceliklerinin doruk noktasının ne olduğunu fark etmediniz mi? Onların en cesur, en ustaca, en zekice, en bol yalanlı ustadala verilerini. Dikkatinizi verin. Bu ölç ve kin dolu bodrum hayvanları ne yapıyorlar o ölç ve kin yüzünden? Bu sözcükleri ağızlarına aldıklarını duydunuz mu hiç? Bir sürü hınçlı insanın arasında olduğunuz aklınıza gelir miydi? Yalnızca sözlerine inansaydınız onların? Anlıyorum. Tekrardan açayım kulaklarımı. Pöf 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 ne kapıyayım burnumu. Ancak şimdi duyuyorum şu ana dek sıkça söylemiş oldukları şeyi. Biz iyiler, biz adil olanlarız. Talep ettiklerine ölç değil, adaletin zaferi diyorlar. Nefret ettikleri düşmanları değil, hayır. Haksızlıktan, tanrısızlıktan nefret ediyorlar. İnandıkları ve umdukları öç almak değil, o tatlı öcün sarhoşluğu değil de baldan daha tatlı demişti Homeros öç için, Tanrı'nın, adil Tanrı'nın tanrısızlar karşısındaki zaferi. Yeryüzü üzerinde sevdikleri ise onların ölç kardeşleri değil, kendi deyişleriyle onların sevgi kardeşleri, yeryüzünün tüm iyi ve adil olanları. Yaşamın tüm acıları karşısındaki avuntularına ne ad veriyorlar peki? Şimdiden gördükleri o gelecekteki en büyük mutluluk düşlerini nasıl adlandırıyorlar? Nasıl? Doğru mu duyuyorum? Kıyamet günü diyorlar buna. Kendi ülkelerinin Tanrının devletinin gelip çatması diyorlar. O zamana kadarsa inanç içinde, sevgi içinde, umut içinde yaşayacaklarmış. Yeter. Yeter. Neye inanç? Neye sevgi? Ne için umut? Bu zayıflar günün birinde onlar da kuvvetli olmak istiyorlar çünkü. Buna şüphe yok. Günün birinde onların devleti de gelip çatmalı. Tanrının devleti diyorlar buna basitçe. Yukarıda belirtildiği gibi her şeyde pek bir alçak gönüllüler ya. Ama bunu görebilmek için bile uzun yaşamak gerekiyor. Ölümden sonra da yaşamak. Hatta sonsuz bir yaşama gereksinim duyuluyor ki o inanç içinde, sevgi içinde, umut içinde geçen yeryüzü yaşamının acısı sonsuza dek çıkarılabilsin. Tanrı'nın devletinde. Neyin acısı çıkıyor, neyle çıkıyor? Dante, cehenneminin kapısının üstüne tüyler ürpertici bir açık sözlülükle Beni de sonsuz sevgi yarattı yazısını koyduğunda vahim bir yanlış yaptı bana kalırsa. Hristiyan cennetinin ve onun sonsuz mutluluğunun kapısı üzerinde şu yazının durması daha yerinde olurdu kuşkusuz. Beni de sonsuz nefret yarattı. Bir yalana açılan kapının üzerinde bir hakikatin durabileceğini varsayarsak elbet. Nedir çünkü o cennetin mutluluğu? Belki tahmin edebiliriz bunu artık. Ama bu konularda küçümsenmeyecek bir yetkenin ağzından. Thomas Aquinas'tan, o usta öğretmen ve azizden açık seçik duymak daha iyi. Kutlu kişiler göksel krallıkta diyor. Bir kuzu yumuşaklığıyla. Suçluların çektikleri cezaları görecekler. Böylece mutlulukları daha çok tatmin edecek onları. Daha güçlü bir ses tonundan mı duymak istersiniz yoksa? Hristiyanlarına halka açık tiyatro oyunlarındaki dehşet veren azlardan uzak durmalarını salık veren utkulu bir kilise babasından örneğin neden ama İman bize çok daha fazlasını sunuyor çünkü çok daha kuvvetli bir şey. Kurtuluş sayesinde bambaşka sevinçler duruyor önümüzde. Atletler yerine şehitlerimiz var bizim. Kan mı istiyoruz? O zaman da İsa'nın kanı var bizim için. Ama neler beklemiyor ki bizi onun geri dönüş gününde, onun zaferinin gününde. Ve sonra devam ediyor. Kendinden geçmiş bu hayalci. Ama başka gösteriler de var. O nihai ve ebedi karar günü, ulusların beklemediği, alay ettiği, bütün o yaşlı dünyanın ve ürettiği bütün şeylerin bir ateşte yanıp tükeneceği o gün. Ne ferah bir manzara olacak o zaman. Neye hayret edeyim, neye güleyim, neye sevineyim, ne heyecan uyandırsın bende. Şimdi Jüpiter ve onun tanrılığının tanıklarıyla birlikte, en derin karanlıklarda inleyenleri, cenneti kabul edildiği müjdelenen bütün o büyük kralları gördüğümde, aynı şekilde yöneticileri ve İsa'nın adına kara çalanları, Hristiyanlara yönelttikleri bu kızgın suçlamalardan daha kızgın alevlerde erirken gördüğümde. Dahası öğrencilerini tanrının hiçbir şeyle ilgisi olmadığına inandıran ruhları olmadığını ya da çıktıkları bedene geri dönmeyeceklerini onlara kabul ettiren şu bilge filozofların öğrencileri önünde utançtan kıpkırmızı kesilerek yanıp kül olduklarını gördüğümde ve artık Minos'un, Radamantus'un değil de hiç beklemedikleri İsa'nın mahkemesi önünde titreyen şairleri. O zaman daha iyi duyulacak tragedyacıların sesleri. Şüphesiz daha tiz çığlıklar atacaklar çünkü kendi yıkımlarında. Ateş içindeyken her zamankinden daha rahat olacakları için daha kolay tanınacak oyuncular. Alevler içinde kıpkırmızı kesilmiş arabasında daha iyi görünecek arabacı. Cemezyumda değil de ateşler içinde cirit atan atletler seyredilecek. İşte o zamana dek canlı görmek istemem bunları. İsa'ya kızıp köprenlere doymak bilmez bakışlarımla bakmayı yeğlerim daha çok. İşte bu o derin. Bir marangozun ya da bir fahişenin oğlu. Şabbat'ı bozan bir Samarites ve içine iblis girmiş biri. Odur Judadan satın aldığınız, odur kamışla, sillelerle dövülen, tükürüklerle kirletilen, safra ve sirke içirilen, odur havarilerinin gizlice kaçırıp götürdüğü ve böylece tekrar dirileceği söylenen ya da marulları gelip geçen kalabalıktan zarar görmesin diye bahçıvanın çekip götürdüğü. Seyrettiğiniz, heyecan duyduğunuz bu gibi şeyleri hangi praetor, hangi konsul, hangi koaistor ya da rahip cömertçe bahşedebilir size. Ama biz inancımızla, tasarımlayan ruhumuzda canlandırarak bir ölçüde sahip oluruz bunlara. Dahası gözün görmediği, kulağın duymadığı ve insan yüreğinde filizlenmeyen bu şeyler ne tür şeylerdir? Bitirelim artık. Birbirlerinin karşıtı olan iyi ve fena, iyi ve kötü değerleri arasında yeryüzü üzerinde binlerce yıllık korkunç bir savaşım yaşandı ve her ne kadar ikinci değerin uzun zamandır üstünlüğü elinde bulundurduğu kesinse de savaşımın sürdüğü ve henüz sonuçlanmadığı yerler bugün de yok değil. Hatta denebilir ki geçen zaman içinde sürekli daha yükseğe taşınmış ve böylelikle sürekli daha derinleşmiş, daha tinselleşmiştir bu savaşım. Öyle ki daha yüksek bir yaratılışın, daha tinsel bir yaratılışın bugün belki de bu anlamda bir ikiliği yaşaması ve o karşıtlıklar için hala gerçekten bir savaşım alanı olmasından daha belirleyici bir göstergesi yoktur. Bu savaşımın okunabilirliğini tüm insanlık tarihi boyunca koruyabilmiş bir yazıyla yazılmış olan simgesinin ismi Roma Yahudiye'ye karşı, Yahudiye Roma'ya karşıdır. Bu savaşımdan, bu soruştan, bu amansız çelişkiden daha büyük bir olay olmamıştır şimdiye dek. Roma Yahudi'de doğaya aykırılığın ta kendisini, adeta kendi zıttı olan bir canavarı duyumsuyordu. Roma'da Yahudi, insan soyuna karşı nefret beslemek suçundan hüküm giymiş olarak görülürdü. Haklı olarak insan soyunun selametini ve geleceğini, aristokrat ve Romalı değerlerin kayıtsız şarsız egemenliğine bağlı kılmakta haklı olunduğu ölçüde. Yahudiler Roma'ya karşı ne hissetmişti peki? Var olan binlerce göstergeden tahmin edilebilir bu. Ama Yuhanna İncil'ini sorumlusu ölç duygusu olan ve yazılı galeyanların en azgını olan o galeyanı bir kez daha akla getirmek yeter. Hristiyan içgüdüsünün tam da bu nefret kitabına sevgi havarisinin o coşkulu aşık incile uygun gördüğü havarinin ismini koymaktaki derin tutarlılığını da küçümsemeyelim bu arada. Bunu yapabilmek için ne kadar yazınsal kalpazanlık gerekirmiş olursa olsun bir parça hakikat saklıdır burada yine de. Romalılar kuvvetli ve asil olanlardı. Öyle ki daha kuvvetlisi ve asili gelmedi yeryüzüne şimdiye dek. Hatta düşlenmedi bile. Onların her kalıntısı, her yazıtı, orada ne yazdığını duyumsayabilmek şartıyla nefes keser. Yahudilerse tersine. Olağanüstü hıncın ruhbaniyetçi hak halkıydı. Ve kendine özgü, benzersiz bir ahlaksal dehaya sahipti. Neyin birinci, neyin beşinci sınıf olduğunun ayrımına varmak için Yahudileri... Onlarınkine benzer yeteneklere sahip halklarla örneğin Çinlilerle ya da Almanlarla karşılaştırın yeter. Bunlardan hangisi şimdilik yenmiş durumda? Peki Roma mı Yahudiye mi? Ama şüphe edecek ne var? Bugün hem de Roma'da en yüce değerlerin timsali mihiçsine kimin önünde eğildiğini düşünsenize üstelik yalnızca Roma'da da değil, neredeyse dünyanın yarısında insanın evcilleşmiş olduğu ya da evcilleşmek istediği her yerde üç Yahudi adam ve bir Yahudi kadının önünde. Nasıralı İsa'nın, balıkçı Petrus'un, halı dokuyucusu Paulus'un ve ismi başta anılan İsa'nın Meryem denilen anasının önünde. Bu çok garip. Roma hiç şüphe yok ki alt edilmiş durumda. Gel gelelim Rönesans'ta klasik ideal ve her şeyin asil bir değerlendirme biçimi ürpertici ve görkemli bir yeniden uyanış yaşadı romanın kendisi bile üzerine kurulmuş, Yahudileştirilmiş, adına kilise denen bir evrensel Hristiyanlık sinagogu görünümündeki yeni romanın ağırlığı altında uyandırılmış bir ölü gibi kıpırdandı. Ama hemen yeniden üstünlüğü ele geçirdi Yahudi'ye. O iyiden iyiye ayak takımı vari, adına reformasyon denen hınç, Alman ve İngiliz hıncı hareketi ve bu hareketin zorunlu sonucu olan kilisenin yeniden kuruluşu ve klasik romanın o eski mezar sessizliğinin de yeniden kuruluşu sayesinde. Yahudiye klasik ideal karşısında Fransız devrimiyle bir kez daha o zamankinden daha da can alıcı ve derin bir anlamda zafere ulaştı. Avrupa'daki son siyasal aristokrasi 17. ve 18. yüzyılının Fransız siyasal aristokrasisi halkın hınç içgüdüleri altında çöktü. Daha büyük bir tezahürat, daha gürültülü bir coşku işitilmedi yeryüzünde. Gerçi bunun ortasında en muazzam, en beklenmedik olan gerçekleşti. Antik idealin kendi, ete kemiğe bürünmüş olarak ve duyulmamış bir görkemle insanlığın gözleri ve vicdanı önüne çıktı. Hıncın o yalan sloganına, çoğunluğun ayrıcalığı sloganına karşı insanın alçalma, alçaltma, denkleştirme, betere ve insanlığın alacakaranlığına yönelme istencine karşı o korkunç ve büyüleyici karşı slogan azınlığın ayrıcalığı sloganı bir kez daha her zamankinden daha güçlü, daha yalın, daha delici bir biçimde duyurdu sesini. Öteki yolu gösteren son bir işaret gibi belirdi Napolyon. Tüm zamanların o en biricik ve en geç doğmuş insanı ve onunla da etiye kemiğe bürünmüş kendi başına asil ideal sorunu. Bu nasıl bir sorundur iyi düşünün. Napolyon bu canavar ve üstün insan bileşimi. Bununla son mu bulmuştu? İdeal karşıtlıklarının o en büyüğü sonsuza dek rafa mı kaldırılmıştı böylece yoksa ertelenmiş miydi? Uzunca bir süre için ertelenmiş miydi sadece? O eski yangının çok daha korkunç ve çok daha uzun süre körüklenmiş bir alevlenişi söz konusu olmamalı mı herhangi bir tarihte? Dahası tüm gücümüzle tam da bunu din dilememeliyiz. Hatta istememeliyiz hatta desteklememeliyiz. Kim benim okurlarım gibi bu noktada düşünmeye ve devamını düşünmeye başlar, kolay kolay sonunu getiremez bunun. Bu da benim sözü kesmem için iyi bir sebep. Yeter ki ne istediğim, son kitabımın gövdesine kadınmış o tehlikeli sloganla, iyinin ve kötünün ötesindeyle ne istediğim iyice anlaşılmış olsun artık. İyinin ve fenanın ötesinde demek değil bu en azından. Not. Bu incelemenin bana verdiği fırsattan yararlanarak şimdiye kadar yalnızca bilginlerle arada bir yaptığım konuşmalarda değinmiş olduğum bir dileği açıkça ve resmen dile getiriyorum. Dileğim herhangi bir felsefe fakültesinin bir dizi bilimsel yarışma yoluyla ahlak tarihi alanındaki çalışmaları destekleme hayrını işlemesi. Belki de bu kitap o yöne doğru güçlü bir itki oluşturur. Böyle bir olasılık durumunda aşağıdaki soruyu öneririm. Bu soru meslekten felsefeci olanları olduğu kadar filologları ve tarihçileri de ilgilendiriyor. Dil bilim, özellikle de etimolojik araştırma, ahlaksal kavramların evrim tarihine ilişkin ne gibi ipuçları vermektedir? Öte yandan bu sorunlar, şimdiye kadarki değerlendirme biçimlerinin değerine ilişkin sorunlar için fizyologların ve tıp adamlarının katkılarının sağlanması da gerekiyor elbette. Felsefe, fizyoloji ve tıp arasındaki başlangıçta soğuk ve karşılıklı güvenden yoksun ilişkiyi endosca ve verimli alışverişe dönüştürmeyi başarmalarından sonra bu konuda da sözü ve aracı olmayı uzman felsefecilere bırakmak yerinde olur. Tarihin ya da etnolojik araştırmaların ortaya çıkardığı tüm iyilik levhaları, tüm psikolojik açıdan yorumlanmalarından çok ilkin fizyolojik açıdan aydınlatılmaya ve yorumlanmaya muhtaçtır gerçekten de. Keza tümü de tıp bilimi tarafından bir eleştiri beklemektedir. Bu ya da şu iyilik levhasının ve ahlakın değeri nedir? Sorusunun olabildiğince farklı bakış açıları göz önüne alınarak sorulması gerekir. Söz gelimi, ne için değerli bölümü nedenle titizce ayrıştırılsa azdır. Bir ırkın süre gelebilirliği açısından ya da belirli bir iklime uyum sağlama gücünün artması ya da en çok sayıda insanın hayatta kalması açısından belirgin bir değeri olan şey, daha kuvvetli bir cinsin oluşması söz konusu olduğunda hiç de aynı değeri taşımaz örneğin. Çoğunluğun yararı ve azınlığın yararı birbirlerine zıt bakış açılarıdır. İlkini kendi başına daha üstün değerli görmeyi İngiliz biyologların saflığına bırakalım. Bütün bilimler filozofun gelecekteki ödevi için gerekli ön çalışmaları yapmak durumunda bundan böyle. Bu ödev ise filozofun değer sorunsalını çözmesi ve değerler hiyerarşisini belirlemesi olarak anlaşılmaktadır. İkinci inceleme Suç, vicdan rahatsızlığı ve benzeri şeyler Vaatte bulunabilir bir hayvan yetiştirmek, Doğan'ın kendisinin insanlara ilişkin olarak vermiş olduğu o paradoksal ödevin ta kendisi değil mi bu tamda? Bu, insana ilişkin asıl sorun değil mi? Bu sorunun büyük ölçüde çözülmüş olması, zıt yönde etkiyen kuvveti, unutkanlığın kuvvetini bütünüyle takdir etmeyi bilen biri için büsbütün şaşırtıcı olsa gerek. Unutkanlık, yüzeysel olanların sandığı gibi basit bir atalet değildir. Bedensel besinimizin geçtiği gövdeye indirmek denen o karmaşık süreç bilinç düzeyine nedenle az çıkıyorsa yaşamış, tecrübe etmiş, içimize almış olduklarımızın da hazımları sırasında bilinç düzeyine o denli az çıkmalarını sağlayan etkin ve kelimenin tam anlamıyla da pozitif bir engelleme yetisidir daha ziyade. Bilincin kapı ve pencerelerini geçici bir süre için kapatmak, bilinçaltı dünyamızın hizmetkar organlarının birbirleri için ve birbirlerine karşı çalışırken çıkardıkları patırtının ve sürdürdükleri savaşımın uzağında kalmak. Bir parça sessizlik, bir parça bilinç boş levhası ki yeniye, her şeyden önce de daha asil görevlere ve görevlilere, yönetmeye, sağ görüye, önceden belirlemeye yarayabilsin yeniden. Budur ruhun düzeninin, huzurun, görgünün koruyucusu, adeta bekçisi olan. Söylendiği gibi Etkin unutkanlığın yararı buradan da hemen görülüyor ki unutkanlık olmadan ne mutluluk, ne neşe, ne umut, ne kıvanç ne de şimdi mümkün olur, olurdu. Bu engelleme aygıtının hasara uğramış ve işlemez olduğu bir insan hazımsızlık çeken birini andırır. Sadece andırmakla da kalmaz, hiçbir şeyi halledemez. İşte tam da unutmanın onda bir kuvveti. Kuvvetli sağlığın bir biçimini temsil ettiği bu zorunlu olarak unutkan hayvan, bir karşıyeti, unutkanlığın belirli durumlar için askıya alınmasına yarayan bir bellek geliştirdi şimdi kendinde. Vaatlerde bulunulması zorunlu olan durumlar için. Dolayısıyla edinilmiş izlenimden edilgin bir daha kurtulamama, bir kez verilmiş ve sonradan geri alınamamış bir sözün yarattığı hazımsızlık değil kesinlikle. Aksine etkin bir kurtulmamayı isteme, bir kere istenmiş olanı sürekli ve sürekli isteme. Gerçek bir istenç belleği bu. Ki böylece bu uzun istenç zincirini koparmadan başlangıçtaki istiyorum, yapacağımla istencin asıl boşalımı eyleme arasına yeni ve yabancı şeylerden oluşan bir dünya, durum ve hatta istençle eylem çekinmeden sokulabilsin. Ama neler öngörmüyor ki bu? İnsan geleceği bu denli önceden belirleyebilmek için nasıl da ilkin zorunlu olanı rastlantısal olandan ayırmayı, nedensel düşünmeyi, uzaktakini sanki yanı başındaymış gibi görüp onu önceleyebilmeyi, neyin amaç, neyin araç olduğunu şaşmaz bir biçimde saptamayı, özetle hesap etmeyi, ölçüp biçmeyi öğrenmiş. Her şeyden önce kendisi, kendi gözünde bile nedenle hesaplanabilir, düzenli, zorunlu bir hale gelmiş olsa gerektir ki en sonunda tıpkı vaatte bulunan biri gibi gelecek olarak kendine kefil olabilmiştir. İşte bu sorumluluğun kökeninin uzun hikayesidir. Vaatte bulunabilen bir hayvan yetiştirme ödevi anlamış bulunuyoruz ki bir koşul ve ön hazırlık olarak insanı ilkin belirli ölçüde zorunlu tek tip benzerler arasında benzer, kurallı ve dolayısıyla da hesaplanabilir kılma ödevini içeriyor benim görenek ahlakı diye adlandırmış olduğum şeyin verdiği o muazzam uğraş, insanın kendisi üzerinde soyunun en uzun dönemi boyunca vermiş olduğu uğraş, onun tüm tarih öncesi uğraşı, özünde ne kadar haşinlik, despotluk, kalın kafalılık, budalalık barındırırsa barındırsın anlamını ve en güçlü gerekçesini buluyor burada. İnsan, görenek, ahlakı ve toplumsallığın deli gömleği yardımıyla gerçekten de hesaplanabilir kılındı ne var ki kendimizi bir de bu muazzam sürecin sonuna oraya ağacın en nihayet meyvelerini verdiği toplumun ve onun görenek ahlakının neyin oluşumuna yalnızca araç olduğunun gün ışığına çıktığı yere koyarsak bu ağacın en olgun meyvesi olarak egemen bireyi buluruz karşımızda. Yalnızca kendine benzeyeni, görenek ahlakının elinden yeniden kaçıp kurtulmuş olanı, töre üstü özerk bireyi. Kısacası kendine ait uzun ve bağımsız bir istencin vaatte bulunabilen insanını ve neyin en nihayet elde edilmiş ve onda ete bürünmüş olduğunun o kıvançlı ve bedenin her hakkasında kendini duyuran bilincini buluruz. Gerçek bir güç ve özgürlük bilincini, insanın tamamlanmışlık duygusunun ta kendisini. Bu azat olmuş ve gerçekten vaatte bulunabilen kişi, özgür istencin bu efendisi, bu egemen kişi, Nasıl farkında olmazdı ki vaatte bulunamayan ve kendi kendilerinin kefili olamayanlar karşısındaki üstünlüğünün nedenli güven, nedenli korku, nedenli hürmet uyandırdığının. Bunların üçünü birden hak eder o ve kendisi üzerinde kurduğu bu hakimiyet dolayısıyla koşullar, doğa, istenç fukarası ve kaypak tüm yaratıklar üzerinde hakimiyet kurmanın da nasıl zorunlu olarak ona düştüğünün. Özgür insan, uzun ve kırılmaz bir istencin sahibi olan insan, kendi değer ölçütünü de sahibi olduğu bu istençte bulur. Kendinden yola çıkarak bakar diğerlerine. Böyle sayar ya da aşağılar onları. Ve kendi benzerlerine, kuvvetlilere ve güvenilirlere saygı duymayı borç bildiği gibi, bir egemen gibi zorlukla nadiren ve ağır vaatte bulunan, güvenini sakınan, güveniyle onurlandıran, kendisini, verdiği sözü felaketler karşısında hatta yazgı karşısında dahi tutacak kadar kuvvetli gördüğü için sözü de güvenilir olan herkese yani. Vaatte bulunma hakkına sahip olmadıkları halde vaatte bulunan çelimsiz ahmaklara tekmeyi atmayı ve daha söylerken sözünden cayan yalancıya sopayı basmayı da borç bilir. Sorumluluğun olağanüstü ayrıcalığının kıvançlı bir biçimde farkında olma, ender rastlanan bu özgürlüğün bilinci bu kendine ve yazgıya hükmetme gücü en derinlerine işlemiş ve içgüdüye, baskın bir içgüdüye dönüşmüştür onda. Ne ad verecektir buna? Bu baskın içgüdüye, onu imleyen bir sözcüğe gereksinim duyarsa eğer? Ama buna ne şüphe? Bu egemen insan vicdanı diyor ona. Vicdanı mı? Burada en yüce ve neredeyse yadırgatıcı biçimlenimi ile karşı karşıya bulunduğumuz vicdan kavramının ardında uzun bir geçmiş ve bir biçim dönüşümü olduğu hemen tahmin edilebilir. Kendine hem de gururla kefil olma hakkı yani aynı zamanda kendine evet deme hakkı olgun bir meyve bu dediğim gibi ama aynı zamanda genç bir meyve ne de uzun bir süre acımtırak ve ekşi ağaçta asılı kalması gerekmişti bu meyvenin. Ve çok daha uzun bir süre boyunca da bu meyveden eser bile yoktu. Kimse onu vaat etme hakkını bulamadı kendinde oysa ağaçtaki her şey hazırdı ve ona gebeydi. İnsan hayvanında bir bellek nasıl oluşturulur? Bu kısmen uyuşuk, kısmen şapşal, uçucu zihne, bu etek kemiğe bürünmüş unutkanlığa bir şeyi nasıl işlemeli ki onda yer etsin? Bu kadim sorunun düşünülebileceği üzere hiç de yumuşak yanıtlar ve yollarla çözülmedi. Kaldı ki insanın tüm tarih öncesi döneminde onun bellek geliştirme tekniğinden daha korkunç ve daha tekinsiz başka bir şey yoktur belki de. Bir şeyin bellekte yer etmesi için o şey belleğe dağılanır. Yalnızca acısı dinmeyen şey bellekte yer eder. Bu yeryüzündeki en eski psikolojinin temel bir ilkesidir. Hatta denebilir ki bugün yeryüzünde insan ve halk yaşamının tören, törensellik, ciddiyet, gizem, kasvetli renkler içerdiği her yerde bir zamanlar yeryüzünün dört bir yanında sözler verilirken, antlar içilirken, övgüler düzülürken süre gelmiş o dehşetin etkileri yankılanmaktadır. Geçmiş en uzun, en derin, en katı geçmiş soluğunu duyurur ve yükseli verir içimizde ciddi olduğumuzda. İnsanın kendine bir bellek oluşturmayı gerekli görmüş olduğu hiçbir seferde kan, işkence, kurban eksik olmamıştır. En tüyler, ürpertici kurbanlar ve kefaletler İlk doğan çocuğun kurban edilmesi de buraya girer. En iğrenç sakatlamalar, örneğin iyi diş etme. Tüm dini kültlerin en zalimce törenleri. Kaldı ki tüm dinler en temelde birer zalimlik dizgesidirler. Bütün bunlar bellek geliştirmenin en etkin yolunun acı olduğunu sezinlemiş olan o içgüdüden kaynaklanır. Tüm çilecilik öğretisi de bir anlamda buraya dahildir. Birkaç fikrin silinmemek, her daim canlı kalmak, unutulmamak üzere sabitleştirilmesi ve bu sabit fikirler yoluyla tüm sinirsel ve zihinsel sistemin hipnotize edilmesi gerekmektedir. Çileci yöntemler ve yaşam biçimleri de bu fikirleri tüm diğer fikirlerle rekabetten uzak tutan, onları unutulmaz kılmaya yarayan araçlardır. İnsanlığın belleği nedenli zayıf olmuşsa, örf ve adetlerinde de o denli korkunç bir yan ola gelmiştir. Özellikle de ceza yasalarının katılığı insanlığın unutkanlığını yenmek ve toplumsal yaşamın birkaç ilkel gereğini bu anlık duygu ve ihtiras kölesinin kafasında canlı tutabilmek için nedenle çaba harcamış olduğunun bir ölçütüdür. Biz Almanlar özellikle zalim ve katı yürekli bir halk olarak görmüyoruz kendimizi elbet. Hele de havai ve gününü gün eden bir halk olarak hiç görmüyoruz. Gel gelelim, eski ceza tüzüklerimize bir göz atmak, yeryüzünde bir düşünürler halkı yaratmak için ne zahmetlere katlanmak gerektiğini anlamaya yeter. Avrupa'nın bugün hala en fazla güvenilirliğe, ciddiyete, zevksizliğe ve nesnelliğe sahip olan ve bu nitelikleri dolayısıyla da Avrupa'nın her tür bürokratını yetiştirmeye hak kazanan yegane halkı diyesim geliyor. Bu Almanlar, ayak takımına has temel içgüdülerinin ve bu içgüdülerin vahşetli kalabalığının üstesinden gelebilmek için Korkunç yöntemlerle bir bellek oluşturdular kendilerine. Eski Alman cezalarını düşünün bir. Örneğin taşlama. Efsanede bile değirmen taşıyla ezilir suçlunun başı. Tekerlekle çiğneme. Alman dehasının ceza alanındaki en özgün buluşu ve uzmanlığı. Şişleme. Atlarla parçalara ayırmada ya da çiğneme, dörde bölme. Suçluyu yağ ya da şarap içinde haşlama. 14. ve 15. yüzyıllarda hala yaygındı. Çok rağbet gören deri yüzme, şeritler halinde kesme, göğsü yararak etleri deşip çıkarma. Ayrıca bir de kötülük işlemiş olanı bala bulayıp kızgın güneş altında sineklere terk etme. Böyle imgeler ve olaylar yardımıyla en nihayet 5-6 istemem yer eder kişinin belleğinde. Toplumun yararlarından faydalanarak yaşamak için de bu istememlere ilişkin sözünü verir. Ve gerçekten de bu tür bir bellek yardımıyla aklı başına gelmiştir en sonunda. Ah, akıl, ciddiyet, duygulara hakim olma, düşün denen bütün bu kasvetli iş, tüm bu ayrıcalıkları ve şatafatı insanın ne de pahalıya mal oldular, ne de çok kan ve dehşet var tüm iyi şeylerin temelinde. Peki ama şu diğer kasvetli mesele, şu suç bilinci, tüm şu vicdan rahatsızlığı nasıl geldi dünyaya? Ve bununla da ahlak soykütükçülerimize geri dönüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Henüz söylemedin mi yoksa? Hiçbir işe yaramaz onlar. Üç karıştık, kendilerine has, yalnızca modern bir deneyim onlarınki. Bilgileri, geçmiştekini bilme istençleri yok. Hele tarih içgüdüleri, burada özellikle gerekli olan bir kehanet güçleri hiç mi hiç yok?'' ve buna rağmen ahlak tarihine soyunmak. Elbette hakikatten adam akıllı uzak sonuçlara vardırır bu. Bu ahlak soy ahlakın temel bir kavramı olan suçun, çok maddi bir kavram olan borç kavramından kaynaklanmış olduğunu hayallerinden dahi geçirmişler midir örneğin? Ya da bir misilleme olarak cezanın her tür istencin özgür olup olmaması koşulundan tümüyle bağımsız olarak gelişmiş olduğunu ve bu o dereceye kadardır ki insan hayvanının kasıtlı, ihmalkar, rastlantısal, sorumlu tutulabilir gibi çok daha ilkel ayrımları ve bunların karşıtlarını yapması ve cezayı belirlerken göz önüne almaya başlaması için hep daha yüksek düzeyde bir insanlaşma gerekmiştir. Şimdinin o pek ehven, görünüşte pek doğal ve pek kaçınılmaz olan adalet duygusunun yeryüzünde nasıl oluşmuş olduğunun açıklamasında üstlenmek zorunda kalmış olan suçlu cezayı hak eder. Çünkü başka türlü davranabilirdi düşüncesi, insanın yargılama ve sonuç çıkarma etkinliğinin epeyce geç ulaşılmış ve incelmiş bir biçimidir gerçekten de. Bu düşünceyi başlangıca koyan eski insanlığın psikolojisi hakkında fena halde yanılır. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi boyunca eyleminden sorumlu tutulduğu için yani sırf suçlu olanın cezalandırılması gerektiği varsayımından hareketle cezalandırılmamıştır mücrim. Daha ziyade halen ana babaların çocuklarını cezalandırdıkları gibi zarara uğramışlığın öfkesini zararı verenden çıkarmak için cezalandırılmıştır. Ama bu öfke dizginlendi ve her zararın öyle ya da böyle bir eşdeğerinin bulunduğun ve zararın zarar verenin canını yakmak yoluyla da olsa gerçekten ödenebileceği düşüncesinden harekette değişime uğratıldı. Bu kadim, köklü ve belki de artık kökü kurutulamaz düşünce, zararla can acısının eşdeğerliliği düşüncesi nereden mi aldı gücünü? Bunu açıklamıştım zaten. Alacaklı ve borçlu arasındaki geçmişi, hak sahibi kavramının geçmişi kadar eski olan ve kökü de alım-satımın, takasın, alışverişin temel biçimlerine dayanan sözleşme ilişkisinden. Bu sözleşme ilişkilerini kafamızda canlandırmaya kalktığımızda bu ilişkileri yaratmış ya da uygun görüp onaylamış olan eski insanlığa karşı şimdiye kadar değinilenlerin ardından bekleneceği üzere epeyce bir şüphe ve direnç uyanıyor içimizde. Tam da burada vaatte bulunulmaktadır. Tam da burada vaatte bulunana bir bellek oluşturmak söz konusudur. Tam da burası diye kuşkulanabilir haklı olarak katı, gaddar, can yakan şeylerin bolca bulunduğu yer olsa gerektir. Borçlu, geri ödeyeceğine dair verdiği sözün güven uyandırmasını sağlamak, verdiği sözün ciddiyetine ve kutsallığına ilişkin güvence vermek, kendi vicdanına da geri ödemeyi bir ödev, bir yükümlülük olarak belletmek için, sözleşmenin yaptırım gücü yoluyla borcunu ödememe durumu için sahibi olduğu, hala tahakkümü altında bulunan başka bir şeyi, örneğin bedenini ya da karısını ya da özgürlüğünü hatta yaşamını veya belirli dinsel koşulların geçerli olduğu durumlarda kendi ebedi mutluluğunu ruh selametini hatta mezardaki huzurunu bile örneğin Mısır'da borçlunun cesedi mezarda bile alacaklı önünde huzura kavuşamaz kaldı ki bu mezar huzuru meselesi özellikle Mısırlılar için epeyce önemliydi alacaklıya rehin olarak gösterir ama alacaklı her şeyden önce borçlunun bedeni üzerinde her tür rezilliği ve işkenceyi uygulayabilirdi. Örneğin borcun tutarına uygun görülen kadar bir parçayı borçlunun bedeninden kesip alabilirdi. Ve bu bakış açısından hareketle çok geçmeden her yerde organ ve uzuvlara, kimi zaman tüyler ürpertecek denli kılı kırk yararak yasal olan değerler biçilmeye başlandı. Bununla karşılaştırıldığında Roma'nın 12 levha kanunlarının alacaklının böyle bir durumda ne kadar az ya da çok kestiğinin önemi olmadığını karara bağlamış olmasını ben bir ilerleme, daha özgür, daha geniş hesaplı, daha Romalı bir hukuk anlayışının delili olarak alıyorum. İster çok, ister az kesinler, suç sayılmaz. Bu denkleştirme biçiminin mantığını kavramaya çalışalım gelin. Yeterince tuhaf bir mantık bu. Eşdeğerlilik zararı doğrudan karşılayacak bir yarar yerine alacaklıya geri ödeme ve telafi olarak sunulan bir tür tatmin duygusuyla sağlanır. Gücünü bir güçsüz üzerinde sakınmadan gösterebilmenin verdiği tatmin duygusu, hazzı, kötülük yapmanın vereceği zevk için kötülük yapmak, zor kullanmanın zevkiyle. Bu zevk, alacaklı toplumun nedenle alt, nedenle aşağı bir tabakasından gelirse, o kadar değer kazanır ve daha da leziz bir lokma. Hatta daha üst sınıftan olmanın bir ön tadı gibi gelir ona. Alacaklı borçluya verilen ceza sayesinde bir efendiler hukukundan pay alır. Nihayet o da bir kez bir varlığı kendi altında görerek aşağılama ve hırpalama hakkına sahip olmanın verdiği yüceltici duyguya ulaşmıştır. Ya da en azından ceza verme ve uygulama yetkisinin iktidarın eline geçmiş olduğu durumlarda borçluğunun aşağılandığını ve hırpalandığını görmenin verdiği duyguya. Dolayısıyla tazminat bir zulüm güvencesinden ve hakkından oluşmaktadır. Bu alan yani sözleşmeler hukuku alanı ahlaksal kavramlar dünyasının suç, vicdan, ödev, ödevin kutsallığı kavramlarının beşiğidir. Başlangıcı, yeryüzündeki tüm büyük şeylerin başlangıcında olduğu gibi iyice ve uzun bir süre kanla yıkanmıştır. Bu kavramlar dünyasının belirli bir kan ve işkence kokusunu bir daha hiçbir zaman tamamıyla yitirmemiş olduğunu eklememeli miyiz buna? Hatta yaşlı kantta bile yitirmemiştir. Koşulsuz buyruk zalimlik kokar. O tekinsiz ve belki de artık çözülemez hale gelmiş suç ve acı fikir örgüsü ilk olarak burada örülmüştür birbirine. Bir daha soralım. Acı ne ölçüde borcun telafisi olabilir? acı çektirmenin son kerte bir hoşnutluk sağlamış olduğu ölçüde zarara uğrayan zararı ve buna ek olarak zarara uğramanın sıkıntısını olağanüstü bir karşı ağızla takas etmiş olduğu ölçüde acı çektirme, gerçek bir şölen ve daha önce de söylediğim gibi alacaklının ait olduğu sınıfa ve toplumsal konumuna ters düştüğü oranda da değeri artan bir şeydir. Tahminen söylüyorum bunları. Çünkü böylesi yeraltı meselelerinin temelini görmek, nahoş olması bir yana, zordur da. Ve bu noktada araya hoyratça ölç kavramını sokan bu görüşü kolaylaştırmaktan çok kapatır ve karartır. Nitekim ölç de aynı soruna geri götürür. Nasıl olur da acı çektirmek bir doyum sağlar? Bana öyle geliyor ki eski insanlığın şölen sevincinin ne ölçüde zalimlik içermiş ve hatta zalimliğin ne ölçüde onların neredeyse bütün sevinçlerinin öylesi olmuş olduğunu, diğer yandan da onların bu zalimlik gereksinimlerinin nasıl da saf ve masumane bir biçimde ortaya çıktığını, kayıtsız kötücüllüğü ya da Spinoza'nın deyişiyle kötü niyetli duygudaşlığı nasıl da temel bir anlamda insanın olağan bir niteliği ve dolayısıyla vicdanın yürekten evet dediği bir şey olarak koyutlandırdıklarını tüm şiddetiyle zihinlerde canlandırmak uysal ev hayvanlarının inceliğine daha çok da iki yüzlülüğüne ders düşüyor. Daha keskin bir göz insanın bu en eski temel şölen sevincinin bugünkü izlerini bile algılayabiliyordur belki. İyi'nin ve kötünün ötesinde kültür tarihi boyunca süregelen zalimliğin giderek artan tinselleştirimine ve tanrısallaştırımına dikkat çektim. Ama şurası muhakkak ki, kraliyet düğünlerinin ve şatafatlı halk şenliklerinin idamsız, işkencesiz ya da örneğin bir engizisyonsuz, aynı şekilde bir asizade evinin, ev halkının hainliklerini ve acımasız alaylarını çekinmeden boşaltabilecekleri bir yaratık olmaksızın düşünülemediği zamanlar pek de geride kalmış değil. Düşesin sarayındaki Don Kişot'u anımsayan örneğin. Ağzımızda acımsı bir tatla, neredeyse bir tür işkence altındaymışçasına okuyoruz Don Kişot'u bugün. Oysa ki onun yazarına ve yazarının çağdaşlarına pek acayip, pek anlaşılmaz gelirdik bu halimizle. Onlar tam bir vicdan rahatlığıyla kitapların en neşelisi olarak okuyorlardı onu. Gülmekten kırılıyorlardı okurken. Acı çekildiğini görmek iyi gelir, acı çektirmek daha da iyi gelir.'' sert bir cümle bu. Ama eski, kudretli, insanca, pek insanca bir temel ilke. Hatta belki maymunlar bile bu cümlenin altına imzalarını atarlardı. Çünkü acayip zalimlikler keşfetme konusunda iyiden iyiye insanın habercisi ve adeta insana bir başlangıç oldukları anlatılır. Zulümsüz şenlik olmaz. Böyle öğretiyor insanın en eski, en uzun tarihi ve cezada da şenliklik çok şey var. Bu düşüncelerle kötümserlerimizin ahenksiz ve gıcırtılı yaşam bıkkınlıklarının değirmenlerine kesinlikle su taşımak niyetinde olmadığımı da belirteyim. Aksine, insanlığın zalimliğinden henüz utanç duymadığı o zamanlarda yeryüzünde yaşamın karamsarların olduğu günümüze oranla daha neşeli geçmiş olduğunu sergilemiş olmalı bu düşünceler. İnsanlığın üzerindeki gökyüzünün kararması İnsanın insandan utanmasının artışına koşut olarak artmıştır hep. Yorgun ve karamsar bakış, yaşam bilmecesine duyulan güvensizlik, yaşam tiksintisinin buzdan hayırı. İnsan neslinin en kötü çağlarının göstergeleri değildir bunlar. Bunlar bu bataklık bitkileri, ait oldukları bataklık oluştuktan sonra gün ışığına çıkarlar ancak. İnsan hayvanına en nihayetinde, tüm içgüdülerinden utanmayı öğreten o hastalıklı yumuşamadan ve ahlaksallaşmadan söz ediyorum. İnsan melek olma yolunda ilerlerken sadece hayvansal sevinci ve masumiyeti insanın gözünde tiksinilecek bir şey kılmakla kalmayıp yaşamın kendisini de insan için tatsızlaştırmış olan o bozuk mideyi ve paslı dili edindi kendine. Öyle ki zaman zaman kendi karşısında burnunu kapayarak durdu ve Papa üçüncü innocensiusla beraber rezilliklerinin listesini çıkardı ayıplayarak. Safkan olmama, ana rahminde kötü beslenme, insanın ham maddesinin kötülüğü, leş gibi kokma, tükürük, idrar, dışkı salgılama. Acı çekmenin varoluş aleyhine ileri sürülen savlar içinde varoluşa eleştirilmiş en vahim soru işareti olarak hep en başı çekmek zorunda kaldığı bugün, bir de bunun tersi bir yargıya varılmış olan zamanların acı vermekten yoksun kalınmak istenmediği, onda birinci sınıf bir sihir, yaşamayı ayartan gerçek bir yem görüldüğü zamanların hatırlanması iyi olur. Belki de o zamanlar acı hanım evlatlarına avuntu olsun diye söylüyorum. Şimdiki kadar can yakmıyordu. Ağır iç iltihaplanma vakalarında zencileri tedavi ettirmiş olan bir doktor böyle bir sonuca varabilir en azından. En sağlam bünyeli Avrupalıyı bile neredeyse yılgınlığa sürükleyen bu hastalıklar zencilerde aynı etkiyi yapmaz. İnsanın acıya dayanma eğrisi gerçekten de üst kültürün ilk 10 bini ya da 10 milyonu hesaba katılır katılmaz olağan dışı ve neredeyse ani bir düşüş gösteriyormuş gibi görünüyor. Ben kendi adıma tek bir isterik, Okullu hanımcığın geçirdiği bir sancılı gecenin yanında, şimdiye kadar bilimsel yanıtlar almak uğruna bıçakla sorgulanmış tüm hayvanların çekmiş oldukları toplam acının bir hiç kalacağından eminim. Kaldı ki zalimlikten alınan o hazın da aslında tükenmemiş olduğu olasılığına bile yer verilebilir belki. Acının bugün daha fazla can yakıyor olmasına bağlı olarak yalnızca yüceltilmesi ve ince, inceltilmesi gerekmişti bu hazın imgelen ve ruh alanına aktarılmış haliyle ortaya çıkması ve en narin ve iki yüzlü vicdanda bile kuşku uyandırmayacak denli alakasız bir sürü isimle bezenmesi gerekmişti. Trajik merhamet böyle bir isim örneğin. Bir diğeri çarmıh özlemleri. Acı çekmeye karşı asıl isyan ettiren acı çekmenin kendisi değil, acı çekmenin anlamsızlığıdır. Ama ne acı çekmeyi gizemli bir selamet düzeni olarak kurgulanmış olan Hristiyan için ne de her acıyı yalnızca seyirciler ya da acı verenler bağlamında kavrayabilen eskinin o naif insanı için böyle anlamsız bir acı çekme söz konusu değildi. Saklı, keşfedilmemiş ve tanıksız acıyı dünya yüzünden silebilmek ve açıkça olumsuzlayabilmek için tanrılar ve çeşitli yüksekliklerde ve alçaklıklarda arayaratıklar, kısacası Gizlide de gezinen, karanlıkta da gören ve içinde ıstırap olan ilginç bir oyunu kolay kolay kaçırmayan bir şey icat etmek zorunda kalınmıştı. Çünkü yaşam, o her zaman sahip olmuş olduğu hünerini, kendini haklılaştırma, kendi şerrini haklılaştırma hünerini bu icatlar yardımıyla göstermekteydi o zamanlar. Bugün belki de başka yardımcı icatlara gereksinimi var bunun için. Örneğin bilmece olarak yaşam, bilgi sorunu olarak yaşam. Baktığında bir tanrıya yüce duygular ilham eden her şey mübahtır. Böyle çınlıyordu tarih öncesinin duygu mantığı. Yalnız tarih öncesinin mantığı mıydı bu gerçekten? Dehşetli sahne oyunlarının tutkunları olarak kurgulanan tanrılar bizim Avrupalıca insanlaştırmamızın bile nasıl da içlerine kadar uzanmıştır bu en eski imge. Buna ilişkin olarak Calvin ve Luther'e başvurulabilir örneğin. Kesin olan şu ki Yunanlılar da zulmün hazından daha cazip bir çeşne sunamıyordu tanrılarının mutluluğuna. Homeros, insanların yazgılarını tanrılarına ne gözle seyrettirmişti sanıyorsunuz? Troya Savaşı'nın ve benzeri trajik dehşetlerin en son anlamı neydi aslında? Bu konuda şüphe duymak imkansız. Tanrılar için birer şenlik gösterisi olarak düşünülmüştü onlar. Ve onlarla ozan, tanrısal olana diğer insanlardan ne kadar çok benzerse, ozanlar için de o kadar şenlik göster gösterisi olurlar. Sonraları Yunanistan'ın ahlak felsefecileri de bundan daha farklı canlandırmadılar zihinlerinde. Erdemli insanın ahlakla sürüp giden cebelleşmesini, onun yiğitliğini, kendine eziyet edişini yukarıdan seyreden Tanrı'nın gözlerini. Görevlerinin heraklesi bir sahne üzerindeydi. Farkındaydı da bunun. Tanıksız Erdem bu oyuncu halk için düşünülmesi tümüyle olanaksız bir şeydi. İlkin Avrupa için yapılmış olan o cesur, o uğursuz filozof icadı, özgür istencin, iyide ve kötüde insanın mutlak kendiliğindenliğinin icadı, özellikle de tanrıların insana, insani erdeme olan ilgilerinin asla tükenemez olduğu düşüncesine hak kazanmak için yapılmamış mıydı? Gerçekten yeni, Gerçekten duyulmadık heyecanlar, entrikalar, felaketler hiç eksik olmamalıydı bu yeryüzü sahnesinden. Bütünüyle belirlenimci biçimde tasarlanmış bir dünya, tanrılar için tahmin edilebilir ve dolayısıyla kısa bir süre sonra da sıkıcı olurdu. Bu tanrı dostlarının, filozofların öylesi belirlenimci bir dünyayı tanrılarına uygun görmemeleri için yeterli bir nedendi bu da. Özünde kamusal ve abartılı olan Oyunsuz ve şenliksiz bir mutluluk düşünemeyen antik insanlık, seyirciyi gözeten böylesi inceliklerle doludur işte. Ve daha önce de belirtildiği gibi büyük cezada da şenlikli çok şey vardır. İncelememize geri dönersek, suçluluk ve kişisel yükümlülük duygusu görmüştük ki, var olan en eski ve en asli kişiler arası ilişkiden alıcı-satıcı, alacaklı-borçlu ilişkisinden kaynaklanmıştı. İlk kez burada kişi kişinin karşısına çıktı. İlk kez burada kişi kişiyle boy ölçüştü. Bu ilişkiden herhangi bir iz taşımayacak denli aşağı düzeyde bir uygarlık keşfedilmedi henüz. Bedel belirlemek, değer ölçmek, eş değerler bulmak, takas etmek. Bunlar düşünmeye ilk başlandığında insanı o derece meşgul etti ki düşünmenin kendisi oldular bir anlamda. Sağ görünün en eski türü burada yetiştirildi. İnsanın övüncü olan diğer hayvanlardan üstün olma duygusunun da ilk burada baş gösterdiği düşünülebilir. Bizim insan sözcüğümüz belki hala tam da bu özgüvenden bir şeyler dile gelmektedir. İnsan kendini değer ölçen, değer biçen ve ölçen bir varlık, değerlendiren hayvanın kendisi olarak tanımladı. Alış ve satış, tüm psikolojik eklentileriyle birlikte herhangi bir toplumsal örgütlenme biçiminin ve loncaların başlangıcından daha eskiye dayanır. Kişisel hukukun en kabataslak biçiminden filizlenen takas, sözleşme, suç, hak, yükümlülük ve tazminata ilişkin bilinç önce en ilkel ve baştaki topluluk dizgelerine aktarmıştır kendini. Ve aynı zamanda gücü güçle karşılaştırma, ölçme ve hesaplama alışkanlığını da göz bu bakış açısına ayarlanmıştı artık bir kez ve eski insanlığın zor harekete geçirilen ama harekete geçirildikten sonra da aynı yönde amansızca ilerleyen düşünüş tarzına özgü o hoyrat çıkarımsal tutarlılıkla büyük bir genellemeye her nesnenin bir bedeli vardır. Her şey geri ödenebilir. Adaletin en eski ve naif ahlak yasasına. Yeryüzündeki her tür iyi yürekliliğin, hakkaniyetin, iyi niyetin, nesnelliğin başlangıcına varıldı çok geçmeden. Adalet bu ilk aşamada birbirlerine aşağı yukarı eş güçte olanların birbirleriyle uzlaşmak, bir tazminat yoluyla yeniden anlaşmak için gösterdikleri iyi niyettir. Daha az güçlü olanları ise kendi aralarında bir uzlaşmaya zorlamaktır. Hep tarih öncesini ölçüt alırsak, kaldı ki o tarih öncesi tüm zamanlarda vardır ya da yeniden var olması olanaklıdır toplulukla üyeleri arasındaki temel ilişkinin de alacaklıyla borçluları arasındaki o önemli temel ilişkinin aynısı olduğunu görürüz. Kişi bir topluluk içinde yaşıyor. Topluluğun sunduğu yararlardan faydalanıyordur. Ah ne yararlar! Bugün hafife aldığımız oluyor kimi zaman bunları. Huzur ve güven içinde, korunmalı ve emniyette, topluluğun dışındaki insanın Huzursuz olanın maruz kaldığı zarar ziyandan ve düşmanlıklardan uzakta yaşıyordur. Bir Alman elend sözcüğünün ilk zamanlarda neyi dile getirmiş olduğunu bilir. Tam da bu zarar ziyan ve düşmanlıklara ilişkin olarak topluluğa söz vermiş ve ona karşı yükümlülük altına girmiştir. Diğer durumda ne olacaktır? Topluluk bu dolandırılmış alacaklı elinden geldiğince karşılayacaktır zararını. Bundan emin olabilirsiniz. Burada en az söz konusu olan zarar verinin doğrudan doğruya yol açmış olduğu zarardır. Vermiş olduğu zarar bir yana suçlu her şeyden önce bir bozandır. O güne dek kendisinin de pay almış olduğu topluluk yaşamının sunduğu yararlar ve kolaylıklara ilişkin sözleşmeyi ve verdiği sözü bütün aleyhine bozandır. Suçlu, ona bahşedilmiş yarar ve kazançları geri ödemediği gibi Alacaklısına da saldıran bir borçludur. Bu yüzden de o andan itibaren haklı olarak tüm bu yarar ve kolaylıklardan yalnızca yoksun bırakılmakla kalmaz. Daha ziyade bunların ne kadar önemli olduğu da anımsatılır ona. Zarara uğramış alacaklının yani topluluğun öfkesi onu şimdiye dek korunmuş olduğu o vahşi ve yasasız konuma yeniden geri gönderir. Onu dışlar varsın her tür düşmanlığa maruz kalsın artık. Uygarlığın bu aşamasında ceza, nefret edilen, savunmasız bırakılmış, alt edilmiş, her tür haktan ve korunmadan olduğu gibi her tür bağışlamadan da yoksun kalmış düşmana karşı alınan olağan tavrın bir sureti, bir taklididir. Tüm avansızlığı ve zalimliğiyle yazıklar olsun kaybedenlere savaş kanunu ve zafer şöleni yani bundan da anlaşılıyor ki savaşın kendisi tarihteki tüm ceza biçimlerine kaynaklık etmiştir. Bir topluluk gücü arttıkça tek tek kişilerin başına gelenleri artık fazla önemsemez olur. Çünkü artık bütünün varlığı açısından eskisi kadar tehlikeli ve yıkıcı görmez onları. Kabahat işleyen huzurundan edilip dışlanmaz artık. Genel öfke eskiden olduğu ölçüde dizginsiz salıveremez kendini onun üzerine. Kabahatli olan daha ziyade bu öfkeye, özellikle de doğrudan zarar görmüş olanın öfkesine karşı bütün tarafından özenle savunulur ve koruma altına alınır bundan böyle. İşlenmiş kabahat dolayısıyla doğrudan zarar görenin öfkesiyle uzlaşmaya varma. Olayı yerelleştirme ve daha geniş, hatta belki de genel bir katılımın ve huzursuzluğun önünü alma uğraşı. Eşdeğerlikler bulma ve anlaşmazlığı sona erdirme çabası. Özellikle de gitgide daha belirginleşen her suçu herhangi bir anlamda karşılığı ödenebilir olarak görme, yani suçluyla suçlunun edimini birbirinden hiç değilse belirli bir ölçüde ayırma istenci. Bunlar ceza hukukunun ilerideki gelişimine hep daha belirgin biçimde damgasını vurmuş özelliklerdir. Bir topluluğun iktidarı ve özbilinci arttıkça ceza kanununun öngördüğü cezalar daha hafifler hep. Her güçten düşüş, her ciddi şekilde tehlike altında oluş ceza kanununun daha katı biçimlerini yeniden gün ışığına çıkarır. Alacaklı hep varsıllaştığı ölçüde insancıllaşmıştır. Zarar görmeden katlanabileceği kısıtlamaların miktarı varsılığının ölçüsüdür en nihayetinde. Bir toplumun kendisine bahşedebileceği en asil lüksü, ona zarar verenleri cezasız bırakma lüksünü olanaklı kılacak bir toplumsal iktidar bilinci hiç de düşünülemeyecek bir şey değildir. Bana ne benim bu asalaklarımdan diyebilir toplum böylece. Varsın yaşasınlar, serpilip gelişsinler. Ben bunu kaldırabilecek güçteyim nasıl olsa. Her şey geri ödenebilir. Her şey geri ödenmelidirle başlamış olan adalet, geri ödeyemeyecek olanların sıvışmasına göz yumakla ve yeryüzündeki her iyi şey gibi kendi kendini ortadan kaldırmakla son bulur. Adaletin bu kendini ortadan kaldırması, kendini nasıl da güzel bir adla adlandırdığı bilinir. Bağışlama. Besbellidir ki bu en güçlü olanın ayrıcalığı, daha doğrusu onun hukuk ötesi alanı olarak kalır. Burada adaletin kaynağını bambaşka bir zeminde, hınç zemininde aramak için son zamanlarda yapılmış girişimleri reddeden bir söz. Önce psikologların kulağına fısıldayayım. Olur da hıncı bir kez de kendileri yakından incelemeye heves ederler. Bu bitki en güzel çiçeklerini anarşistler ve antisemitistler arasında veriyor şimdi. Hem de kokusu başka olsa da hep nasıl çiçek vermişse öyle, saklı da, menekşe misali. Ve nasıl ki benzer şeyler zorunlu olarak benzer şeyler doğurur, adalet temelde yalnızca gücenmişlik duygusunun ileriki bir aşamasıymış gibi öcü, adalet adı altında kutsama ve tüm tepkisel duygulanımlara ölç üzerinden sonradan saygınlık kazandırma girişimlerinin gene böyle çevrelerden çıkmış olması şaşırtıcı değildir. Kaldı ki bu sonuncuya benim bile fazla itirazım yok. Hatta bu girişimler tüm biyolojik sorunsal açısından bir yararlıkmış gibi geliyor bana. Benim dikkati çektiğim tek nokta bilimsel hakkaniyetin bu yeni nüansının hınç tininin kendisinden boy verdiğidir. Nitekim bu bilimsel hakkaniyet bana göre tepkisel duygulanımlardan çok daha yüksek bir biyolojik değere sahip olan ve dolayısıyla da bilimsel olarak değerlendirilmeyi ve saygınlık kazanmayı gerçekten hak eden başka bir duygulanımlar kümesi söz konusu olur olmaz anında durur ve amansız bir düşmanlık ve yanlılık sergilemeye başlar hükmetme hırsı, sahip olma hırsı ve benzerleri gibi. Yani aslında etkin olan duygulanımlar söz konusu olduğunda. Bu eğilime karşı genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Düring'in adaletin ana yurdunu tepkisel duygular alanında aramak gerektiğini belirten bir tümcesine gelince, bu tümcenin karşısına hakikat aşkı uğruna onun doğrudan bir ters çevrimi olan şu diğer tümceyi koymak gerekir adalet tininin en son fethettiği alan, tepkisel duygular alanıdır. Adil insanın kendisine zarar verene karşı bile adil olmayı sürdürdüğü oluyorsa gerçekten, adil ve yargılayıcı gözün o gelişmiş, açık seçik, yumuşak bakışlı olduğu kadar derin görüşlü de olan nesnelliği, kişisel saldırıların, alaya alınmaların, iftiraların tahriki altında bile bulanıklar bulanıklaşmıyorsa eğer bu o zaman yeryüzündeki bir yetkinleşmişlik ve en üst düzeyde bir ustalık örneğidir. Hatta aklı olanın beklememesi en azından pek kolay inanmaması gereken bir şeydir. Genel olarak doğru olansa küçücük dozda bir saldırının, fesatlığın, dokundurmanın, en haksever kişinin bile gözünü kan bürümesi ve hakkaniyeti göz ardı etmesi için yeterli olduğudur etkin, saldırgan, yayılmacı insan, tepkisel insandan yüz kere daha yakındır adalete gene de. Çünkü onun, tepkisel insanın yaptığı, yapmak zorunda olduğu gibi nesnesini yanlış ve yanlı bir biçimde değerlendirmeye hiç ihtiyacı yoktur. Gerçekten de saldırgan insan, daha güçlü, daha gözüpek, daha asil olarak hep daha özgür bir göze, daha temiz bir vicdana da sahip ola gelmiştir bu yüzden. Buna karşın vicdan azabının icadı kimin vicdanına yazılı tahmin edebilir artık. Hınçlı insanın. Son olarak tarihe de şöyle bir göz atalım. Hukukun tüm idaresi, yeryüzünde hukuka duyulan gerek gereksinim hangi cepheyi yer yurt edinmiştir kendine şimdi dek? Tepkisel insanın cephesini mi dersiniz? Kesinlikle değil. Etkin, güçlü, kendiliğinden ve saldırgan olanın cephesini daha çok tarihsel açıdan bakıldığında yeryüzünde hukuk sözü edilen kışkırtıcıyı usandırmak için söylenmeli bu. Tam da tepkisel duygulara karşı bir savaşımı, kuvvetlerinin bir kısmını tepkisel tutkunun taşkınlıklarını dizginlemek ve bir uzlaşıma zorlamak için kullanmış olan etkin ve saldırgan güçlerin bu duygulara karşı sürdürdüğü savaşı temsil eder. Adaletin uygulandığı, yaşatıldığı her yerde daha büyük bir gücün kendi altındaki zayıflar arasında hüküm süren anlamsız hınç kudurganlığına bir son vermek için hınca yol açan nesneyi öcün elinden çekip alarak barışın ve düzenin düşmanlarına karşı ölç yerine kendi savaşımını koyarak denkleştirme yolları bularak önererek kimi zaman da dayatarak zararların karşılığı olarak saptadığı belirli iş kural düzeyine çıkarıp hıncı bundan böyle bu kurallara havale ederek yollar aradığı görülür. En yüksek kudretin, garez ve kin duygularının baskın gücü karşısında yapmış ve kabul ettirmiş olduğu en önemli şey ise, yeterli gücü olduğunda hep yapar bunu, yasa koymuş, kendi gözünde neyin izin verilebilir ve haklı, neyin yasak ve haksız olduğuna dair buyurucu bir açıklama yapmış olmasıdır. Yasayı koyduktan sonra tek tek kişilerin ya da grupların sataşmacı ve keyfi eylemlerini yasayı ihlal, en yüksek kudrete başkaldırı olarak yorumlamakla emri altındakilerin duygularını bu ihlallerin doğrudan yol açmış olduğu hasardan farklı bir yöne çeker ve böylelikle uzun vadede sırf zarara uğrayanın bakış açısını gören ve geçerli kılan ölç duygusunun istediğinin tam tersini elde etmiş olur. Bundan böyle eylemin gitgide daha kişisellikten uzak bir değerlendirmesi belletilir göze hatta zarara uğrayanın kendi gözüne bile dolayısıyla ancak yasanın koyulduğu andan itibaren vardır haklılık ve haksızlık kendi başına bir haklılık ve haksızlıktan söz etmek tümüyle anlamsızdır yaşam özünde yani temel işlevlerinde yaralayıcı hırpalayıcı sömürücü yok edici olduğu ve bu öz yapıdan ayrı düşünülemediği kadarıyla yaralama, hırpalama, sömürme, yok etme de kendi başına haksız bir şey olamaz elbet. Kaldı ki daha da düşündürücü bir şeyi itiraf etmeliyiz kendimize. En üst düzeyde biyolojik bir bakış açısından bakıldığında güce güdümlü yaşam istencinin kısmi kısıtlamaları ve bu istencin hizmetinde onu amacına götüren bir araç olarak yani daha büyük güç birimleri yaratmak için bir araç olarak hukuksal durumların ancak istisnai durumlar olarak var olma hakları olduğunu iktidar dizgeleri arasındaki savaşımda kullanılacak bir araç olarak değil de başlı başına savaşıma karşı kullanılacak bir araç olarak düşünülmüş egemen ve genel bir hukuk düzeni tasarımı. Örneğin, dürrengin her istencin başka bir istenci kendine eşit görmesi gerektiğini söyleyen komünist şablonu yaşama düşman bir ilke İnsanın yıkıcısı ve parçalayıcısı, onun geleceğine yapılmış bir suikast, bir bitkinlik belirtisi, hiçliğe götüren gizli bir yol olurdu. Cezanın kökeni ve amacı üzerine bir söz daha. Birbirlerinden ayrılan ya da ayrı tutulması gereken iki sorun. Ne yazık ki ikisi birmiş gibi görülüyor çoğunlukla. Bugüne kadarki ahlak soykütücüleri nasıl yaklaşıyorlar bu konuya? Her zaman olduğu gibi safça. Arayıp tarayıp bir amaç buluyorlar cezada. Söz gelimi ölç ya da caydırma. Sonra saf saf bu amacı cezanın asıl nedeni olarak başlangıca oturtuyorlar ve mesele halloluyor. Oysa hukukun amacı hukukun oluşum tarihi açısından kullanılacak en son şeydir. Her türden tarih için şu bin bir güçlükle erişilmiş olan ama artık gerçekten de erişilmiş olması gereken önermeden daha önemli bir başka önerme yoktur bir şeyin oluşum nedeniyle o şeyin son yararlılığı, fiili kullanımı ve bir amaçlar dizgesi içindeki konumu birbirlerinden bütünüyle ayrı şeylerdir. Mevcut olan, bir şekilde meydana gelmiş olan bir şey, kendinden üstün bir güç tarafından yeni amaçlar doğrultusunda sürekli olarak yeniden yorumlanır, yeniden ele geçirilir, yeni bir yarar doğrultusunda yeniden yapılandırılır ve yönlendirilir. Canlılar dünyasında ola gelen her şey bir boyun eğdirme, bir efendi olmadır. Öte yandan tüm boyun eğdirmeler ve efendi olmalar da o zamana kadarki anlamı ve amacı zorunlu olarak bulanıklaştıracak ya da bütünüyle silecek birer yeniden yorumlama, yeniden düzenlemedir. Herhangi bir fizyolojik organın yararlılığı nedenli iyi kavranmış olursa olsun bu onun oluşumuna ilişkin herhangi bir şeyin kavranıldığı anlamına gelmez. Eskilere ne kadar rahatsızlık verici ve nahoş gelirse gelsin, öteden beri bir nesnenin, bir biçimin, bir kurumun yararlılığı ve varlığı kanıtlanabilen, amacının onun oluşum nedenini de içerdiği sanıldı zira göz görmek için, el tutmak için yapılmıştı. Nitekim cezanın da cezalandırmak için bulunmuş olduğu düşünüldü. Oysa tüm amaçlar tüm yararlılıklar bir iktidar istencinin daha az güçlü bir şeyi egemenliği altına almış olduğu ve ona kendinden hareketle bir işlev anlamı yüklemiş olduğunun göstergeleridir yalnızca. Ve bir şeyin, bir organın, bir göreneğin tüm tarihi de sürekli yenilenen, nedenleri arasında bile bir bağıntı bulunmayan, daha ziyade sırf rastlantısal bir biçimde birbirlerini takip eden ve birbirlerinin yerini alan yorumlardan ve düzenlemelerden oluşan böylesi süren bir göstergeler zincirinden oluşabilir. Buna göre bir şeyin, bir göreneğin, bir organın evrimi hiç de onun bir ereğe doğru ilerlemesi değildir. Hele en mantıklı ve kısa yoldan en zahmetsizce ve en az güç sarf edilerek elde edilmiş bir ilerleme hiç değildir. Tersine, o şey üzerinde cereyan eden, az ya da çok derine işleyen, birbirlerinden az ya da çok bağımsız olan boyun eğdirme süreçlerinin birbiri ardına sıralanışı, buna ek olarak da bu süreçlere karşı her defasında gösterilen dirençler, savunma ve tepki maksadıyla denenmiş biçim dönüştürmeler ve başarıya ulaşmış karşı eylemlerin sonuçlarıdır. Biçim akışkandır, anlamsa daha da akışkan. Kaldı ki her bir organizmanın kendi içinde de farklı değildir bu. Bütünün her esaslı gelişimiyle birlikte tek tek organların anlamları da kaymalara uğrar. Organların kısmen yok olmaları, sayıcı azalmaları, kimi durumlarda bir kuvvet artışının ve yetkinliğin göstergesi olabilir. Diyeceğim şu ki, gerçek ilerlemenin koşullarına kısmi bir yararsızlaşma, körelme ve yozlaşma, anlamın ve işlevselliğin yetimi kısacası ölümde dahildir. O gelişme ki hep daha büyük güce yönelen bir istenç ve yol şeklinde belirir ve her zaman sayısız daha küçük güce mal olur. Kaldı ki bir ilerlemenin büyüklüğü uğruna feda edilmesi gerekmiş şeylerle ölçülür. İnsanlığın bir yığın olarak daha kuvvetli tek bir insan türünün gelişimine feda edilmesi bu bir ilerleme olurdu. Tarih yöntem biliminin bu temel bakış açısını her ola gelende cereyan eden bir iktidar istenci kuramını kabullenmektense, olayların mutlak rastlantısallığına, evet mekanik anlamsızlığına katlanmayı yeğleyen çağın beğenisine ve günümüzün başat içgüdüsüne temelde zıt düştüğü için özellikle daha çok vurguluyorum. Hükmeden, hükmetmek isteyen her şeye karşı gösterilen demokratik aşırı duyarlılık, bu modern misarşizm, yönetim nefreti, kötü bir şey için türetilmiş kötü bir sözcük giderek kendini o denli tinselleştirdi, o denli tinsellik kılığına büründü ki bugün en kesin, görünüşte en nesnel bilimlerin bile adım adım içine işliyor, işlemeye hak kazanıyor. Hatta bana öyle geliyor ki tüm yaşam fizyolojisi ve öğretisini de bu öğretinin temel bir kavramını, asıl etkinlik kavramını bir hokkabaz gibi yok ederek elbette bir öğretinin zararına olacak şekilde hakimiyeti altına aldı artık. Bu temel kavrama karşı söz edilen o aşırı duyarlılığın baskısıyla adaptasyon ön plana çıkarılıyor. İkinci sınıf bir etkinlik yani. Basit bir tepkisellikten öte olmayan bir şey. Dahası yaşamın kendisi de dış etkenlere gösterilen, giderek daha amaca uygun hale gelen bir iç uyum olarak tanımlanıyor. Ama böylelikle yaşamın özü, onun iktidar istenci yanlış değerlendirilmiş oluyor. Kendiliğinden saldıran, sataşan, yeniden yorumlayan, yeniden yön veren ve biçimlendiren kuvvetlerinin sahip oldukları temel öncelik göz ardı edilmiş oluyor. Uyum, bu kuvvetlerin etkimesinden sonra söz konusu olabilir ancak. Yaşam istencinin etkin ve biçimlendirici olarak belirlediği organizmanın üst düzey görevlilerinin hükmedici rolleri de yatsınır böylece. Huxley, Spencer'da neyi kınamıştı hatırlarsınız? Onun yönetsen nihilizmini. Oysa mesele yönetmekten daha fazlası. Konuya yani cezaya geri dönersek, onda iki şeyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bir yanda cezada görece sürekli olan öge, görenek, edim, dram, belirli bir kesinlik içinde birbirlerini takip eden bir dizi işlem. Öte yanda ondaki akışkan öge, anlam amaç işlemlerin uygulanışına bağlı olan beklenti. Bu noktada hiç durmaksızın analojik olarak biraz önce geliştirilen tarih yöntem biliminin temel bakış açısına uygun olarak işlemin kendisinin ceza amacıyla kullanımından daha eski ve daha evvel bir şey olduğunu, bu sonuncunun işleme yüklenmiş olduğunu, işlemin bir yorumlanışı olduğunu, kısacası durumun tıpkı eskiden Elin tutma amacı için icat edildiğinin düşünülmesi gibi işlemin de ceza amacıyla icat edilmiş olduğunu düşünen saf dil ahlak ve hukuk soykütükçülerinin zannettikleri gibi olmadığını varsayıyoruz. Cezanın diğer ögesine, akışkan ögesine anlamına gelince ceza kavramı kültürün çok ileri bir aşamasında artık bir anlamı değil tüm bir anlamlar bileşimini temsil eder. Cezanın şimdiye kadarki tarihi, onun her türden amaca alet edilişinin tarihi, ayrıştırması ve çözümlemesi zor. Ayrıca vurgulamak gerekir ki asla tanımlanamaz bir tür bütünlükle kristalleşir en sonunda. Buna karşın daha erken bir aşamada o anlamlar bileşimi daha hala ayrıştırılabilir ve esnek bir haldedir. Bileşimin ögelerinin her ayrı durum için değerliklerini nasıl değiştirdiklerini ve kendilerini buna göre nasıl yeniden düzenlediklerini böylece kah o kah şu ögenin diğerlerini geride bırakarak başat duruma geçişini hatta kimi zaman tek bir ögenin tüm diğer ögeleri elemiş izlenimi verdiğini algılamak hala mümkündür. Cezanın anlamının nedenli belirsiz, nedenli sonradan konulma, nedenli rastlantısal olduğuna ve aynı işlemin nasıl temelden farklı gayeler doğrultusunda kullanılabileceğine yorumlanabileceğine, uyarlanabileceğine ilişkin olarak en azından bir fikir vermek için üstelik oldukça da az ve rastgele bir kaynaktan derlediğim şu dizelge yararlı olacaktır. Zararsız kılma, daha fazla zarar verilmesini önleme olarak ceza. Zarar görenin zararının herhangi bir biçimde geri ödenmesi olarak ceza. Bir denge bozukluğunun yayılımını önlemek amacıyla yalıtımı olarak ceza cezayı belirleyenler ve uygulayanlar hakkında korku salmak olarak ceza. Suçlunun o zamana dek nasibini almış olduğu nimetlerin bir tür bedelini ödemesi olarak ceza. Yozlaşmaya yüz tutmuş bir ögenin elenmesi olarak ceza. Şenlik olarak yani en nihayet alt edilmiş bir düşmana zulmetme ve onu aşağılama olarak ceza. Bellek oluşturma olarak ceza. İster cezayı çeken için olsun, yani şu ıslah denen şey ister ceza infazının tanıkları için olsun. Kötülük yapanı öcün taşkınlıklarından koruyan iktidar tarafından şart koşulan ücretin ödenmesi olarak ceza. Güçlü kuşaklar tarafından hala ayakta tutulduğu ve bir ayrıcalık olarak görüldüğü sürece öcün doğal haliyle bir uzlaşma olarak ceza. Toplum açısından bir tehlike olarak ve toplum kurallarına ilişkin sözleşmeyi çiğnemiş biri bir asi, hain ve barış bozucu olarak görülen ve savaşın sunduğu araçlar yardımıyla mücadele edilen bir barış, yasa, düzen, iktidar düşmanına karşı bir savaş ilanı ve alınan bir savaş önlemi olarak ceza. Eksiksiz bir liste değil bu kuşkusuz. Belli ki bir sürü yararı var cezanın. Bu yüzden bir sözde yararı hiç çekinmeden çıkarabiliriz bu listeden. Ne ki yaygın kanıya göre cezanın en esaslı yararıdır o. Cezaya inanç bugün birçok nedenden ötürü sarsılsa da onda en kuvvetli dayanağını buluruyor hala. Ceza suçlu da suçluluk duygusu yandıracak değere sahip olmalıymış. İnsan vicdan rahatsızlığı, vicdan azabı diye adlandırılan o ruhsal tepkinin asıl aracını cezada arıyor. Oysa böylelikle gerçeklik ve psikoloji hakkında bırakın insanlığın en uzun tarihini, onun tarih öncesi hakkında bugün için bile yanılgıya düşülüyor. Gerçek vicdan azabı özellikle de suçlular ve mahkumlar arasında son derece az rastlanan bir şeydir. Cezaevleri bu kemirgen solucan türünün iştahla serpilip büyüdüğü kuluçka yerleri değildir. Tüm vicdanlı gözlemciler Çoğu durumda böylesi bir yargıyı gönülsüzce ve kendi isteklerine ters düşerek verseler de bu konuda hemfikirdir. Genel olarak düşünülürse dayanıklılaştırır ve duyarsızlaştırır ceza. Yoğunlaştırır, yabancılaşma duygusunu keskinleştirir, direnme gücünü arttırır. Cezanın şevki kırdığı, acınası bir ayağa kapanmaya ve kendini alçaltmaya yol açtığı oluyorsa eğer, bu sonuç onun ortalamadaki etkisinden kuru, kasvetli bir ciddiyettir bu etkinin ayırt edici özelliği. Daha da az sevindiricidir kuşkusuz. Kaldı ki insanın tarih öncesindeki bin yıllık dönemini düşünürsek suçluluk duygusunun gelişiminin en etkili biçimde tam da ceza yoluyla engellenmiş olduğu yargısına varabiliriz kolaylıkla. En azından cezalandıran kuvvetin hışmına uğramış kurbanlar dikkate alındığında. Yargı ve infaz işlemlerine tanık olmanın, suçluyu, kendi edimini, kendi davranış biçimini başlı başına kınanacak bir şey olarak duyumsamaktan ne ölçüde alıkoyduğunu küçümsemeyelim. Çünkü o, aynı davranış biçiminin adaletin hizmetinde kullanılıp onaylandığını, vicdan rahatlığıyla uygulandığını görür. Yani casusluğu, aldatmacayı, rüşveti, tuzak kurmayı, hile ve kurnazlık dolu tüm polis ve davacı hünerini, ardından da türlü ceza biçimlerinde görülen, duygusal tatmin yoluyla dahi mazur gösterilmemiş esaslı bir soykunu boyun eğdirmeyi, sövmeyi, hapsetmeyi, işkenceyi, katletmeyi ve bunların tümü de onun yargıçlarının başlı başına değil de yalnızca belirli bir bağlamda ve belirli bir amaç için kullanıldıklarında kınadıkları ve cezaya çarptırdıkları davranışlardır. Vicdan rahatsızlığı, yeryüzü bitki örtüsünün bu en tekinsiz ve en ilginç bitkisi, bu toprakta yetişmemiştir. Aslında çok uzun bir süre yargılayanların ve cezalandıranların bilinçlerinde bile karşılarındakinin bir suçlu olduğuna ilişkin bir şey belirmemişti. Bir zarar veren, sorumlusu olmayan bir parça belaydı karşılarındaki onlar için. Öte yandan cezanın yine bir bela gibi üstüne çökmüş olduğu kişi ise ansızın baş göstermiş ve hesaba katılmamış bir şey karşısında korkunç bir doğa olayı yukarıdan devrilip gelmiş ve karşı koyulması artık olanaksız ezici bir kaya kütlesi karşısında duyulandan daha başka bir iç sızısı duymamıştı. Bunun bilincine Spinoza bir keresinde umulmadık şekilde onu bu noktada yanlış anlamak için epey gayret sarf eden yorumlayıcılarını bir öğleüstü üstü kim bilir hangi anıyı değişmekteyken şu ünlü vicdan azabından geriye kendisi için ne kalmış olduğu sorusuna takıldığında vardı. Spinoza ki iyi ve kötüyü insan yaratısı ingeler sınıfına havale etmiş ve kendi özgür tanrısının onurunu, tanrının her şeyi iyi bir amaç için oluşturduğunu ileri süren, ama bu tanrıyı yazgıya bağımlı kılmak anlamına gelirdi ve gerçekten de saçmalıkların en büyüğü olurdu, kafirlere karşı ateşli bir öfkeyle savunmuştu. Spinoza için dünya yeniden, vicdan rahatsızlığının icadından evvelki o masumiyet haline geri dönmüştü. Peki vicdan azabına ne olmuştu bu arada? Gaidum'un karşıtı demişti en sonunda Spinoza kendi kendine. Geçmişte kalmış, tüm beklentilerin aksine yeniden gerçekleşmemiş bir olayın imgesi eşliğinde bir hüzün. Cezanın ansızın başlarına musallat olduğu kötülük yapmış olanların da binlerce yıl boyunca kabahatlerine ilişkin olarak duyumsamış oldukları Spinoza'nınkinden farklı değildi. Bir şey beklenmedik şekilde ters gitti burada diye duyumsuyorlardı. Bunu yapmamalıydım diye değil. Bir hastalığa, bir tarihsizliğe ya da ölüme boyun eğercesine, örneğin Rusların bugün bile yaşamla başa çıkmada biz batılılara oranla daha üstün olmalarına yol açan o yürekli ve baş kaldırmayan yazgıcılıkla boyun eğdiler cezaya. O dönemlerde suç ediminin bir eleştirisi yapıldıysa o da zekanın edimin kendisi üzerinde yürütmüş olduğu eleştiridir. Şurası muhakkak ki cezanın asıl etkisini her şeyden önce bir zeka keskinleşmesinde, bir bellek genişlemesinde, bundan böyle daha dikkatli, daha sakıngan, daha gizli kapaklı davranma istencinde, kişinin birçok şey için yetersiz olduğunun idrakinde, kendi kendini daha iyi eleştirmesinde aramalıyız. Ceza yoluyla insanda ve hayvanda genel olarak elde edilebilecek olan korkuyu artırmaktır, zekayı keskinleştirmek ve arzulara hakim olmaktır. Böylece ehlileştirir ceza insanı ama daha iyi yapmaz. Kaldı ki daha haklı olarak bunun tersi de ileri sürülebilir. Zarar akıllandırır denir halk arasında. Akıllandırdığı ölçüde fenalaştırır da. Çokluk akıllaştırıyor neyse ki. Bu noktada artık vicdan rahatsızlığının kaynağına ilişkin benim kendi hipotezime ilk ve geçici bir anlatım kazandırmak şart oluyor. Anlatımı kolay olmayan ve uzun süre düşünülmeyi, gözetilmeyi, özümsenmeyi gerektiren bir hipotez bu. Vicdan rahatsızlığını, geçirmiş olduğu değişimlerin hepsinden daha esaslı bir değişimin, kendini toplum ve barış büyüsünün içine kesin olarak hapsolmuş bulduğunda yaşadığı o değişimin baskısı altındaki insanın kaçınılmaz olarak yakalandığı ağır bir hastalık olarak görüyorum ben. Deniz hayvanlarının kara hayvanı olmaya, Aksi halde yok olup gitmek zorunda kaldıklarında başlarına gelenden farklı değildi yabana, savaşa, gezip dolaşmaya, maceraya, mutlulukla uyum sağlamış bu yarı hayvanların başlarına gelen. Tüm içgüdüleri bir anda değerden düşmüş ve askıya alınmıştı. O ana değin, suyun taşımış olduğu bu hayvanlar bundan böyle ayakları üzerinde yürümek ve kendi kendilerini taşımak zorundaydılar. Korkunç bir ağırlık çökmüştü üzerlerine. En basit işler için bile beceriksiz görüyorlardı kendilerini. Bu yeni ve bilinmeyen dünyada onların eski yol göstericilerine, o düzenleyici ve bilinçsizce güvenliğe ulaştıran dürtülere yer yoktu artık. Düşünmeye, sonuç çıkarmaya, hesaplamaya, nedenlerle sonuçları eşleştirmeye indirgemişti bu talihsizler. Bilinçlerine indirgenmişlerdi. O en zavallı ve en çok yanılan organlarına. Zannetmiyorum ki yeryüzünde böylesi bir keder duygusu, kurşun gibi ağır, böylesi bir hoşnutsuzluk daha olmuş olsun. O eski içgüdüler bir kez olsun taleplerini duyurmaktan vazgeçmediler gene de. Ne ki bu içgüdüleri tatmin etmek zor ve nadiren olanaklıydı. Genel olarak yeni ve adeta yer altında tatmin yolları aramak zorundaydılar kendilerine. Dışa boşalmayan tüm içgüdüler içe yönelirler benim insanın içselleşmesi diye adlandırdığım şey budur. İnsan da sonradan onun ruhu diye adlandırılmış olan şey ancak böylelikle gelişmeye başlar. Başlangıçta iki zar tabakası arasına gerilecek kadar ince olan iç dünya, insanın dışa boşalımı dizginlendiği ölçüde genleşmiş ve kabarmış, o ölçüde derinlik, genişlik ve yükseklik kazanmıştır. Devlet örgütünün eski özgürlük içgüdülerinden korunmak için dikmiş olduğu korkunç kaleler, cezalar özellikle böylesi kalelerdir. Yabanıl, özgürce dolaşan insanın tüm içgüdülerinin geriye, insanın kendisine karşı yönelmesine yol açmıştır. Düşmanlık, zulüm, takipten, baskından, değişimden, yıkıp dökmekten alınan haz, bunların tümünün böylesi içgüdülere sahip olan insana karşı cephe alması budur budur vicdan rahatsızlığının kaynağı. Geleneğin boğucu darlığına ve tek düzeliğine tıkılıp kalmış, dış düşmanların ve dirençlerin yokluğunda sabırsızca kendini paralayan, kendi peşine düşen, kendini kemiren, kurcalayan, hırpalayan insan, kendini kafesinin parmaklıklarına vura vura yaralayan, bu ehlileştirmek istenilen hayvan, bu yoksun olan ve çöle duyduğu sıla özleminin yiyip bitirdiği, kendi kendinden bir serüven, bir işkence yeri, güvensiz, güvenliksiz ve tehlikeli bir yabanılılık yaratmak zorunda kalmış olan insan. Bu deli, bu özlem çeken ve umutsuz tutsak vicdan rahatsızlığının mucidi oldu. Ama bununla insanlığın bugün bile atlatamamış olduğu en vahim ve en dehşetli hastalığın yolu açıldı. İnsanın insandan kendinden acı çekmesi, hayvan olarak yaşadığı geçmişinden zorla koparılmasının yeni durumlar ve varoluş koşulları içine düşmesi ve adeta yuvarlanmasının o ana kadar kuvvetinin, hazdının, korkunçluğunun temellerini oluşturmuş olan içgüdülere karşı açılmış savaşın sonucu olarak. Öte yandan bu kendine karşı dönmüş, kendine karşı cephe almış hayvan ruhu olgusunun beraberinde yeryüzüne nedenli yeni, derinlikli, duyulmadık, muammalı, çelişkili ve gelecek vadeden bir şey getirmiş, ve böylece yeryüzünün görünüşünü önemli ölçüde değiştirmiş olduğunu da hemen ekleyelim. Böylece başlayan ve sonunda henüz görünmeyen bu oyunun layıkıyla takdir edilebilmesi için tanrısal seyirciler gerekmişti gerçekten de. Herhangi gülünç bir gezegende anlamsızca ve dikkat çekmeksizin oynanmasına göz yumulamayacak denli ince, harikulade ve paradoksal bir oyun. O zamandan beri Herakliotus'un koca bebeğinin adı ister Zeus ister rastlantı olsun oynarken attığı zarların en beklenmedik ve heyecan verici olanları arasında yer alıyor insan. Sanki onunla birlikte bir şey kendisini bildiriyor ve hazırlıyormuşçasına. İnsan sanki amaç değil de yalnızca bir yol, bir ara durum, bir köprü, bir büyük vaatmişçesine bir ilgi, heyecanlı bir bekleyiş, bir umut, handi ise bir kesinlik uyandırıyor kendisi hakkında. Vicdan rahatsızlığının kaynağına ilişkin bu hipotezin dayandığı varsayımlardan ilki, sözü edilen değişimin yavaş ve istemli bir değişim olmadığı, yeni koşullara organik bir uyum sağlama şeklinde değil, bir kesinti, bir sıçrama, bir zorlama, karşı koyulmamış, hatta hınç bile duyulmamış, savuşturulamaz bir bela şeklinde kendini göstermiş olduğudur. İkinci varsayımsa, o ana değin dizginlenmemiş ve şekillendirilmemiş bir halkı belirli bir şekle sokma sürecinin bir zorbalıkla başlamış, yine peş peşe zorbalıklar yoluyla bir sona ulaştırılmış olduğu. Dolayısıyla en eski devletin korkunç bir despotluk, ezici ve amansız bir aygıt olarak ortaya çıkmış ve halk ve yarı hayvan karışımı bu ham maddeyi yalnızca yoğurup itaatkar kılana dek değil, onu biçimlendirene dek işleye gelmiş olduğudur. Devlet sözcüğünü kullandım, bununla kimi kastettiğim açık. Herhangi bir sarışın, yırtıcı hayvan sürüsünü savaş için örgütlenmiş olan ve örgütleme becerisiyle de belki sayıca çok daha üstün ama daha hala şekilsiz, göçebe bir halk kitlesinin üzerine o korkunç pençelerini gözünü kırpmadan koyan bir fatihler ve efendiler ırkını. Devlet böyle başlar işte yeryüzünde. Onu bir sözleşmeyle başlatan coşkulu hayallerin sona erdirildiği kanısındayım buyurabilen doğası gereği efendi olan edimlerinde ve tavırlarında zorbalık sergileyen kişi ne işi var böyle birinin sözleşmelerle böylesi varlıklar hesaba kitaba gelmezler. Yazgı gibi geliverirler. Nedensiz, mantıksız, fütursuz, özürsüz şimşeğin belirdiği gibi beliriverirler. Nefret bile duyulamayacak denli korkunç, ani, inandırıcı farklı biçimde Yapıtları içgüdüsel bir biçim yaratma, biçime sokmadan oluşur. Var olan en istenç dışı, en bilinçsiz sanatçılardır onlar. Belirledikleri yerde yeni bir şey, ögelerin ve işlevlerin kendi aralarında birbirlerinden ayrı tutulup birbirleriyle ilintilendirildiği, bütün bakımından bir anlamla yüklenmemiş olan hiçbir şeyin içinde yer bulamadığı yaşayan bir egemenlik oluşu oluşuverir hemen. Suç, sorumluluk, başkalarını gözetme nedir bilmez bu doğuştan örgütçüler. Bir annenin kendisini çocuğunda doğrulanmış olarak görmesi gibi kendini yapıtında sonsuza dek doğrulanmış olarak gören o tunç bakışlı, korkunç sanatçı bencilliği hüküm sürer içlerinde. Onlar aralarında vicdan rahatsızlığının büyüdüğü insanlardan değildir. En başından bellidir bu. Ne ki onlarsız da büyüyemezdi bu iğrenç ot. Eksik olurdu onların çekiç darbelerinin şiddeti ve sanatçı zorbalıkları altında muazzam miktarda özgürlük dünya yüzünden ya da en azından gözden silinmiş ve adeta gizil kılınmış olmasaydı eğer. Zorbalıkla gizil kılınmış bu özgürlük içgüdüsü, artık anladık bunu, bu bastırılmış, geri çekilmiş, içerilere hapsedilmiş, sonunda artık yalnızca kendi üzerinden boşalabilen ve salı, verilen özgürlük içgüdüsü, bu Sadece ve sadece budur vicdan rahatsızlığının başlangıcı. Tüm bu olguyu sırf en başından çirkin ve acı verici olması nedeniyle önemsiz görmemeli. Zira burada içsel, daha küçük çaplı, daha dar ufuklu, geriye yönelerek, götenin değişiyle göğsün labirentinde kendisine vicdan rahatsızlığını yaratan ve olumsuz idealler kuran kuvvet, şiddet sanatçılarında ve örgütçülerde daha görkemli bir şekilde iş başında olan ve devletler kuran o etkin kuvvetle temelde aynıdır. O özgürlük içgüdüsüdür yani. Benim dilimde söylersek güç istencidir. Ancak burada bu kuvvetin biçim oluşturucu ve zorba doğasının kendini üzerinde şiddetle gösterdiği malzeme insanın kendisi, o hayvansal eski kendidir. Daha heybetli ve daha göz alıcı olan diğer olguda olduğu gibi öteki insan öteki insanlar değil. Kendine karşı bu içten içe zor kullanma, bu sanatçı zalimliği, ağır, direngen, sancılı bir malzeme olarak kendine biçim vermekten, kendine bir istenç, bir eleştiri, bir çelişki, bir aşağılama, bir hayır dağlamaktan alınan haz, acı vermekten zevk aldığı için kendine acı çektiren, kendi kendiyle istemli bir şekilde çelişik olan bir ruhun, tüyler ürpertici ve dehşet verici zevkli uğraşı, tüm bu etkin vicdan rahatsızlığı, İdeal ve imgesel olanın bu asıl döl yatağı en sonunda tahmin edilebileceği gibi bir sürü yeni, alışılmadık güzelliği ve evetlemeyi de gün ışığına çıkardı. Hatta belki güzelliği çıkardı ilk olarak gün ışığına. Neye güzel denirdi ki? İlkin onun çelişi kendinin bilincine varmış olmasaydı, çirkin olan kendine ben çirkinim demiş olmasaydı. Kendini hiçe sayma, kendini yatsıma, kendini feda etme gibi çelişkili kavramların nasıl olup da bir ideali, bir güzelliği anıştırdıkları bilmecesi bu ipucundan sonra en azından kolaylaşmış olacaktır. Bir şeyi biliyoruz bundan böyle. Kuşkum yok bu konuda. Kendini hiçe sayanın, kendini yatsıyanın, kendini feda edenin duyduğu hazın en başından bu yana ne tür bir haz olduğunu biliyoruz. Zulme girer bu haz. Ahlaksal bir değer olarak bencil olmayanın kökenine ve bu değerin boy verdiği zeminin saptanmasına ilişkin olarak şimdilik bu kadar. Vicdan rahatsızlığı ve kendine hor davranma istenci bencil olmayanın değerinin ön koşullarıdır. Bir hastalıktır vicdan rahatsızlığı, buna şüphe yok. Ne ki hamilelik nasıl bir hastalıksa o da öyle bir hastalıktır. Bu hastalık en korkunç ve en yüce duruğuna hangi koşullar altında ulaşmıştır onu araştıralım. Ve bu sayede dünyaya ilk adımını atmış olan şey nedir onu görelim. Derin bir nefes almak gerekiyor bunun için. Ve daha önce bir kez daha, daha önceki bir bakış açısına geri dönmemiz gerekiyor. Borçluyla alacaklısı arasındaki önceden uzun uzadıya söz edilmiş olan medeni hukuksal ilişki bir kez daha hem de tarihsel açıdan son derece tuhaf ve kaygılandırıcı bir şekilde biz modern insanlar için belki de en anlaşılmaz olan bir ilişkiye taşındı yaşayan neslin atalarıyla olan ilişkisine. İlk soy topluluğu içinde ilk çağlardan söz ediyoruz. Yaşamakta olan her kuşak daha önceki kuşağa özellikle de soy kurucu ilk kuşağa karşı hukuksal bir yükümlülüğü olduğunu kabul eder. Ve bu kesinlikle sırf bir duygu borcu da değildir. Kaldı ki bu sonuncunun varlığı insan türünün en uzun dönemi göz önüne alındığında bile tartışma konusu yapılabilir soyun tamamen ve yalnızca atalarının fedakarlıkları ve başarıları sayesinde süre geldiği ve bunun onlara fedakarlıklar ve başarılar yoluyla geri ödenmesi gerektiği kanısı hüküm sürer burada. Bir borç kabullenilir böylece. Güçlü tinler olarak var olmaya devam eden atalar, kuvvetlerine dayanarak soya yeni yararlar ve öndelikler sunmayı sürdürdükleri için sürekli artan bir borçtur bu üstelik. Bedavaya mı peki? Ama o kaba ve ruh fukarası çağlar bedava nedir bilmezler. Ne verilebilir onlara karşılığında? Kurbanlar, şölenler, tapınaklar, hürmetin göstergesi armağanlar, her şeyden önce de itaat. Tüm görenekler, ataların birer eseri olarak onların yönergeleri ve buyruklarıdır aynı zamanda. Yeterince verildi mi onlara acaba? Bu kuşku kalır geriye ve artar zaman zaman toptan bir ödemeye, alacaklıya bir geri ödeme olarak herhangi korkunç bir şeye zorlar. Soy kurucu atalar ve onların iktidarı karşısında duyulan korku ve onlara olan borcun bilinci bu türden bir mantık çerçevesinde zorunlu olarak soyun kendi gücü arttığı, soy daha utkulu, daha bağımsız, daha saygın, daha korkutucu hale geldiği ölçüde artar. Budur durum, bunun tersi değil. Soyun körelmesi yönündeki her adım, tüm talihsiz rastlantılar, tüm yozlaşma ve çözülme belirtileri ise kurucusunun tini karşısında duyulan korkuyu azaltır hep ve onun zekasına, öngörüsüne, gücünün bugünkü etkinliğine ilişkin gitgide daha küçümseyici bir imkânın oluşmasına yol açar. Bu kaba mantığın sonuna dek vardırıldığını düşünürsek, en güçlü soyların atalarının en nihayetinde artan korkunun ingeleme yoluyla muazzam boyutlara ulaşmış, ilahi bir tekinsizliğin ve aklı hayali sığmazlığın karanlıklarına itilmiş olmaları gerekir. Soy kurucu en sonunda zorunlu olarak bir tanrıya dönüştürülür. Tanrıların kökeni buradadır belki de. Yani korkuda olan bir köken. Ve ama aynı zamanda hürmette de diye eklemeyi gerek görenin, insan türünün o en uzun çağı, en eski çağları düşünüldüğünde haklı olduğu pek söylenemez. Kaldı ki asil soyların oluşmaya başladığı orta dönem düşünüldüğünde de bir o kadar haklıdır elbet. O asil soylar geçen zaman içinde kendilerinde de belirmiş olan tüm o nitelikleri, o asil nitelikleri kurucularına, atalarına faiziyle geri ödemişlerdir gerçekten de. Tanrıların soylulaştırılması ve mükemmelleştirilmesi konusuna ileride bir kez daha göz atacağız. Ama şimdi Tüm şu borç bilinci gelişimini geçici olarak bir sona kavuşturalım. Tanrı'ya borçlu olmanın bilinci, tarihin öğrettiği gibi, kan bağına dayalı topluluk örgütlenme biçiminin çöküşünden sonra da hiçbir şekilde sona ermemiştir. İnsanlık soyunun asillerinden iyi ve fena kavramlarını nasıl miras almışsa, soyunun ve atalarının tanrılarını miras almakla ödenmemiş borçların ve bu borçları ödeme arzusunun yarattığı baskıyı da devralmıştır. Tanrı'ya borçluluk duygusu birkaç bin yıl boyunca artarak sürmüştür ve hep de yeryüzünde Tanrı kavramı ve duygusu geliştiği ve yüceltildiği oranda artmıştır. Hristiyanlığın Tanrısının şimdiye değin ulaşılmış son kerte Tanrı olarak ortaya çıkışı, bu yüzden yeryüzünde son kerte bir borçluluk duygusunun da belirmesine yol açmıştır. Artık bunun tersi bir devinim içine girdiğimizi varsayarsak, Hristiyanlığın tanrısına olan inancın durdurulamaz gerilişinden yola çıkarak hiç de azımsanmayacak bir olasılıkla insanın borçluluk bilincinde de şimdiden hatrı sayılır bir gerileme olduğunu çıkarsayabiliriz. Kaldı ki ateizmin mükemmel ve nihai zaferinin insanlığı başlangıcına, kausa primasına, ilk nedenine borcu olduğu duygusundan azat edebileceği olasılığını da göz ardı edemeyiz ateizm ve bir tür ikinci masumiyet birbirlerine aittir. Dinsel öncüllü borç ve ödev kavramları arasındaki bağlantı üzerine kısaca ve kaba söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu kavramların asıl ahlaksallaştırımına şimdiye dek kasten değinmedim ve hatta bir önceki bölümün sonunda bu ahlaksallaştırım sanki hiç yokmuş gibi dolayısıyla bu kavramların öncülünün alacaklımıza Tanrı'ya olan inancın ortadan kalkmasının ardından sanki o kavramlar da zorunlu olarak son bulmuşlar gibi konuştum. Gerçeklik bundan korkunç bir farklılık gösteriyor. Borç ve ödev kavramlarının ahlaksallaştırımı, vicdan rahatsızlığı alanına itilmeleri aslında tümüyle biraz önce bitimlemiş olduğum gelişmenin yönünü tersine çevirme, en azından devinimini durdurma çabasıdır.'' borcu ödeyip hesabı kapatma umudunun sonsuza dek ve karamsarca yitmesi gerekiyordur artık. Bakışın umarsızlıkla kas katı bir olanaksızlığa çarpması, çarpıp geri tepmesi gerekiyordur artık. O borç ve ödev kavramlarının geriye yönelmeleri gerekiyordur artık. Kime karşı peki? Şüphe yok. Vicdan rahatsızlığının bundan böyle, borcun karşılanamazlığından yola çıkarak en sonunda kefaretin de karşılanamazlığı, ödenemezliği düşüncesi tasarımlanıncaya dek içine yerleşeceği, işleyeceği, yayılacağı ve polip misali enine boyuna çoğalacağı borçluya karşı her şeyden önce. Ama bu kavramlar sonunda alacaklığa karşı da dönmüştür. Bu bağlamda insanın ilk nedenini düşünün bir. İnsan türünün başlangıcını, bundan böyle bir lanetle yüklü olan atalarını, Adem, ilk günah istencin bağımlılığı, bundan böyle kötü ilkeyi barındırdığı düşünülen koynundan insanın çıkmış olduğu doğayı kendi başına değersiz bir şey olarak arta kalan varoluşu düşünün. Varoluşa nihilistçe bir sırt çevirme, hiçliğe ya da kendi karşıtına başka türlü olmaya duyulan arzu, Budizm ve benzeri şeyler ta ki azap içindeki insanlığı bir süre için rahata erdirmiş olan o paradoksal ve tüyler ürpertici çıkış yolunu Hristiyanlığın o dahiyane hilesini ansızın karşımızda bulana dek. İnsanın borcu için kendini kurban eden Tanrı, kendi alacağını kendi ödeyen Tanrı, insanın karşılayamaz hale geldiği şeyi karşılayabilecek tek şey olarak Tanrı, borçlusu için kendini kurban eden alacaklı. Sevgi yüzünden. İnanmalı mı buna? Alacaklısına olan sevgisi yüzünden. Bütün bunlarla ve bütün bunların ardında gerçekleşen şey aslında nedir? Bunu tahmin etmişsinizdir. O kendine acı verme istenci, içselleştirilmiş, kendi içine geri sürülmüş hayvan insanın ehlileştirilmek amacıyla devlet içine tıkılmış olanın bu acı verme isteğinin boşalabileceği daha doğal yolun tıkanmasının ardından kendine acı çektirmek için vicdan rahatsızlığını icat etmiş olanın o silmiş zalimliği. Bu vicdan rahatsızı insan kendine yaptığı işkenceyi en tüyler ürpertici katılığa ve keskinliğe vardırmak için dinsel öncülüğüyle geçirmiştir. Tanrı'ya karşı bir suç, bu düşünce onun işkence aleti olur. Asıl ve sökülüp atılamaz hayvansal içgüdülerinin bulabildiği en son karşıtlarına tutunur Tanrı'da. Bu içgüdülerin kendilerini de Tanrı'ya karşı işlenen bir suç olarak yeniden yorumlar. Tanrı ve şeytan çelişkisine gerer kendini. Kendine, özünün doğasına, doğallılığına ve gerçekliğine dediği her hayırı ve bir evet olarak var olan elle tutulur gerçek olan olarak, Tanrı olarak, Tanrı'nın kutsallığı olarak, Tanrı'nın yargıçlığı olarak, Tanrı'nın cellatlığı olarak, öbür dünya olarak, bengilik olarak, sonsuz bir işkence olarak, cehennem olarak, cezanın ve suçun ölçülemezliği olarak dışa vurur. Ruhsal zulüm alanında belirmiş, eşi benzeri kesinlikle olmayan bir tür istenç delirmesidir bu. İnsanın kendini kefareti olamayacak denli suçlu ve rezil görme istenci kendini işlediği suça hiçbir zaman denk düşemeyeceğini bile bile cezaya çarptırılmış olarak düşünme istenci. Bu sabit fikirler labirentinden çıkış yolunu daimi olarak kapatmak amacıyla şeylerin en temeline ceza ve suç sorunsalını bulaştırma ve bu temeli zehirleme istenci. Bir ideal, kutsal tanrı idealini Dikme ve bu ideal önünde kendi mutlak değersizliğinden somut olarak emin olma istenci. Ah bu çılgın ve kederli insan canavarı. Neler gelmiyor ki aklına? Ne saçmalık nöbetleri, ne doğaya aykırılıklar, ne düşünce canavarlıkları patlak vermiyor ki eylem canavarı olmaktan biraz olsun alıkoyulduğunda. Bütün bunlar son derece ilginç ama aynı zamanda kara, kasvetli, sinir bozucu bir keder de içeriyor. Öyle ki bu dipsiz uçurumlara uzun uzadıya bakmayı şiddetle yasaklamalı insan kendine. Hastalık var burada. Buna şüphe yok. İnsanı şimdiye dek kırıp geçirmiş hastalıkların en korkuncu ve kim sevgi çığlığının, en özlemli coşku çığlığının, sevgideki kurtuluş çığlığının bu işkence ve saçmalık gecesinde nasıl tınlamış olduğunu hala duyabilirse. Ama bunu duyacak kulak bugün artık kimsede yok. Üstesinden gelinemez bir dehşetle sarsılarak uzaklaşır. Dehşet verici ne de çok şey var insanda. Yeryüzü fazla uzun süre bir tımarhaneydi. Kutsal Tanrı'nın kökeni üzerine buraya kadar söylenenler yeterli. Tanrılar tasarlamanın kendi başına ille de gözümüzde canlandırmaktan bir an bile vazgeçmememiz gereken böyle bir düş gücü bozulumuna yol açmayacağı, tanrılar yaratmanın Avrupa'nın son birkaç bin yılının ustalıkla sergilemiş olduğu insanın kendini çağırmağa germesinden ve kendini karalamasından daha asil yolları olduğu. Bunlar insanın içindeki hayvanın kendi kendini paralamadığı, kendine karşı azgınlaşmadığı kendini tanrısallaşmış hissettiği asil ve başına buyruk insanların yansıması olan o Yunan tanrılarına her göz atışta hala doğrulanabiliyor neyse ki. Bu Yunanlılar çok uzun bir süre tam da vicdan rahatsızlığından uzak durabilmek, ruh özgürlüklerinin tadını çıkarabilmek için kullandılar tanrılarını. Hristiyanlığın kendi tanrısını kullandığının tersine bir anlayışla yani. Görkemli ve aslanlar kadar cesur bu çocuk ruhlular çok ileri gittiler bu konuda. Homeros'un Zeus'u gibi bir yetke bile çok kolaya kaçtıklarını ima ediyor onlara zaman zaman. Hayret diyor bir keresinde. Söz konusu mesele Agistus'un meselesidir ve çok vahim bir meseledir. Hayret, ne de çok yakınıyor ölümlüler tanrılardan. Sadece bizden geliyormuş kötülükler. Oysa onlar kendileri yaratıyorlar akılsızlıklarıyla. Üstelik yazgıya da ters düşerek kendilerine felaketi. Ne diye insanlar tanrılardan bilir birçok şeyi? Sanırlar bütün belalar bizden gelir. Oysa kaderin dışında acı yağar başlarına, kendilik kendileri, kendi taşkınlıkları. Ama hem duyuluyor hem de görülüyor ki, Olimposlu bu seyirci ve yargıç da bu yüzden onlara öfkelenmekten ve onlar hakkındaki kötü düşünmekten çok uzak. Ne de aptallar diye düşünüyor ölümlülerin cürümleri karşısında. Aptallık, akılsızlık, bir parça kafadan sakatlık, bu kadarını bir sürü berbatlığın ve felaketin nedeni olarak en güçlü ve en cesur çağın Yunanlıları da kabullendiler kendilerinde. Aptallık günah değil. Anlıyor musunuz bunu siz? Bu kafadan sakatlık bir sorundu gerçi. Sahi nasıl mümkün oluyor bu? Nereden gelmiş olabilir bizlerin, biz soylu kökün, talihin, gelişmişliğin, en nezih çevrenin, asaletin, erdemin insanların kafasına? Asil Yunanlı, benzerlerinden birinin bulaşmış olduğu ve kendisinin kavrayamadığı her vahşet ve cürüm karşısında Böyle sormuştur kendine yüzyıllar boyu. En sonunda da onu bir tanrı baştan çıkarmış olsa gerek demiştir kendi kendine başını iki yana sallayarak. Yunanlılar için tipik bir çözüm yoludur bu. Böylece tanrılar o zamanlarda insanı belirli bir dereceye kadar kötüde aklamaya yaramış, kötünün kaynağı olarak kullanılmışlardır. O zamanlarda cezayı değil, daha asil olduğu üzere suçu üstlenmişlerdir. Üç soru işaretiyle kapatıyorum. Herhalde görülüyordur. Bir ideal dikiliyor mu yoksa yıkılıyor mu burada? Diye soruyorsunuz belki bana. Ama siz her ideal dikiminin yeryüzünde ne pahalıya patlamış olduğunu yeterince sordunuz mu kendinize? Bunun için ne çok gerçekliğe kara çalmak, ne çok gerçekliği yanlış anlamak, ne çok yalan kutsamak, ne çok vicdan korkutmak, her defasında ne çok tanrı kurban etmek zorunda kalınmış olduğunu. Bir kutsallık dikmek için bir kutsallık yıkmak gerekir. Yasa budur. Bana bunun yerine getirilmediği bir durum gösterin, gösterebilirseniz. Biz modern insanlar, bizler binlerce yıllık bir vicdan dediklemesinin ve amansız bir kendine işkencenin mirasçılarıyız. Bu alandadır en uzun alış alıştırmamız. Hatta belki de sanatçılığımız, ama her halükarda incelmişliğimiz, güç beğenirliğimiz. İnsan doğal eğilimlerine çok uzun bir süre kötü gözle baktı. Öyle ki bu eğilimler sonunda vicdan rahatsızlığıyla eşleşti onun içinde. Tersine bir çaba da kendi başına mümkün olabilirdi. Ama kimin bunun için yeterli gücü vardı ki? Yani doğal olmayan eğilimleri öbür dünyaya ulaşma, duyulara aykırı, içgüdüye aykırı, doğaya aykırı, hayvansala aykırı olana ulaşma emellerini, kısacası şimdiye kadar ki tümü yaşama düşman, dünyayı karalayan idealleri vicdan rahatsızlığıyla eşleştirme çabası. Böyle umutları ve beklentileri olan kişi yüzünü kime dönebilir ki bugün? Tam da iyi insanları karşımıza alırız böylelikle. Ve elbette rahatı yerinde, uzlaşmış, kendini beğenmiş, hayalci, yorgun olanları. İnsanın kendisine karşı davranışının sertliğini ve yüceliğini biraz da olsa dışa vurmasından daha gücendirici olan, onu diğerlerinden daha esaslı biçimde ayıran başka ne olabilir? Ama öte yandan bize karşı nasıl da anlayışlı, nasıl da sevecen bir görünüme bürünü verir tüm dünya. Biz de tüm dünyanın yaptığı gibi yapar, kapıp koy verirsek kendimizi. O hedef, şimdiki çağın olası tinlerinden farklı türde tinler gerektirir. Savaşla ve zaferle güçlenmiş tinler, fetin, maceranın, tehlikenin, sancının onlar için neredeyse bir gereksinim haline gelmiş olduğu tinler gerektirir. Yüksekteki sert havaya, kış yürüyüşlerine en geniş anlamıyla buza ve dağlığa alışmışlık gerektirir. Yüce bir tür hainlik, bilginin en kendinden emin, büyük sağlığın bir parçası olan o son pervasızlığını da gerektirir. Kısaca ve vahim olarak o büyük sağlığı gerektirir işte. Bu sağlığın olabilirliğinden bile söz edilebilir bugün. Ama gene de günün birinde bu çürük ve kendinden şüphe duyan şimdiki zamandan daha kuvvetli bir zamanda Gelmeli bize büyük sevginin ve aşağılamanın kurtarıcı insanı. İçindeki güdücü kuvvetin onu her türlü öbür dünyadan ve beri dünyadan sürekli uzak tuttuğu, yalnızlığının halk tarafından yanlış anlaşılıp gerçeklikten bir kaçışmış gibi düşünüldüğü o yaratıcı tin. Oysa ki onun yalnızlığı gerçekliğe bir dalış, bir gömülme, gerçekliğin derinine iniştir yalnızca. Ki ileride tekrar gün ışığına çıktığında o gerçeklikten hareketle gerçekliğin kurtuluşunu getirsin yuvaya. Gerçekliğin şimdiye dek süre gelmiş idealin lanetinden kurtuluşunu. Bizi bugüne değin süre gelmiş idealden kurtaracağı gibi o idealden zorunlulukla doğmuş olan şeyden de o büyük tiksintiden, hiçlik istencinden, nihilizmden de kurtaracak olan geleceğin bu insanı istenci yeniden özgür kılacak, yeryüzüne ereğini, insana da umudunu geri verecek olan, Öğlenin ve büyük kararın habercisi bu çam vuruşu, bu antikrist ve antinihilist, bu tanrıyı ve hiçliği alt edecek olan günün birinde gelmeli o. Ama neden bahsediyorum ki ben? Yeter, yeter. Bu noktada bana düşen tek şey var. Sus bak. Aksi takdirde yalnızca daha genç birine, benden daha gelecekte olan, daha güçlü olan birine ait bir şeyi sahiplenmiş olurum yalnızca Zerdüşt'e ait bir şeyi. Tanrısı Zerdüşt'te. Üçüncü inceleme. Çileci ideallerin anlamı nedir? Tasasız, alaycı, zorba. Böyle ister bizi bilgelik. Bir dişidir o. Bir savaşçıdan başkasını sevmez. İşte böyle dedi Zerdüşt. Çileci ideallerin anlamı nedir? Sanatçılar için ya hiçbir anlama gelmez ya da bir sürü anlama gelir. Filozoflar ve bilginler için yüksek bir tinselliğe ulaşmanın en elverişli koşullarına dair bir tür ön ve içgüdü. Kadınlar için en iyi ihtimalle bir baştan çıkarıcı cana yakınlık daha. Güzel biten üzerinde bir parça yumuşaklık, sevimli ve tombul bir hayvanın meleksiliği. Fizyolojik açıdan özürlüler ve mutsuzlar için kendilerini bu dünya için fazlasıyla iyiymiş gibi görme çabası. Uçarılığın kutsal bir biçimi. Usul usul etken, sancı ve can sıkıntısıyla savaşımlarında tuttukları başlıca yol. Rahipler için asıl rahip inancı. Güçlerinin en etkili aracı ve aynı zamanda güçlerine çıkarılan en yüce izin. Azizler için, kış uykusuna yatmak için en nihayet bir bahane. Onların en yeni şeref tutkusu, hiçlikteki tanrı huzurları, onlara has bir kaçıklık biçimi. Ne ki çileci idealin insan için bu denli çok şey ifade etmiş olmasında insan istencinin bir temel olgusu, onun boşluk korkusu dile gelmektedir. Bir ereğe ihtiyaç duyar o ve hiç istememektense hiçliği istemeyi yerler. Anlıyor musunuz beni? Anladınız mı beni? Kesinlikle hayır bayım. Baştan başlayalım o halde çileci ideallerin anlamı nedir? Ya da bana sıkça danışılmış olan özel bir vakayı ele alırsam, Richard Wagner gibi bir sanatçı yaşlılık günlerinde iffeti ululuyorsa bunun anlamı nedir örneğin? Gerçi Wagner belirli bir anlamda her zaman yapmıştır bunu. Ama yalnızca en son olarak çileci bir anlamda yapmıştır. Bu tavır değişiminin, bu ani ve kökten tavır değişikliğinin anlamı nedir? Çünkü budur burada gerçekleşen. Wagner bu yolla dost doğru kendi zıttına dönüşü vermiştir. Bir sanatçı kendi zıttına dönü veriyorsa bu ne anlama gelir? Bu noktada aklımıza hemen bu soru üzerinde bir süre duracağımızı varsayarsak Wagner'ın yaşamının belki de en iyi, en güçlü, en şen, en yürekli dönemi geliyor. Luther'in düğünü düşüncesinin onu içten ve derinden meşgul etmiş olduğu dönem bu. Bugün elimizde o düğün müziği yerine Usta şarkıcıların bulunmasının aslında hangi rastlantılara bağlı olduğunu ve bu müzikte o müziğin ne kadarının belki hala yankılandığını kim bilebilir? Ama hiç şüphe yok ki Luther'in düğününde de iffete bir övgü söz konusu olacaktı. Ne ki duygusallığa bir övgü de söz konusu olacaktı. Tam da böylesi yerli yerinde olurdu bence ve tam da böylesi Wagnerca olurdu. İffet ve duyusallık arasında zorunlu bir karşıtlık yoktur çünkü her iyi evlilik, her gönül bağı bir karşıtlığı oluş, aşmıştır. Wagner, Sevimli ve Cesur bir Luther komedisi yoluyla bu hoş olguyu Almanlarına yeniden hatırlatsaydı iyi ederdi bana kalırsa. Çünkü Almanlar arasında duyusallığa kara çalanlar çoktur. Her zaman da çok olmuştur. Luther'in belki de en büyük yararlığı duyusallığını kabullenme yürekliliğini göstermiş olmasındadır hem iffetle duyusallık arasında o karşıtlığın gerçekten var olduğu durumlarda bile hiç de trajik bir karşıtlık olması gerekmez bunun neyse ki. Hayvanla melek arasındaki hassas dengelerini var olmaya bir karşı neden olarak görmekten çok uzak olan nasipli ve sevinçli tüm ölümlüler için geçerli bu en azından en mükemmel ve en aydınlık olanlar Göte gibiler, Hafız gibiler. Bunda bir yaşam cazibesi daha gördüler hatta. Tam da böyle çelişkiler ayartır var olmaya. Öte yandan kısmetsiz domuzların iffete tapınmaları bir kez sağlandı mı ki vardır böyle domuzlar. Bunların iffette yalnızca kendi karşıtlarını, kısmetsiz domuzun karşıtını görüp ona tapınacakları da ortadadır. Ah, hem de trajik bir humurdu ve heyecanla tahmin edersiniz. Richard Wagner'ın yaşamının son döneminde tartışma götürmez bir şekilde hala bestelediği ve sahneye koymak istediği o nahoş ve lüzumsuz karşıtlığa ne için ama diye soruyoruz aklı olarak. Wagner'a neydi ki domuzlardan, bize ne ki onlardan? Bu noktada şu diğer soru. Onun o erkek taşra dangalığıyla, alavere dalavereyle en sonunda katolik yaptığı o zavallı şeytan ve doğa çocuğu Parsifal zavallısıyla ne iş olduğu sorusu da göz ardı edilemez elbette. Nasıl? Parsifal da ciddi miydi yoksa? İnsan bunun tersini tahmin etmeye, hatta dilemeye heveslenebilir zira. Wagner'ın Parsifil'inin neşeli bir şey olarak tasarlanmış olduğunu, tragedyacı Wagner'ın bize ve kendine, her şeyden önce de tragedyaya, tam da Wagner'a uygun ve yaraşır biçimde, adeta bir kapanış oyunu ve satir dramıyla veda etmek istemiş olduğunu, trajik olanın kendisi üzerine, bir zamanların tüyler ürpertici tüm yeryüzü ciddiyeti ve yeryüzü sefaleti üzerine, Çileci idealin doğaya aykırılığının en nihayet aşılmış olan en kaba biçimi üzerine en mükemmel ve en muzip türden aşırı bir parodiyle veda et, etmek istemiş olduğunu yani. Dedim ya büyük bir tragedya yazarına bu yaraşırdı. O tragedya yazarı her sanatçı gibi büyüklüğünün en son duruğuna kendini ve sanatını kendi altında görebildiğinde, kendine gülebildiğinde ulaşır ancak. Wagner'ın Parsifal'ı, onun kendine yönelik gizli üstünlük gülüşümüdür, ulaşılmış son yüce sanatçı özgürlüğünün sanatçı aşkınlığının utkusu mudur? Dediğim gibi dileriz öyledir. Ciddi bir Parsifal'ın ne gibi bir anlamı olurdu ki çünkü? Onda bana karşı dile getirilmiş olduğu gibi bilgiye, tine, duygusallığa karşı kudurmuş bir nefretin ürününü mü görmeliyiz mutlaka? Duyuların ve tinin tek bir solukta ve tek bir nefretten doğan lanetlenişini mi? bir inanç sapması, hastalıklı Hristiyan ve obskürentist, karanlıkçı ideallere bir dönüşümü. Ve hatta sonunda bir sanatçının o zamana değin istencinin tüm gücüyle bunların tersinin, yani sanatını son kert tinselleştirmenin ve duyusallaştırmanın peşinde koşmuş olan bir sanatçının kendi kendini reddini, kendi kendini silişini mi görmeliyiz? Ve sadece sanatını değil, tüm yaşamını da, Wagner'ın filozof Feuerbach'ın izinden zamanında nasıl da coşkuyla gitmiş olduğunu anımsayın. Feuerbach'ın sağlıklı duyusallık sözü, bu söz 30'lu 40'lı yıllarda Wagner'a birçok Alman'a olduğu gibi genç Almanlar diye adlandırmışlardı kendilerini. Kurtuluşun sözü gibi gelmişti. Bu konuda başka bir fikir mi edinmişti en nihayetinde? Çünkü görünüşe bakılırsa bu konuda başka bir öğreti yaymak isteğindeydi en sonunda ve sadece sahneden seslenen Parsifal trompetleriyle değil, onun son yıllarının kasvetli, hür olmaktan uzak olduğu kadar umarsız da olan yazarlığında gizli bir arzuyu ve istenci, yılgın, kuşkulu, açığa vurulmamış bir istenci, düpedüz tersine dönmeyi, Hristiyanlığa dönmeyi, reddi, Hristiyanlığı, ortaçağı telkin etme ve müritlerine her şey boş, kurtuluşu başka yerde arayın deme istencini ele veren yüzlerce yer vardır.'' hatta kurtarıcının kanına bile yakarışta bulunulur bir keresinde. Bir sürü nahoş şey içeren böyle bir durumla ilgili olarak ki tipik bir durumdur. Kendi fikrimi söyleyeyim. Yapılacak en iyi şey bir sanatçıyı yapıtından onu yapıtı kadar ciddiye alınmayacak ölçüde ayrı tutmaktır kuşkusuz. Eninde sonunda yapıtının yalnızca bir ön koşuludur o. Yapıtın üzerinde büyüdüğü ve içinden boy verdiği döl yatağı, toprağa, duruma göre de gübresi ve fışkısıdır. Dolayısıyla eğer yapıtın kendisinin keyfine varmak isteniyorsa çoğu durumda unutulması gereken bir şeydir. Bir yapıtın kökenine ilişkin görü fizyologları ve tin didikleyicilerini ilgilendirir. Asla ve hiçbir zaman estetleri, artistleri değil. Parsifal'ın yazarı ve biçimlendiricisi ortaçağın ruh karşıtlıklarını derinlemesine esaslı ve hatta korkunç bir biçimde yaşamaktan ve bu karşıtlıkların zeminine inmekten her tür zihinsel yüceliğin, kesinliğin ve disiplinin düşmanca uzağında kalmaktan, bir tür düşünsel sapkınlıktan kaçınamamıştır. Tıpkı gebe bir kadının gebeliğin iğrençliklerinden ve fevkaladeliklerinden kaçınamaması gibi. Ama dediğim gibi, çocuğun keyfine varılmak isteniyorsa bunları unutmak gerekir. Bir sanatçının kendisinin de İngilizlerin deyişiyle Psikolojik yakınlık dolayısıyla çok kolayca düştüğü bir yanılgıdan sakınılmalıdır. Sanatçının kendisini onun betimleyebildiği, tasarlayabildiği, dile getirebildiği şeymiş gibi görme yanılgısından gerçekte durum şudur. Eğer sanatçı kendisi o şey olmuş olsaydı, onu kesinlikle tanımlamaz, tasarlamaz, dile getirmezdi. Homeros bir Akileus Göte Faust'u yaratmazdı. Göte de bir Faust olmuş olsaydı. Yetkin ve tam bir sanatçı, reel olandan, gerçek olandan sonsuza dek kopmuştur. Öte yandan en içsel varoluşunun bu sonsuz gerçek dışılığının ve sahteliğinin onu nasıl zaman zaman umarsızlığa vardıracak denli bezdirdiğini ve böyle bir durum karşısında kimi zaman ona en yasak olan şeye, gerçekliğe el atmaya, gerçek olmaya kalkışmasını anlamakta zor değildir ne derece başarıyla. Bu tahmin edilebilir. Sanatçının tipik hevesidir bu. Kocamış Wagner'ın da kapılmış olduğu ve ona öylesi pahalıya mal olmuş, karşılığını öylesi feci şekilde ödemek zorunda kalmış olduğu hevesin aynısı. Ama yine de bu hevesi de bir yana bırakırsak, kim istemezdi ki Wagner'ın kendi iyiliği için bize ve sanatına başka türlü veda etmiş olmasını? Bir Parsifal'la değil de daha utkulu, daha özgüvenli, daha Wagnerca, daha az yanıltıcı niyetinin bütününe ilişkin olarak daha az muğlak, daha az Schopenhauerca, daha az nihilistçe. Çileci ideallerin anlamı nedir öyleyse? Bir sanatçı söz konusuysa artık anlamış bulunuyoruz. Hiçbir anlamları yok ya da hiçbir şey ifade etmeyecek kadar çok çeşitli anlamları var. İlkin sanatçıları eleyelim. Bunlar dünyada ve dünyaya karşı yeterince bağımsız bir konumda değiller ki Onların değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin uğradığı değişimler kendi başlarına ilgiye değer olsun. Her zaman ya bir ahlakın ya bir felsefenin ya da bir dinin uşağı olmuştur onlar. Üstelik ve ne yazık ki sıklıkla hayranlarının ve hamilerinin fazlasıyla uyumlu dal kavukları ve eski ya da yeni yükselmekte olan kudretlerin burnu iyi koku alan yaltakçıları olmaları bir yana. En azından bir sipere gerek duyarlar hep. Bir dayanağa, Önceden meşrulaşmış bir etkiye. Sanatçılar asla kendi başlarına durmazlar. Yalnız başına durmak onların en derin içgüdülerine aykırıdır. Nitekim Richard Wagner'da zamanı geldiğinde filozof Schopenhauer'ı kendince öncü yapmış, siper edinmiştir. Kim Schopenhauer'ın felsefesinin sunduğu dayanak olmadan, Schopenhauer'ın 70'li yıllarda Avrupa'da iyiden iyiye ağırlık kazanmış etkisi olmadan... Wagner'ın çileci bir ideali benimseme yürekliliğini gösterebileceğini aklından geçirebilir ki? Ve böylece daha ciddi olan soruya varmış bulunuyoruz. Eğer gerçek bir filozof, Schopenhauer gibi gerçekten kendi ayakları üzerinde duran bir kafa, kendine karşı yüreklilik gösteren, kendi başına durmayı bilen, öncüler ve yol gösterici yüksek işaretler beklemeyen, tunç bakışlı bir erkek ve şövalye çileci ideali ululuyorsa bunun anlamı nedir? Bu noktada hemen Schopenhauer'ın sanat karşısındaki tuhaf ama belirli türden insanlar için de büyüleyici olan tavrını ele alalım. Çünkü Richard Wagner ilkin belli ki bu yüzden Schopenhauer'ın safına geçmiştir. Hem de o derece geçmiştir ki estetiğe ilişkin önceki ve sonraki inanışı arasında tam bir kuramsal çelişki uçurumu açılmıştır. Önceki inanışı örneğin opera ve dramda Sonraki ise 1870'ten başlayarak yayımladığı yazılarında dile getirilir. O tarihten itibaren Wagner, özellikle ki belki en yadırgatıcı olan da budur, müziğin kendisinin değeri ve konuma hakkındaki yargısını hoyratça değiştirmiştir. Ne olmuş şimdiye dek müzikten, serpilip gelişmek için mutlak olarak bir ereği, bir erkeği, yani dramı, gereksinen bir araç, bir aracı, bir dişi yapmışsa, bir anda kavradı ki Schopenhauer'ın kuramı ve bu kuramın getirdiği yeniliklerin müziğin daha büyük onuruna daha fazla şey yapılabilir. Yani Schopenhauer'ın algıladığı biçimiyle müziğin egemenliğini kullanarak tüm diğer sanatların ötesine ve karşısına yerleştirilen müzik, bağımsız sanatın kendisi, diğer sanatlar gibi olgusallığın suretlerini sunmayıp daha ziyade istencin kendi dilini, istencin en kendine özgü en ilksel, en türememiş açığa vurumu olarak ve dosdoğru uçurumun derinliklerinden gelerek konuşan sanat. Schopenhauer'ın felsefesinden kaynaklanmış gibi görünen müziğin bu olağanüstü kıymetlenişiyle birlikte müzisyen de bir anda görülmedik biçimde kıymete binmiştir. Bir kahindir o artık. Bir rahip. Hatta bir rahipten de fazlası. Şeylerin kendi başınalığının bir tür sözcüsü. Bir öte taraf telefonu. Tanrı'nın bu romantik yalnızca müzikte konuşmaz artık. Metafizik konuşur. En nihayet günün birinde çileci ideallerden dem vurmuş olmasına ne şaşmalı? Ağar estetik sorunsalın Kantçı ifadesinden yararlandı. Buna rağmen kuşkusuz Kantçı bir gözle bakmadı bu sorunsala. Kant, güzelin sıfatları arasından bilgiye şan şeref getirmiş olanları yeğleyip ön plana çıkarmakla sanata bir saygınlık verdiğini düşünmekteydi kişisel olmama ve genel geçerlik. Bunun esas itibariyle bir yanılgı olup olmadığını tartışmanın yeri burası değil. Benim altını çizmek istediğim tek şey Kant'ın sanatçının deneyimlerinden yola çıkarak estetik sorunsalı hedeflemek yerine tüm filozofların yaptığı gibi salt seyirciden yola çıkarak sanat ve güzel olan üzerine düşünmüş ve böylelikle farkına varmaksızın seyircinin kendisini güzel kavramına taşımış olduğudur. Güzel'in filozofu bu seyirciyi yeterince tanıyor olsaydı bari. Büyük bir kişisel olgu ve deneyim, güzel olanın alanındaki bir sürü kuvvetli ve en kendine özgü cinsten yaşantı, arzu, sürpriz, esrime olarak yani. Ama korkarım durum her zaman bunun tersiydi. Ve bu yüzdendir ki filozoflar bize daha en başından Kant'ın o ünlü güzel tanımında olduğu gibi incelikli bir öz deneyim kıtlığının besili solucan biçiminde temel bir yanılgı olarak içlerine çöreklenmiş olduğu tanımlar suna geliyorlar. Güzel olan dedikant, ilgi olmaksızın beğenilendir. İlgi olmaksızın. Bu tanımı gerçek bir seyirci ve artist tarafından, Stendhal tarafından yapılmış olan o diğer tanımla karşılaştırın. Güzel olanı bir keresinde bir mutluluk vaadi diye niteler Stendhal. Ne olursa olsun Kant'ın estetik durum söz konusu olduğunda vurguladığı yegane şey burada reddedilmekte ve silini patılmaktadır. İlgisizlik. Kim haklı? Kant mı Stendhal mi? Bizim estetikçilerimiz güzelliğin büyüsü altında çıplak kadın heykellerinin bile ilgi olmaksızın seyredilebileceğini söyleyerek terazinin kesesini Kant lehine doldurmaktan bıkıp usanmıyorlarsa biraz alaya alınmayı da hak ediyorlar demektir. Sanatçıların bu hassas noktaya ilişkin deneyimleri daha ilginçtir. Ve ne olursa olsun Pigmilya'nın estetik olmayan bir insan olduğu söylenemez. Siz de estetikçilerimizin böylesi argümanlara yansıyan masumluklarıyla ilgili daha iyi düşünelim. Kant'ın dokunma duyusunun kendine özgürlüğü üzerine bir taşra papazı saf dilliyle öğrettiklerini de onun şerefhanesine yazalım. Bu noktada sanat dallarında Kant'tan çok daha farklı bir ölçüde yakın ama gene de Kant'ın tanımının sihrinden kendini kurtaramamış olan Schopenhauer'a geri dönüyoruz. Nasıl olmuştu bu? Durum yeterince garip. Schopenhauer, ilgi olmaksızın sözüne en kişisel bir tarzda, kendi deneyimleri arasında en düzenli sıklıkta yaşamış olması gerektiği bir deneyimden hareketle yorumladı. Schopenhauer, çok az şey hakkında estetik temaşanın etkisi üzerine konuştuğu kadar kesin konuşmuştur onun cinsel ilgilenimin panzehiri olduğunu ileri sürer. Şerbetçi otu ve kafurdan elde edilen maddeler gibi yani. İstençten bu kaçıp kurtulmayı estetik durumun en büyük üstünlüğü ve yararı olarak yüceltmekten asla bıkıp uzanmamıştır. Kaldı ki onun istenç ve tasarıma ilişkin temel buluşu, istençten kurtulmanın yalnızca tasarım yoluyla mümkün olabileceği düşüncesi, o cinsel deneyimin bir genelleştiriminden kaynaklanmamış mıydı diye sormak geliyor insanın içinden. Bu arada şunu da belirtelim ki, Schopenhauer'ın felsefesine ilişkin tüm sorularda bu felsefenin 26 yaşında bir gencin buluş olduğunu, dolayısıyla sırf Schopenhauer'ın özgürlüğünden değil, yaşamın o döneminin özgüllüğünden de payına düşeni almış olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerekir. Schopenhauer'ın estetik durumu övmek için kaleme almış olduğu sayısız pasaj içinde en açık ifade edilmiş olanlarından birine kulak verelim. Bu sözler nasıl bir tonla, acıyla, mutlulukla, şükranla söylenmiştir ona kura, kulak verelim. Bu Epikuros'un en yüce iyi ve tanrıların içinde bulundukları durum olarak övdüğü ısrapsız durumdur. Aşağılık istenç dürtüsünden o an için azat oluruz. İstemenin bizi sürdüğü kürek cezasının şabatını kutlarız. İksiyonun tekeri durmuştur. Ne şiddetli sözcükler, ne imgeler. Azabın ve uzun bir usancın imgeleri. Neredeyse patolojik bir zaman karşılaştırımı. O anla diğerlerinin, x oyunun tekerinin, istemenin bizi sürdüğü kürek cezasının, aşağılık istenç dürtüsünün karşı karşıya getirilişi. Ama diyelim ki, Schopenhauer kendi açısından yüz kere aklı güzel olanın özünü kavramak açısından neye yarar ki bu? Güzelin etkilerinden birini tanımladı Schopenhauer. Ağır. ya tıştırıcı etkisini. Ama düzenli olarak görülen bir etki mi ki bu? Daha önce de belirtildiği gibi Schopenhauer'dan daha az duyusal olmamakla beraber mutluluktan daha çok nasiplenmiş bir yaratılışta olan Stendhal güzelin bir başka etkisini vurguluyor. Güzel olan mutluluk vaat eder. Ona göre güzel olan yoluyla tam da istencin, ilginin uyarımıdır söz konusu olan. Ve en nihayetinde Schopenhauer'ın kendisine karşı bir itiraz da ileri sürülemez mi? Kendisini bu konuda pek haksızca kantçı gördüğü, Kant'ın güzel tanımını hiç mi hiç kantçı bir anlayışla ele almamış olduğu, güzel olanı kendisinin de bir ilgiden hem de en kuvvetli, en kişisel ilgiden işkencesinden kurtulan bir işkence görmüşün ilgisinden yola çıkarak beğendiği ileri sürülemez mi? Tekrar ilk sorumuza. Bir filozof çileci idealleri ululuyorsa bunun anlamı nedir sorusuna dönersek bu soruya ilişkin bir ilk ipucu elde ediyoruz burada en azından. Bir işkenceden kurtulmak istemektedir o. İşkence sözcüğü karşısında yüzümüzü asmayalım hemen. Özellikle de bu mesele için bundan alıkoyacak yeterli neden var. Hatta gülünesi bir şeyler bile var. Özellikle şu gerçeği. Cinselliği gerçekten de kişisel bir düşmanmış gibi görmüş olan Schopenhauer'ın şen ve keyifli kalabilmek için düşmanlara muhtaç olduğu, hiddet dolu, haşin, kötücül sözcükleri sevmiş olduğu, öfke tutkusuyla öfkelenmek için öfkelendiği, düşmanları olmasaydı, Hegel olmasaydı, kadın duyusallık ve tüm o var olma, hayatta kalma istenci olmasaydı hasta düşeceği, pesimist olacağı gerçeğini hafife almamalıyız. Aksi takdirde orada kalmazdı Chopin ağır. Buna bahse girilir, kaçıp giderdi. Ama düşmanları sımsıkı tuttu onu. Düşmanları her seferinde var olmaya ayarttı onu. Öfkesi tıpkı antik çağın kiniklerinde olduğu gibi ona can veren şeydi. Dinlencesi, ödülü, tiksintiye karşı devası, mutluluğuydu. Chopin Ağar meselesinin en kişisel yanıyla ilgili olarak bu kadar. Diğer taraftan tipik bir yanı da var bu meselenin. Ve ancak bu noktada tekrar sorunumuza dönüyoruz. Yeryüzünde filozoflar var olduğu sürece ve filozofların bulunmuş olduğu her yerde duyusallığa karşı gerçek bir filozof asabiyetinin ve garezinin de var ola gelmiş olduğu inkar edilemez. Schopenhauer, bunun en belagatli ve anlayabilenler için de en etkileyici ve en nefes kesici patlak verişidir yalnızca. Keza çileci idealin tümüne ilişkin gerçek bir filozof tarafgirliği ve düşkünlüğü de var ola gelmiştir. Kimse bu konuda kendini kandırmamalıdır. Dediğim gibi, her iki eğilim de türün özellikleridir. Bir filozofta bunların her ikisi de eksikse, o emin olun ki yalnızca bir sözde filozoftur. Ne anlama geliyor bu? Bu olguyu ilkin yorumlamak gerekir çünkü. Kendi başına sonsuza dek alık, alık durur orada. Her kendinde şey gibi. Her hayvan dolayısıyla felsefe hayvanı da içgüdüsel olarak kuvvetini tamamen salıverebileceği ve kendi güç duyusunun son kertesine erişeceği elverişli koşulların en uygun olanını elde etmeye çabalar. Her hayvan yine aynı ölçüde içgüdüsel olarak ve bütün akıllardan çok daha üstün keskin bir sezgiyle en uygun olana giden bu yol üzerinde duran veya durabilecek olan her tür huzur bozucuyu ve engeli tiksintiyle iter. Onu mutluluğa götüren yol değil bu sözünü ettiğim. Onu güce götüren yol, edime, en kudretli eyleme ve gerçekte çoğu durumda onu mutsuzluğa götüren yol. Filozof aynı şekilde evliliğe, onun en uygunu olana giden yolu üzerinde bir engel ve felaket olan evliliği, evliliğe ayartacak şeylerin hepsiyle birlikte tiksinerek geri çevirir. Şimdiye kadarki büyük filozofların hangisi evliydi? Herakliotis, Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz… Kant, Schopenhauer evli değillerdi. Dahası onları evli olarak düşünmek bile mümkün değildir. Evli bir filozof komediye özgüdür. Benim kuralım budur. Ve Sokrates, şu istisna, şu fesat Sokrates öyle görünüyor ki ironik bir şekilde sırf bu kuralı kanıtlamak için evlenmiştir. Her filozof bir zamanlar Buda'nın ona oğlunun doğumunu haber verdiklerinde konuşmuş olduğu gibi konuşurdu. Rahula doğdu, ben zincire vuruldum. Her özgürtin daha önce düşüncesiz bir saat geçirmişse eğer, saati gelir düşünceye dalar. Tıpkı bir zamanlar Buda'nın düşünceye dalmış olduğu gibi. Cendere içinde bir hayat diye düşündü kendi kendine. Bir pislik ocağı, özgürlük evi terk etmekte yatıyor. Ve madem ki böyle düşündü, terk etti evi. Çileci ithalde bağımsızlığa uzanan öyle çok köprü imlenmiştir ki, bir filozofun günün birinde tüm özgürlük özgürlüksüzlüğe, hayır demiş ve alıp başını çölün birine gitmiş olan tüm kararını vermişlerin öykülerini içinden sevinç çığlıkları atıp alkış tutmaksızın dinlemesi olanaksızlaşmıştır. Üstelik yalnızca güçlü eşeklerdi bu kararlılar. Güçlü bir tinin tümüyle zıttıydılar. Çileci ideal, bir filozof söz konusu olduğunda ne anlama geliyor o halde? Benim yanıtım, ki çoktan tahmin edilmiştir sanırım, şudur. Filozof, en yüksek ve en gözü pek tinselliğin koşullarının en uygun olanını görüp gülümser ona baktığında. Onunla varoluşu reddetmez. Kendi ama sadece kendi varoluşuna evetler daha ziyade. Ve bunu belki o ölçüde yapar ki şu haddini bilmez dileğin de pek uzağında kalmaz. Yıkılsın dünya ama felsefe kalsın, filozof kalsın, ben kalayım. Görüyorsunuz. Çileci idealin değeri konusunda aklı çelinmemiş tanıklar ve yargıçlar değil bunlar. Bu filozoflar. Kendilerini düşünüyorlar. Aziz olandan onlara ne? Kendileri için tam da en vazgeçilmez olan şeyleri göz önünde bulunduruyorlar. Zorlamadan, tacizden, gürültüden, iç güçten, yükümlülüklerden, tasalardan azatlık. Aydınlık bir kafa. Düşüncelerin dansı, sıçraması ve uçuşu. İyi hava, hafif, berrak, açık, kuru, doruklardaki hayvansal tüm varoluşun tinselleşip kanatlandığı o hava gibi. Tüm bodrumlarda sükunet. Güzelce zincire bağlanmış köpekler. Düşmanlığın ve zıvanadan çıkmış garezin havlamasına son. Sekteye uğramış hırsın kemirgen solucanlarına son. Mütevazı ve itaatkar iç organlar. Değirmen gibi işlek ama uzak. Yürek yabansı. Ötede, gelecekte, ölümden sonra. Özetle... Tanrısı alışmış ve kanatlanmış, yaşamın üzerinde dingin durmaktan çok onun üzerinde kol gezen bir hayvanın neşeli çileciliğini görüyor onlar. Çileci idealdi. Çileci idealin üç büyük sloganının neler olduğu malum. Yoksulluk, alçak gönüllülük, iffet. Ve şimdi bir kez de bütün büyük, verimli, yaratıcı tinlerin yaşamlarına yakından bakalım. Bu üçünü belirli bir dereceye kadar hepsinde bulacaksınız. Onların erdemleri olarak değil elbette. Ne işi var bu tür insanın erdemlerle? Onların en iyi varoluş biçimlerinin ve en güzel üretkenliklerinin en gerçek ve en doğal koşulları olarak. Gerçi baskın tinsellikleri ilk olarak azgın ve kolay uyarabilir bir gurura ya da havai bir duyusallığa gen vurmak durumunda kaldı belki. Ya da çöle duydukları istençlerini lükse ve en seçkin şeylere duyulan düşkünlük karşısında keza savurgan bir liberallik karşısında maddi manevi güçlükle ayakta tutabildi. Ama yaptı işte. Tüm diğer içgüdülerin yanında kendi istemlerini kabul ettirmiş baskın bir içgüdü olarak hala da yapıyor, yapmıyor olsaydı baskında olamazdı zaten. Kısacası Erdem'le hiç bilgisi yok bunun. Az önce sözünü ettiğim çöl, güçlü, yaratılıştan bağımsız timlerin kapandıkları ve içinde giderek yalnızlaştıkları çöl. Ah, ne kadar da farklı okumuşların düşledikleri çölden. Belirli durumlarda bunların, yani bu okumuşların kendileri çöl. Şurası kesindir ki, tinin aktörleri mutlak olarak dayanamazlar o çöle. Onlar için hiç de yeterince romantik, yeterince Suriyeli değildir orası. Yeterince sahne çölü hiç değildir. Gel gelelim orada da develer yok değil. Ama tüm benzerlik bundan ibaret. Kasıtlı bir tanınmazlık belki. Bir kendi kendinden kaçınma, gürültüden, saygıdan, gazeteden, etkiden çekinme. Küçük bir memuriyet, gündelik bir yaşam, gün ışığına çıkarmaktan çok gizleyen bir şey. Seyri dinlendiren, zararsız ve şen, kanatlı kanatsız hayvanata ara sıra gösterilen bir ilgi. Arkadaş olarak bir sıra daha ama ölü olmayan, gözleri yani gölleri olan bir sıra daha. Belirli durumlarda tanınmamaktan emin olunan ve herkeste cezalandırılmaksızın konuşulabilecek, Sıradan bir otelde bir oda. Çöl bu işte. Ah, inanın bana o yeterince yalnız. Herakleitos'un muhteşem Artemis tapınağının sütunlu koridorlarına ve açık avlularına kendini çektiğinde o çöl daha saygı değerdi elbet. Kabul ediyorum. Neden yoksunuz biz böylesi tapınaklardan? Niki Herakleitos'un kaçınmış olduğu şey bugün bizim uzak durduğumuz şeyin aynısı hala. Efeslilerin patırtısı ve demokrat zırvalamaları, politikaları, imparatorluk hakkındaki havadisleri bugünün pazar yeri ıvır zıvır. Çünkü biz filozoflar öncelikle bir şeyden kaçınma gereksinimi duyarız. Her tür bugünden. Dingin olana, soğuk olana, seçkin olana, uzak olana, geçmiştekine saygı duyarız biz. Ruhun karşı karşıya kaldığında kendini savunmak ve kendini kapamak zorunda kalmadığı her şeye konuşulabilecek, sesi yükseltmeden konuşulabilecek bir şeye. Bir tinin konuşurken ki tınısına kulak verin yeter. Her tinin tınısı vardır ve her tin tınısını sever. Örneğin oradaki bir tahrikçi olsa gerek, bir boş kafa, bir boş tencere diyesim geliyor. İçine ne girerse küt ve kalın çıkıyor dışarı. O büyük boşluğun yankısıyla ağırlaşmış olarak. Şuradaki neredeyse hep boğuk sesle konuşuyor. Kendini boğuk sesle mi düşünmüştü acaba? Mümkündür fizyologlara sormalı ama sözcüklerle düşünen bir konuşmacı olarak düşünür bir düşünür olarak değil şu üçüncü ısrarlı konuşuyor fazlaca yakınımıza sokulmuş soluğu yüzümüzde dolanıyor ağzımızı kapatıyoruz ister istemez oysa bir kitaptan sesleniyor bize üslubunun tınısı ısrarlılığının nedenini vakti olmadığını kendine doğru dürüst inanmadığını ya bugün konuşacak ya da bir daha asla konuşamayacak olduğunu ele veriyor Kendinden emin bir tin usulca konuşur oysa. Saklılığı arar, gelişini geciktirir. Bir filozof, cafcaflı ve yaygaracı üç şeyden, şöhretten, prenslerden ve kadınlardan uzak durmasıyla ayırt edilir. Ama bu demek değildir ki bunlar onun ayağına gelmez. Bir filozof fazla parlak ışıktan kaçınır. Bu yüzden de yaşadığı zamandan ve onun gündüzünden kaçar. Bir gölge gibidir onun gündüzü içinde güneş battıkça o büyür. Alçak gönüllülüğüne gelince, karanlığa katlandığı gibi belirli bir bağımlılığa ve muğlaklığa da katlanır. Dahası şimşeklerin tacizinden korkar. Her kötü havanın kaprisini, her kaprisin kötü havasını üzerine salıverdiği, iyiden iyiye tecrit edilmiş ve her tür etkiye maruz bırakılmış bir ağacın korunmasızlığı karşısında ürker. Analık içgüdüsü İçinde yetişmekte olana duyduğu gizli sevgi, kendi kendini düşünme zahmetinden kurtarıldığı durumlara yöneltir onu. Tıpkı kadındaki analık içgüdüsünün, kadının bağımlı konumunun bugüne dek süre gelmesine yol açmış olması gibi. Fazla bir şey de talep etmez onlar. Bu filozoflar, malı olan malın esiri olur. Budur sloganları. Ve tekrar tekrar belirtmeliyim ki, bir erdemden, övgüye değer bir yetingenlik ve yalınlık niyetiyle değil, en yüksek efendileri olanlardan böyle talep ettiği, zekice ve amansızca talep ettiği için o efendi ki sadece bir şeyden anlar ve her şeyi zamanı, kuvveti, sevgiyi, ilgiyi sadece o şey için biriktirir. Sadece o şey için saklar. Düşmanlıklarla rahatsız edilmekten hoşlanmaz bu tür insan. Dostluklarla rahatsız edilmekten de hoşlanmaz. Kolayca unutur veya kolayca aşağılar bir zevksizlik gibi gelir ona şehit havası takınmak. Hakikat uğruna acı çekmek. O bu işi tiğinin hırslılarına ve sahne kahramanlarına bırakır. Bir de o iş için yeterli zamanı olanlara. Büyük laflar kullanmazlar gerekmedikçe. Hakikat sözcüğüne bile direndikleri söylenir. Büyüklenir bir havası varmış. Filozofların iffetine gelince bu tür tinlerin üretkenlikleri çocuk yapmaktan başka bir alanda besbelli. İsimlerinin süre gelmesi, onların küçük ölümsüzlükleri de başka bir alanda belki. Nasıl ki bir atletin ya da jokeyin kadınlarla ilişkiden sakınmasının iffetle bir ilgisi yoktur, burada da herhangi bir çileci kaygıdan ve duyu düşmanlığından doğan bir iffet söz konusu değildir. Onların baskın içgüdüleri daha çok en azından büyük gebelik dönemlerinde böyle ister. Cinsel ilişkinin büyük tinsel gerilim ve hazırlık dönemlerinde ne kadar zararlı bir etkisi olduğunu her artist bilir. İçlerinden en kudretli ve sağlam içgüdülü olanlarının deneyime, o berbat deneyime dahi ihtiyaçları yoktur bunu anlamak için. Analık içgüdüleridir bu noktada. Tüm diğer kuvvet ve hayvansal yaşam gücü birikimlerini ve fazlalıklarını oluşmakta olan yapıtın yararına denetimi altına alan daha büyük kuvvet daha küçük olanı tüketir sonunda. Schopenhauer'ın yukarıda söz edilen durumu da bu yorum ışığında görülmelidir. Güzeli görmek, Schopenhauer'ın doğasının başat kuvvetini harekete geçiren bir uyarıcı olarak etkili etkiyordu belli. Öyle ki bu kuvvet sonradan infilak etti ve bir anda bilincin efendisi verdi. Ama bununla estetik duruma özgü o garip tatlılığın ve doluluğun tam da duyusallık unsurundan kaynaklanabileceği, dolayısıyla duyusallığın her estetik durum baş gösterdiğinde Schopenhauer'ın sandığı gibi ortadan kalkmadığı, yalnızca dönüşme uğradığı ve bilince artık cinsel bir uyarıcı olarak girmediği olasılığı da hiçbir şekilde elenmiş olmuyor. Gördük ki belirli bir çilecilik, en iyi niyetlerle gerçekleştirilen çetin ve şen bir eletek tek çekme, en yüksek cinselliğin elverişli koşullarına dahildir. Keza onun en doğal sonuçlarından da biridir. Dolayısıyla çileci idealin, özellikle filozoflar tarafından hiçbir zaman tümüyle tarafsız bir şekilde ele alınmamış olması hiç de şaşırtıcı değil. Kaldı ki ciddi bir tarihsel inceleme, çileci idealle felsefe arasındaki bağın çok daha yakın ve sıkı olduğunu gösterir. Denebilir ki felsefe, yeryüzündeki ilk adımlarını atmayı tam da bu idealin denetimindeki iplere tutunarak öğrenmiştir. Ah henüz ne beceriksizce, ah ne bıkkın bir edayla, ah nasıl da her an yüzüstü kapaklanmaya hazır. Bu çarpık bacaklı, küçük, utangaç, Sakar hanım evladı. Başlangıçta tüm iyi şeylerin başına gelenler gelmiştir felsefenin başına da. Uzunca bir süre kendileri olmaya cesaret edememişlerdir. Bir yardıma gelir mi diye etrafa bakınıp durmuşlardır sürekli. Dahası kendilerine bakan herkesten korkmuşlardır. Bir filozofun dürtülerini verdemlerini ve sırasıyla gözden geçirin. Onun kuşkucu dürtüsünü, reddeden dürtüsünü, kesin bir yargıya varmadan önce sonuna dek bekleme dürtüsünü, çözümleyici dürtüsünü onun araştırmacı arayıcı girişimci dürtüsünü onun karşılaştırmacı denkleştirici dürtüsünü onun tarafsızlık ve nesnellik istencini onun her öfkesiz ve sevgisiz istencini tüm bunların çok uzun bir süre ahlakın ve vicdanın ilk gereklerinin tersine gitmiş olduğunu anladınız mı artık üstelik Luther'in bayan sinsi akıllı yosma diye adlandırmayı sevdiği aklın sözünü bile etmedik daha Anladınız mı artık bir filozofun? Şayet kendisinin bilincine varmışsa, kendini zorunlulukla adeta ete kemiğe bürünmüş, yasaklanmış bir şey için çabalıyoruz olarak duyumsamak zorunda kalacağını. Dolayısıyla kendini duyumsamaktan, kendisinin bilincine varmaktan sakınacağını. Durum daha önce de söylemiş olduğum gibi bugün kıvanç duyduğumuz tüm iyi şeyler bakımından da farklı değil. Eski Yunanlıların ölçütleriyle ölçüldüğünde bile tüm modern varoluşumuz zayıflık değil de güç ve güç bilinci olduğu oranda baştan aşağı kibir ve tanrısızlıkmış gibi görünüyor. Çünkü bugün hayranlık duyduklarımızın tam zıttı olan şeyler çok uzun bir süre vicdanı kendilerinden yana Tanrı'yı da kendi koruyucuları olarak bula gelmişlerdi. Doğaya karşı tavrımız tümüyle kibir bugün. Makineler ve o pervasız teknisyen ve mühendis icatçılığı sayesinde gerçekleşen doğa tecavüzümüz Tanrı'ya karşı öyle diyesim geliyor ki, koskoca bir nedensellik ağı örüsü ardındaki herhangi bir sözde erek ve ahlak örümceğine karşı tavrımız kibir. Cesur Karl'ın 11. Ludwig'le savaşırken söylediği gibi, evrensel örümcekle savaşıyorum. Kendimize karşı tavrımız kibir. Kendi üzerimizde deney yapıyoruz çünkü hiçbir hayvan üzerinde yapılmasına izin vermeyeceğimiz cinsten deneyler. Canlı canlı yarıp açıyoruz ruhumuzu, keyifle ve merakla. Ruhun esenliği bizi niye ilgilendirsin ki daha? Kendi kendimizi sağaltıyoruz sonradan. Hasta olmak öğreticidir, bundan kuşkumuz yok. Sağlıklı olmaktan daha da öğretici. Hasta hasta edenler, kim olduğu belirsiz büyücü hekimlerden ve kurtarıcılardan daha gerekli görünüyor bugün bize. Şimdi kendi kendimize şiddet gösteriyoruz, buna kuşku yok. Biz cevval zekaları ruhun, biz kuşku duyanlar ve biz kuşku uyandıranlar sanki yaşam bilmece çözmekten öte bir şey değilmiş gibi. İşte bu yüzden her geçen gün daha kuşku uyandıran, kuşku duymaya daha layık olacağız zorunlulukla ve bu yüzden yaşamaya da daha layık olacağız belki. Tüm iyi şeyler vaktiyle kötü şeylerdi. Her kalıtsal günahtan bir kalıtsal erdem oluştu. Söz gelimi evlilik, uzun bir süre topluluk hakkının ihlali olarak görüldü. Bir kadını sırf kendine mal edecek denli kibirli olanlar ceza öderdi bir zamanlar. Buna örnek olarak ilk gece hakkı bugün hala Kamboçya'da rahiplerin bu eski ve iyi göreneklerin koruyucularının bir ayrıcalığıdır. Yumuşak, iyicil, uysal, merhametli duygular ki şimdilerde değerleri öylesin artık ki Neredeyse kendi başına değerler oldular. Çok uzun zaman boyunca aşağılandılar. Üstelik sahipleri tarafından. Yumuşak olmaktan utanılırdı. Tıpkı bugün sert olmaktan utanıldığı gibi. Hukuka boyun eğiş, ah, yeryüzünün her yerindeki tüm asil soylar kendi kan davalarından nasıl da vicdanları direnerek vazgeçtiler ve hukukun kendileri üzerlerinde tahakküm kurmasına izin verdiler. Hukuk uzunca bir süre bir yasaklanmış bir şey, bir taşkınlık, bir yenilikti. Zorlayarak ve zorlayış olarak baş gösterdi. İnsanın ancak kendinden utanç duyarak boyun eğmiş olduğu bir zorlayış. Yeryüzünde atılan en ufak adım bile tinsel ve bedensel eziyetlere katlanılarak atıldı o zamanlar. Tüm bu bakış açısı ileriye adım atmak için değil, hayır sırf adım atmak, devinmek, değişmek için sayısız şehide gerek görmüş bu bakış açısı. Özellikle bugün ne kadar yadırgatıcı geliyor kulağımıza. Şimdi övüncümüz olan şu insan aklı ve özgürlük duygusundan daha pahalıya mal olmamıştır. Ama bu övünç yüzündendir ki, görenek ahlakının hüküm sürmüş olduğu asıl ve belirleyici bir temel tarih olarak dünya tarihinin öncesinde yer almış ve insanlığın karakterini belirlemiş olan o muazzam zaman dilimlerini algılamamız bugün neredeyse olanaksızlaşmıştır. Orası acı çekmenin erdem olarak, zalimliğin erdem olarak, aldatmanın erdem olarak, öcün erdem olarak, aklı yatsımanın erdem olarak, buna karşın refahın tehlike olarak, bilme tutkusunun tehlike olarak, barışın tehlike olarak, merhametin tehlike olarak, merhamet görmenin hakaret olarak, çalışmanın hakaret olarak, deliliğin tanrısallık olarak, değişimin kendiliğinden ahlak dışı ve yozlaşmaya gebe olarak yürürlükte olduğu yerdi. Tan Kızıllığı kitabının 39. sayfasında en eski düşünür insan soyunun hangi itibarla, hangi itibar baskısı altında yaşamak zorunda kalmış olduğu açıklanır ve korkusu almadığı ölçüde de aşağılanarak. Düşün kılık değiştirmiş bir biçimde, iki anlamlı bir görünümle kötü bir yürek ve çoğunlukla da tedirgin bir kafayla belirdi yeryüzünde. Buna şüphe yok. Düşünen insanların iç güdülerindeki etkin olmayan, kara kara düşünüp duran, savaşçı olmayan, yan derin bir güvensizlikle çevrelenmelerine yol açtı uzun zaman. Bununla başa çıkmanın kendilerine karşı kararlılıkla korku uyandırmaktan başka bir yolu yoktu. Örneğin eski Brahmanlar çok iyi anlardı bu işten. En eski filozoflar varoluşlarına ve ortaya çıkışlarına insanlara onlardan korkmayı belletmiş olan bir anlam, bir dayanak ve bir arka plan vermeyi iyi bilirlerdi. Daha doğrusu, daha da temel bir gereksinimden yola çıkarak, yani kendi kendileri karşısında korku ve hürmet edilmek için yaparlardı bunu. Çünkü kendi içlerindeki tüm değer yargılarının kendilerine karşı yönelmiş olduğunu duymuyorlardı. İçlerindeki filozofa karşı duydukları her türden şüphe ve direnci kırmak zorundaydılar. Dehşetli bir çağın insanları olarak dehşetli yöntemlerle yaptılar bunu. Kendi kendilerine zulmederek, kendi kendilerine yaratıcı bir şekilde eziyet ederek. Kendilerini yenilediklerine inanabilmek için tanrılara ve geleneklere karşı önce kendi içlerinde zor kullanmaları gereken bu güce susamış müzevilerin ve düşünce yenileyicilerinin başlıca yöntemi buydu. Binlerce yıllık kendine eziyetin sonunda öylesine bir güç duygusu ve özgüven edinmiş ve böylece yeni bir cennet kurmaya girişmiş olan Kral Visva Mitra'nın ünlü hikayesini hatırlatırım. Yeryüzündeki en eski ve en yeni filozof geçmişinin uğursuz simgesi. Kim günün birinde yeni bir cennet kurmuşsa, gerekli gücü kendi cehenneminde bulmuştur. Tüm olguyu kısa formüller halinde özetleyelim. Felsefi önce hep, daha önceden saptanmış düşünür insan tipine bürünmek, o girmek zorunda kalmıştır. Rahip kılığına, büyücü kılığına, kahin kılığına, genel olarak dindar bir insan kılığına ki ne ölçüde olursa olsun olanaklı olabilsin. Çileci ideal uzun süre bir tezahür biçimi ve var olma ön koşulu olarak işine yaramıştır filozofun. Filozof olabilmek için çileci ideali temsil etmek, onu temsil edebilmek içinse ona inanmak zorunda kalmıştır. Filozofun en yakın zamana değin, elden bırakılmamış ve böylelikle neredeyse kendi başına filozof tavrı olarak geçerlik kazanan, kendini özgü biçimde dünyayı reddeden, yaşama düşman, duyulara güvenmez, duysallıktan arınmış, kendini soyutlama tavrı. Bu tavır her şeyden önce felsefenin oluşmuş ve süre gelmiş olduğu koşulların zorluğunun bir sonucudur. Çünkü felsefe çileci bir kılıp ve giysi, çileci bir kendini yanlış anlama olmaksızın yeryüzünde çok uzun bir süre olanaklı dahi olamazdı. Açık seçik bir ifadeyle söylersek, çileci rahip şu en yakın zamana kadar sevimsiz ve kasvetli bir tırtıl biçiminde tezahür etmiştir. Felsefe de yalnızca o biçim içinde yaşamaya hak kazanabilmiş öylece sürüne gelmiştir. Bu durum değişti mi gerçekten? O renkli ve tehlikeli kelebek, bu tırtılın içinde gizlediği o tin, her şeye rağmen sonunda gene de daha güneşli, daha sıcak, daha aydınlanmış bir dünya sayesinde rahip kisvesinden kurtarılıp ışığa doğru salır, salıverildi mi gerçekten? Bugün artık yeteri kadar kıvanç, atılganlık, yüreklilik, özgüven, tinsel istenç, sorumluluk istenci, İstenç özgürlüğü mevcut mu ki bundan böyle yeryüzünde filozof gerçekten olanaklı olsun? Ancak şimdi çileci rahip görüş sahamıza girdikten sonra sorunumuzun, çileci idealin anlamı sorununun üzerine ciddi olarak gitmeye başlıyoruz. Ancak şimdi ciddiyete biniyoruz. iş. Ciddiyetin asıl temsilcisiyle karşı karşıyayız bundan böyle. Ciddiyetin anlamı nedir? Daha da esaslı olan bu soru daha şimdiden dilimizin ucunda belki fizyologlara sorulması uygun düşecek bir soru ama biz şimdilik atlıyoruz bu soruyu. Kilici rahibin yalnızca inancı değil, istenci, iktidarı, ilgisi de o idealde yatar. Var olma hakkı o ideale bağlıdır. O idealin muhalifleri olduğumuzu varsayarsak ne de korkunç bir hasma çatmış olduğumuza şaşmamak gerekir o ideali yatsıyanlara karşı kendi varoluşu için savaş veren bir hasım. Öte yandan böylesi taraflı bir yaklaşımın bizim sorunumuz açısından fazla bir yararı olacağı da daha baştan pek olası gözükmemektedir. Çileci rahibin burada açılan tartışmanın en nesnel bilir kişisi ve yargıcı olması bir yana, bir kadın kendi başına kadını savunmak istediğinde bunu neden başaramıyorsa aynı nedenden ötürü. Dolayısıyla bizi adam akıllı çürüteceğinden korkmak yerine kendisini bize karşı doğru dürüst savunabilmesi için daha çok bizim ona yardım etmemiz gerekecek. Bu kadarı apaçık ortada. Burada tartışma konusu olan düşünce yaşamımıza çileci rahipler tarafından biçilen değerdir. Onlar tarafından yaşam ait olduğu her şeyle, doğayla, dünyayla, tüm oluş ve kalımsızlık alanıyla birlikte tümden farklı türde bir varoluşla yaşamın karşıtı olan ve onun dışında kalan bir varoluşla ilişkilendirilir. Ola ki yaşam kendine karşı cephe almış, kendi kendini reddediyor olsun. Böyle bir durumda, bir çileci yaşam durumunda o diğer varoluşa bir köprü olarak görülür yaşam. Çileci kişi girilmiş ama artık nerede başlamışsa oraya dek geri kat edilmesi gereken bir yanlış yol olarak el alır yaşamı. Ya da eylem yoluyla yanlışlığı kanıtlanacak yanlışlığı kanıtlanmak zorunda olan bir yanılgı olarak. Çileci kendisine uyulmasını talep eder çünkü. Yapabildiği yerde zorla kabul ettirir kendi varoluş değerlendirimini. Nedir bunun anlamı? Böylesi akıl almaz bir değerlendirme biçimi insanlık tarihine istisnai bir durum ve bir acayiplik olarak geçmemiştir. Var olan en yaygın ve en sürekli olgulardan biridir o. Yeryüzü, varoluşumuzun büyük harfli yazısı uzak bir yıldızdan okunsa, yeryüzünün asıl çileci gezegen olduğu, hoşnutsuz, kibirli ve sevimsiz, kendilerine, yeryüzüne, tüm yaşama karşı duydukları derin tiksintiden sıyrılamayan ve eziyet etmekten zevk aldıkları için kendilerine olabildiğince, eziyet eden yaratıkların barındığı bir köşe olduğu sonucuna saptırılabilir belki de. Çileci rahibi ne kadar düzenli, ne kadar yaygın ve asıl neredeyse her dönemde ortaya çıkmış olduğunu iyice düşünelim. Tek bir ırka has değildir o. Her yerde serpilir büyür. Her sosyal sınıf içinden çıkıp boy atar. Değerlendirimini kalıtım yoluyla üretip çoğalttığından değil. Bunun tersi nedir durum? Derin bir içgüdü genel olarak ele alındığında üremeyi yasaklar ona daha çok. Bu yaşam düşmanı türün tekrar tekrar boy verip serpilmesine yol açan birinci dereceden bir gereklilik olsa gerektir. Böylesi bir öz çelişki, tipinin, soyunun tükenmemesi, yaşamın kendi çıkarına olsa gerektir. Çünkü, çünkü çileci yaşam bir öz çelişkidir. Eşi benzeri bulunmaz bir hınç, yaşamdaki bir şey üzerinde değil, yaşamın kendisi üzerinde, yaşamın en köklü, en kuvvetli, en temel koşulları üzerinde hakimiyet kurmak isteyen, doymak bilmez bir içgüdünün ve güç istencinin hıncı hüküm sürmektedir burada. Kuvveti, kuvvetin kaynaklarını tıkamak için kullanma girişiminde bulunulmaktır burada. Bakış, hasetle ve sinsice fizyolojik gelişime karşı yöneltilmiştir. Özellikle de onun dışa vurumuna, güzelliğe, neşeye karşı. Ve bir yandan da nasipsizlikten, körelmeden, ıstıraptan, talihsizlikten, çirkin olandan, kendi kendini zarara uğratmaktan, benliksizleşmeden, kendini kırbaçlamaktan, kendini feda etmekten zevk alınır ve bunlar da zevk aranır. Tüm bunlar son derece paradoksal. İkilikli olmak isteyen, bu ıstıraptan zevk alan ve hatta kendi ön koşulu olan fizyolojik yaşam yetisi zayıfladığı ölçüde daha da kendinden emin ve utkulu ola gelen bir ikilikle karşı karşıyayız burada. Son kerte azaptaki utku. Bu abartılı simge altında savaş vermiştir çileci ideal öteden beri. Bu baştan çıkarıcı bilmecede, bu büyüleyici eziyet imgesinde görmüştür en aydınlık ışığını, selametini, en nihayetindeki zaferini, çarmı, fındık, ışık, bunların üçü birdir onda. Etek kemiğe bürünmüş böylesi bir çelişki ve doğaya aykırılık istencinin felsefe yapar duruma getirildiğini varsayalım. Neyin üzerine salı verecektir en içsel keyfiliğini? En kesin biçimde hakiki olarak gerçek olarak duyumsanan şeyin üzerine yanılgıyı tam da asıl yaşam içgüdüsünün hakikati en mutlak biçimde konumlandırdığı yerde arayacaktır. Söz gelimi Medanta felsefesinin çilecilerinin yapmış oldukları gibi bedenselliği yanılsamaya indirgeyecektir. Istırabı da öyle. çeşitliliği, özne ve nesne kavram karşıtlığının tümünü hepsi yanılgı. Yanılgıdan başka bir şey değil kendi benine inancı kendinden esirgemek, kendi gerçekliğini yatsımak ne zafer. Üstelik artık yalnızca duyulara karşı, görünür olana karşı bir zafer de değil. Çok daha üstün türden bir zafer. Akla karşı girişilmiş bir zorbalık ve vahşet. Öyle bir has ki bu. Çileci kendini aşağılama ve kendini küçümseme akla şunu bildirdiğinde doruğuna ulaşır. Bir hakikat ve varoluş diyarı var. Ama akla yasak bu diyar sırası gelmişken. Kant'ın şeylerin anlaşılabilirlik karakteri kavramında bile akla akla karşı çevirmeye düşkün bu ihtiraslı çileci çelişikliğin kalıntıları vardır. Çünkü anlaşılabilirlik karakteri şeylerin bir türden yapısını betimler Kant'ta. Öyle ki zihin bu yapıyla ilgili olarak onun zihin için hiç mi hiç kavranamaz olduğunu kavrayabilir ancak. Ama biz gene de özellikle de bilenler gelmiş görüş açılarının ve değerlendirmelerin böylesi kararlı ters çevrimlerine karşı nankörlük etmeyelim. Bir kez olsun böylesine farklı görmek, farklı görmeyi istemek, zihnin ileriki nesnelliği açısından hiç de önemsiz bir zihin eğitimi ve hazırlığı sayılmaz. Nesnellik burada ilgisiz görü olarak değil ki bu bir kavram değildir, saçmalıktır. Kişinin lehte ve aleyhte şeyleri denetim altına alma ve bunları bir araya getirmek ve birbirinden ayırmak yetisi olarak anlaşılmaktadır. Öyle ki, kişi tam da bu görüş açıları ve duygulanımsal yorum farklılıklarını bilgi açısından yararlı kılmayı bilsin. İyisi mi filozof beylerim, sakınalım kendimizi bundan böyle. Arı, istençsiz, ıstırapsız, zamansız bir bilgi öznesi koyutlamış olan o eski, tehlikeli kavram uydurmacasından sakınalım, saf akıl mutlak tinsellik kendi başına bilgi gibi çelişkili kavramların ahtapot kollarında tasarlanması mümkün olmayan bir gözün tasarlanması talep edilir burada hep öyle bir göz ki yönü olmayacak etkin ve yorumlayıcı kuvvetlerinin öne alınmış olacak bu kuvvetlerden yoksun olacak oysa ancak bu kuvvetler sayesinde görmek bir şeyi görmek olur hep bir saçmalık ve olmayan bir göz kavramı talep edilir burada kısacası Yalnızca bir görüş açısından görme, yalnızca bir görüş açısından bilme vardır. Ve bir konuya ilişkin nedenli çok duygulanıma söz hakkı verirsek, bir konuya nedenli çok ve farklı gözle bakmayı becerirsek, o konu hakkındaki kavramımız, nesnelliğimiz o denli eksiksiz olur. İstenci tümden elemek, duygulanımları topyekun askıya almak, diyelim ki yapabildik bunu, nasıl, zihni hadım etmek demek olmaz mı bu? Ama geriye dönelim. Yaşama karşı yaşam, çileci insanda temsil edilmiş gibi görünen böylesi bir öz çelişki. Şimdilik bu kadarı ortada. Psikolojik olarak değil, fizyolojik olarak hesabı yapıldığında da düpedüz bir saçmalıktır. Olsa olsa görünüşte bir öz çelişkidir. Asıl doğası uzun süre anlaşılamamış, uzun süre kendi başına tanımlanamamış bir şeyin bir tür geçici dile gelişi, yorumu, formülü, ayarlanımı, psikolojik bir yanlış anlaması olsa gerektir. Bir söz sadece, insanın bilgisindeki eski bir gediye sıkışıp kalmış bir söz. Kısaca gerçeği koyayım bunun karşısına. Çileci ideal, tüm yolları kullanarak ayakta kalmaya çalışan ve varoluşu için savaş veren, yozlaşmaya yüz tutmuş bir yaşamın koruma ve sağaltma içgüdülerinden kaynaklanır. Çileci ideal, yaşamın en derin, en sağlam kalmış içgüdülerinin Yeni araçlar ve buluşlar yoluyla durmaksızın mücadele ettiği kısmi bir fizyolojik tutukla ve bitkinliğe işaret eder. Çileci ideal böylesi bir araçtır. Durum bu ideale saygı duyanların sandığının tersi nedir kısacası. Yaşam mücadele verir onun içinde ve onu kullanarak da ölümle ve ölüme karşı mücadele verir. Çileci ideal yaşamı korumak için çevrilmiş bir dolaptır. Onun insanlar üzerinde özellikle de uygarlığın ve insanın ehlileştirilmesinin dikiş tutturduğu her yerde, tarihin bize öğrettiği ölçüde hüküm sürebilmiş ve kudretli hale gelebilmiş olması önemli bir olgunun ifadesidir. Şimdiye kadarki insan türünün en azından ehlileştirilmiş insanın hastalıklılığının, insanın ölümle olan fizyolojik mücadelesinin ifadesidir. Çileci rahip, ete kemiğe bürünmüş başka türlü olma, başka yerde olma arzusudur. Bu arzunun en yüksek derecesidir üstelik. Onun asıl coşkusu ve tutkusudur. Ne var ki tam da arzulamanın bu gücüdür onu buraya bağlayan zincir. Tam da bu yüzden burada olmak ve insan olmak için daha elverişli koşullar yaratmaya çalışmak zorunda olan bir alete dönüşür. Tam da bu güç yoluyla tüm binasipsizler, sıkkınlar, talihsizler, kazazedeler, her türden kendinden mustaripler sürüsünü İçgüdüsel olarak onların çobanlığını üstlenerek varoluşa bağlar. Anlamışsınızdır beni artık. Bu çileci rahip, yaşamın bu sözde düşmanı, bu reddeden, yaşamın en büyük korumacı ve evet, yaratıcı kudretlerindendir tam da. Neye bağlı o? O hastalıklılık. Zira insan herhangi bir başka hayvana oranla daha az da, daha güvensiz, daha değişken, daha belirsizdir. Buna şüphe yok. Hasta hayvanın kendisidir o. Nasıl oluyor bu? Gerçi tüm diğer hayvanların toplamına oranla daha çok şeye kalkışmış, daha çok şeyi yenilemiş, daha çok şeye kafa tutmuş, yazgıya daha çok meydan okumuştur kuşkusuz. O kendi kendinin büyük deneyicisi. O tatminsiz, o doymak bilmez, o en son hükümdarlık için hayvanla, doğayla, tanrılarla mücadele eden, o hala zapt edilmemiş olan, ebediyen gelecekte olan, kendi itici kuvvetinden huzur bulamayan, Öyle ki geleceği her şimdinin etini bir mahmuz gibi amansızca deşen, nasıl olacaktı da böylesi yürekli ve zengin bir hayvan, aynı zamanda tehlikeye en çok maruz olan tüm hasta hayvanlar içinde en uzun süreli ve en derinden hasta olan olmayacaktı ki. İnsan usandı, hem de sıkça. Bu usanmanın salgınları da var. Ama bu tiksinti bile, bu yorgunluk, bu kendinden bıkma bile, öylesine güçlü bir şekilde açığa çıkar ki onda tekrar yeni bir zincire dönüşü verir hemen. Onun yaşama dediği hayır adeta bir büyüyle bir sürü yumuşak eveti gün ışığına çıkarır. Öyle ki yaralanırsa bu yıkım, öz yıkım ustası yaranın kendisi zorlar sonradan onu yaşamaya. İnsanda hastalıklılık ne derece olağansa ki bu olağanlığı yatsıyamayız, Ruhsal bedensel kudretliliğin nadir örneklerine, insanlığın mutlu rastlantılarına o derece hürmet etmek, nasipli olanları bu en pis havadan, hasta havasından o derece sıkı korumak gerekir. Yapılıyor mu bu? Sağlıklılar için en büyük tehlike hastalardır. Felaket kuvvetlilere en kuvvetlilerden değil, en zayıflardan gelir. Biliniyor mu bu? Genel olarak düşünülürse azalması dilenecek olan şey insana karşı duyulan korku değildir. Çünkü bu korku kuvvetlileri kuvvetli, kimi zaman da korkunç olmaya zorlar. Nasipli insan tipini ayakta tutar. Asıl korkulması gereken ve başka hiçbir felaketin olmadığı kadar feci olan şey, insana karşı duyulan büyük korku değil, ona karşı duyulan büyük tiksinti, keza büyük merhamettir. Bu ikisi günün birinde çiftleşse, kaçınılmaz olarak en ürkütücüsünden bir şey geliverirdi dünyaya hemen. İnsanın son istenci, onun hiçlik istenci, nihilizm. Ve nitekim çok da hazırlık var bunun için. Kim yalnızca burnuyla değil, gözleri ve kulaklarıyla da koklarsa, bugün adımını attığı neredeyse her yerde bir tür tımarhane havası, hastane havası sezinler. İnsanlığın kültür bölgelerinden söz etiyorum elbette. Şimdilerde yeryüzünde var olan her tür Avrupa'dan. Hastalıklılardır insan için en büyük tehlike kötüler değil yırtıcı hayvanlar değil daha en başından kazaya uğramış olanlar ezilmişler yıkılmışlar onlardır en zayıf olanlardır insanlar arasında yaşama en fazla baltalayanlar yaşama insana kendimize güvenimize en tehlikeli biçimde zehirleyenler ve sorgulayanlar nerede kaçınılır ondan insana derin bir hüzün bulaştıran o kaçamak bakıştan baştan kusurlu doğmuş olanın o geriye dönük bakışından Böylesi bir insanın kendi kendine ne söylediğini ele veren o bakıştan, bir iç çekiş olan o bakıştan, herhangi başka biri olsam diye iç çeker o bakış. Ama ümit yok. Neysem oyum. Kendi kendimden nasıl kurtulurum? Ama ne yapayım ki? Bıktım kendimden. Böylesi bir kendini aşağılama zemininde bu gerçek bataklık zemininde her tür yabani ot, her tür zehirli bitki yetişir ve hepsi de pek küçük, pek saklı. Pek sahtekar, pek yapmacıktır. Burada intikam ve kuyruk acısı duygularının solucanları kaynar. Gizli saklılıklar ve itiraf edilemez şeyler havayı leş gibi kokutur. Burada en kötücül komplo durmadan anı örer. Acı çekenin nasipli ve utkulu olana karşı kurduğu komplo. Burada utkulu olanın görünüşünden nefret edilir. Üstelik bu nefreti nefret olarak itiraf etmemek için de ne yalanlar atmak. Büyük laflar büyük edalar için ne zahmetlere girmek. Nasıl da bir dürüst iftira sanatı. Bu nasipsizler ne de asil bir belaga takar dudaklarından. Ne de çok şekerle kaplanmış, sahte, teslimiyetçi bir boyun eğme yüzer gözlerinde. Ne isterler ki bunlar aslında? Adaleti, sevgiyi, bilgeliği, üstünlüğü en azından temsil etmek budur. Bu en alttakilerin bu hastaların ihtirası. Ve neden maharetli kılar bu ihtiraz, Erdem'in damgasını, hatta Erdem'in şıngırtısını, Erdem'in altın şıngırtısını dahi taklit etmedik ki, kalpazanlık becerisine hayranlık duymamak elde değildir zira. Bunlar Erdem'i iyiden iyiye sahiplendiler artık. Bu zayıflar ve ümitsizce hastalıklılar, buna şüphe yok. Yalnızca biziz iyi olanlar, adil olanlar diyorlar. Yalnızca biziz iyi niyetli insanlar. Bize yöneltilmiş canlı ithamlar, ihtarlar olarak geziniyorlar aramızda. Sanki sağlık, nasiplilik, kuvvet, kıvanç, iktidar duygusu kendi başlarına utanılacak şeylermiş gibi. İleri de kefareti ödenmesi, hem de acı şekilde ödenmesi gereken şeylermiş gibi. Ah, kendileri nasıl da hazırdır ödetmeye aslında. Nasıl da can atarlar cellat olmaya. Yargıç kılığına bürünmüş, adalet sözcüğünü zehirli bir tükürük gibi sürekli ağzlarında taşıyan, ağzları her keyfi yerinde görülen ve hoşnutlukla kendi yolunda gidene tükürmeye hazır biçimde büzülmüş intikam düşkünleri bolca bulunur onlar arasında. O en iğrenç kendini beğenmişler türü, o yalancı doğuştan sakatlar, güzel ruhlar temsil etmek peşinde olan ve kepazeye dönmüş duyusallıklarını dizelere ve başka bebek bezlerine sarıp sarmalayarak yürek taklığı diye pazara sürenler de eksik değildir aralarında. Ahlakın onanistleri, ve kendi kendilerine doyuma ulaştıranları. Hastaların herhangi bir üstünlük biçimini temsil etme istençleri, sağlıklılar üzerinde despotluk kurmaya götüren gizli yolları sezme içgüdüleri. Bunun en zayıf olanın bu güç istencinin bulunmadığı yer var mıdır ki? Özellikle de hasta kadında. Hükmetmenin, ezmenin, kasıp kavurmanın inceliklerinde onun üstüne kimse yoktur. Ne canlı ne ölü hiçbir şeyi sakınmaz hasta kadın. En derinde gömülü şeyleri kazıp yeniden açığa çıkarır. Bogalar, kadın bir sırtlandır der. Her ailenin, her kurumun, her topluluğun arka planına bir göz atın. Hepsinde hastaların sağlıklılara karşı yürüttükleri savaş, çoğu zaman küçük dozda zehirlerle, iğnelemelerle, sinsi bir hoşgörür yüz ifadesiyle sürdürülen ama kimi zaman da haklı öfkeyi oynamayı yeğleyen o hasta riyakarlığının gürültülü tavırlarıyla sürdürülen sessiz bir savaş. Bilimin kutsanmış odalarına kadar gelir hastalıklı köpeklerin boğuk öfke havlamaları. Bu asilane riyakarların kudurgan yalancılığı ve hiddeti hepsi hınç insanıdır bunların. Bu fizyolojik yönden kazaya uğramışların ve kurtlanmışların altı intikam kaynayan, sarsılıp duran bir toprak. Mutlu olanlara karşı patlamaları bitip tükenmeyen, doymak bilmeyen ve intikam için büründükleri kılıklar, intikam bahaneleri de aynı şekilde bitimsiz olan İntikamın en son, en ince, en yüce zaferine ne zaman ulaşırlar ki bunlar? Kendi sefilliklerini, var olan tüm sefilliği mutluların vicdanına kalkmayı başardıklarında kuşkusuz. Öyle ki gün gelip de mutluluklarından utanmaya başladıklarında bu mutluluk, bu mutlular ve belki de kendi aralarında birbirlerine mutlu olmak ayıp, çok sefalet var dediklerinde. Oysa mutluların, nasiplilerin, bedenen ve ruhen güçlülerin mutluluğa hakları olduğu konusunda bu şekilde kuşku duymaya başlamalarından daha büyük ve daha feci bir yanlış anlama olamaz. Dep olsun bu ters dönmüş dünya. Dep olsun bu rezil duygu cıvıklığı. Hastaların sağlıklıları hasta etmemesi ve bu öylesi bir duygu cıvıklığı olurdu. Bu olmalı işte yeryüzündeki en baş görüş açısı. Ama bunun için her şeyden önce sağlıklıların hastalardan ayrı tutulmaları, hastaları görmekten bile korunmaları gerekir ki hastalarla karıştırmasınlar kendilerini. Hasta bakıcı ya da doktor olmak mıdır onların görevi yoksa? Ne ki kendi görevlerini bundan daha vahim bir şekilde yanlış anlayamaz veya siyamazlar. Daha yüksek olan, daha alçak olanın aleti olmaya indirgememelidir kendini. Mesafe tutkusu görevleri de sonsuza dek birbirlerinden ayrı tutulmalıdır. Onların var olma hakkı gür sesli çanın ahenksiz kırık çandan ayrıcalığı bin kat daha fazladır üstelik yalnızca onlardır geleceğin güvenceleri yalnızca onlar yükümlüdür insanın geleceğinden onların yapabileceklerini onların yapmak zorunda olduklarını hastalar asla yapamamalı ve yapmak zorunda olmamalıdır ama yalnızca kendilerinin yapması gerekeni yapabilecek duruma geleceklerse eğer hala mümkün müdür ki hastaların doktoru avutanı kurtarıcısı olmaları işte bu yüzden temiz hava. Temiz hava. Ve ne olursa olsun uzak durmak tüm kültür tımarhanelerinin ve hastanelerinin civarından. İşte bu yüzden nezih çevre, bizim çevremiz. Ya da yalnızlık, ille de olması gerekiyorsa. Ama ne olursa olsun içe dönük çürümenin ve içten içe kurtlanmış hastaların leş gibi buharlarından uzak durmak. Ki dostlarım, özellikle de bizler için ayrılmışa benzeyen en beterinden iki salgına karşı en azından bir süre daha koruyalım kendimizi. İnsana duyulan büyük tiksintiye karşı, insana duyulan büyük merhamete karşı. Hastalara bakmanın, hastaları sağaltmanın nasıl kesinlikle sağlıkların görevi olamayacağı tüm derinliğiyle kavrandıysa ki özellikle burada derine inilmesini, bu konunun derinlemesine kavranmasını istiyorum, bununla beraber bir başka zorunluluk daha kavranmış demektir kendileri de hasta olan doktorların ve hasta bakıcıların zorunluluğu. Ve işte artık çileci rahibin anlamını iki elimizle yakalamış ve tutmuş bulunuyoruz. Çileci rahibi, hasta sürünün önceden belirlenmiş kurtarıcısı, çobanı ve savunucusu olarak görmemiz gerekiyor. Ancak bu yolla anlarız onun o muazzam tarihi misyonunu. Acı çekenler üzerinde hükümdarlıktır onun etki alanı. Buna yöneltir içgüdüsü onu. Bunda gösterir en kendine özgü hünerini, ustalığını bunda bulur kendine has mutluluğunu. Kendisinin de hasta olması, hastalarla ve talihsizlerle temelden akraba olması gerekir. Onları anlayabilmesi, onlarla anlaşabilmesi için. Ama kuvvetli olması da gerekir. Başkalarına olduğundan daha da çok kendine hükmetmesi, her şeyden önce de güç istencinin sağlam olması gerekir. Ki hastalarda güvenme korku uyandırsın. Onlara tutunacak bir dal, direnç, destek, baskı, elim aşalı eğitimci, despot, tanrı olabilsin. Onları korumak zorundadır sürüsünü. Kime karşı? Sağlıklılara karşı. Buna şüphe yok. Ve sağlıklılara duyulan hasede karşı. Tüm kaba, şiddetli, azgın, haşin, zorba, zorba yırtıcı sağlığın ve güçlülüğün doğal muhalifi ve aşağılayan olması gerekir onun. Rahip, nefret ettiğinden daha kolay aşağılayan o daha hassas hayvanın ilk biçimidir yırtıcı hayvanlarla savaşmaktan kaçınamayacaktır. Şiddetten çok hilekarlığın savaşından elbette. Bu yüzden belirli durumlar için kendinde adeta yeni bir yırtıcı hayvan tipi geliştirmesi, hiç değilse öylesi bir hayvan tipine delalet etmesi gerekecektir. Kutup ayısının çevik, soğuk, pusuya yatmış panterin ve azımsanamayacak ölçüde de tilkinin, korku saldığı kadar çekici de olan bir bileşimi gibi görünen yeni bir hayvan korkunçluğu. Gerektiğinde ayı gibi ciddi, saygın, kurnaz, soğuk, üstün olduğuna inandırarak, esrarengiz güçlerin habercisi ve sözcüsü olarak diğer türden yırtıcı hayvanların arasına karışır. Bu toprak üzerinde ekebildiği her yere ıstırap, ikilik, öz çelişki ekmeye ve kendi hünerinden fazlasıyla emin, acı çekenler üzerinde sürekli bir hakimiyet kurmaya kararlı olarak. Beraberinde merhemler ve balsamlar getirir. Buna şüphe yok. Ama ilkin yaralaması gerekir ki doktor olsun. Sonradan yaranın verdiği ağrıyı dindirirken aynı zamanda zehirler de yarayı. En iyi bu işten anlar zira. Çevresindeki tüm sağlıklı şeylerin zorunlu olarak hasta. Tüm hasta şeylerin de zorunlu olarak evcil olduğu bu büyücü ve yırtıcı hayvan terbiyecisi. Aslında hasta sürüsünü oldukça iyi korur bu tuhaf çoban. Kendilerine karşı da korur onları. Sürü içinde kor gibi yanan fesatlığa, hilekarla, kötücülle karşı ve müptelalara ve hastalara has daha ne varsa tümüne karşı. Kurnazca, sert ve gizliden gizliye savaşır anarşiyle ve o en tehlikeli patlayıcı maddenin hıncın sürekli biriktiği sürü içinde her an baş gösterebilecek çözünmeyle. Bu patlayıcıyı, sürüyü ve çobanı parçalayıp darmadağın etmeyecek şekilde boşaltmak, budur onun asıl hüneri ve başlıca yararlılığı rahiplerin varoluşunun değeri en kısa şekilde bir formülle ifade edilmek istenseydi, doğrudan doğruya şu söylenebilirdi. Rahip hıncın yön değiştiricisidir. Her acı çeken içgüdüsel olarak acısına bir neden arar çünkü. Daha doğrusu bir fail, daha da bilirlersek acıya duyarlı, suçlu bir fail. Kısacası duygulanımlarını herhangi bir bahane üzerinden fiilen ya da gıyaben boşaltabileceği herhangi bir canlı duygulanımlarını boşaltma, acı çekenin en büyük rahatlama, yani uyuşturma girişimidir çünkü her tür her tür ıstıraba karşı elinde olmaksızın arzuladığı uyuşturucusudur. Hınç, intikam ve bunlara akraba şeylerin gerçek fizyolojik nedeni ancak burada bulunabilir kanımca. Istırabı duygulanım yoluyla uyuşturma isteğinde yani. Bunların nedeni genellikle bana kalırsa çok da yanlış olarak savunma amaçlı bir karşı saldırıda basit bir tepkisel korunma önleminde aniden belirmiş bir zarar ve tehlike durumunda gösterilen kafasız bir kurbanın bile yakıcı bir asitten korunmak için gösterdiği türden bir tepkisel harekette aranıyor. Oysa fark temel bir fark. Bir durumda daha fazla zarar görmenin önü alınmak isteniyor, diğer durumda kıvrandıran, gizli saklı, dayanılmaz olmaya başlayan bir ıstırap herhangi türden daha şiddetli bir duygu yoluyla uyuşturulmak ve hiç değilse o an için bilinçten silinmek isteniyor. Bunun için bir duygulanıma gerek vardır. Olabildiğince vahşi bir duygulanıma ve onu uyarıp harekete geçirecek uygun olan ilk bahaneye. Kendimi kötü hissetmem birinin suçu olmalı. Tüm hastalıklara özgü bir çıkarsama biçimidir bu. Ve kendilerini kötü hissetmelerinin gerçek nedeninden, fizyolojik nedeninden, nedenli bir haberlerse o denli onlara özgüdür. Bu neden sözgelimi gelimi bir sinir sistemi rahatsızlığında yatabilir ya da aşırı bir safra kesesi salgısında veya kandaki sülfürik ve fosforik asit içeren potasyum bileşikleri eksikliğinde ya da kan dolaşımını engelleyen bağırsak gazlarında ya da yumurtalıklarının bozulmasında ve benzeri şeylerde. Acı çekenlerin hepsi de ıstırap veren duygulanımlara bahane bulmak konusunda müthiş bir heves ve yaratıcılık gösterirler. Kuruntularından, kötülükler ve görünürdeki kısıtlamalar üzerine kara kara düşünmekten bile zevk alırlar. Kıvrandırıcı bir şüpheyle istedikleri gibi heyecana kapılacakları ve kendi kötülük zehirleriyle kendilerinden geçebilecekleri karanlık. Sorgulanası hikayeler bulmak için geçmişlerinin ve bugünlerinin bağırsaklarını talan ederler. En eski yaraları deşerler. Çoktan kapanmış yaraların izlerini kanatırlar. Eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, en yakınlarında daha ne varsa hepsini fail yapar çıkarlar. Acı çekiyorum. Bu birinin suçu olmalı. Böyle düşünür bir hastalıklı koyun. Ama çobanı çileci rahip ona der ki: Doğrudur koyunum, birinin suçu olmalı bu. Ama sen kendinsin o biri. Yalnızca sensin bundan suçlu olan. Sen kendinsin yalnızca kendinin suçlusu. Yeterince cüretkar bu, yeterince yanlış. Ama bir şey elde edildi bununla en azından. Bununla daha önce de söylediğim gibi hıncın yönü değiştirildi. Yaşamın hekimlik içgüdüsünün benim düşünceme göre çileci rahip yoluyla neye en azından gayret etmiş ve suç, günah, günahkarlık, ahlaki düşkünlük lanet gibi böylesi paradoksal ve mantığa aykırı kavramların geçici despotizmini neye elde etmek için kullanmış olduğunu tahmin edersiniz artık. Hastaları belirli bir dereceye kadar zararsız kılmak için, iyileşemeyecek olanların kendi kendilerini yok etmelerini sağlamak için ağır hasta olmayanları dosdoğru kendi kendilerinin üzerine yöneltmek, hınçlarının yönünü tersine çevirmek için ve tüm acı çekenlerin kötü içgüdülerini öz disiplin, öz denetim ve kendini aşma amaçlarına yönelik olarak böylece sömürmek için. Kendiliğinden de anlaşılacağı gibi bu türden bir ilaçla, basit bir duygulanım ilacıyla fizyolojik anlamda gerçek bir hasta tedavisinin söz konusu olamayacağı açıktır. Kaldı ki yaşam içgüdüsünün bununla herhangi bir tedavi öngörmüş ve hedeflemiş olduğu dahi ileri sürülemez. Bir anda hastaları sıkıştırıp tıkıştırmanın ve örgütlemenin bir türü diğer yanda sağlıktan yana daha çok nasiplenmiş daha eksiksiz kalıba dökülmüş olanları bir tür geçici emniyet altına almak ve böylelikle sağlıklıyla hasta arasında bir uçurum açmak buydu uzunca bir süre yapılan ve fazlaydı çok fazlaydı Görüldüğü gibi bu incelemede benim ihtiyacım olan türden okurları göz önüne aldığında gerekçelendirmeme lüzum dahi olmayan bir varsayımdan yola çıkıyorum. Günahkarlık insanda bir olgu değildir. Daha çok bir olgunun fizyolojik bir aksaklık olgusunun yorumudur. Bu yorumda bizler için artık hiçbir bağlayıcılığı olmayan ahlaksal dinsel bir bakış açısından ele alınmıştır. Bir kişinin kendini suçlu, günahkar hissetmesi kesinlikle onun haklı olarak böyle hissettiğini kanıtlamaz. Tıpkı kişinin sırf kendini sağlıklı hissettiği için sağlıklı olmaması gibi. Ünlü cadı davalarını hatırlayın. O zamanlar en keskin görüşlü ve insancıl yargıçlar bile ortada bir suç olduğundan kuşku duymuyorlardı. Cadıların kendileri dahi kuşku duymuyorlardı bundan. Yine de suç yoktu ortada. O varsayımı genişletilmiş biçimiyle dile getirirsem Ruhsal ıstırap benim için kesinlikle bir olgu değil. Şimdiye dek tam olarak formüle edilememiş olguların bir yorumudur yalnızca. Dolayısıyla da henüz tümüyle havada kalan ve bilimsel açıdan bağlayıcı olmayan bir şeydir. Cılız bir soru işaretinin yerine konmuş tombul bir sözcüktür aslında. Bir kişi bir ruhsal ıstırapla baş edemiyorsa eğer bunun sebebi kaba bir ifadeyle söylersek ruhunda değil daha büyük bir olasılıkla karnında yatıyordur. Kaba bir ifade dediğim gibi ama aynı şekilde kabaca işitilsin, kabaca anlaşılsın gibi bir arzuyu da dile getirmiyor asla. Kuvvetli ve nasipli bir insan yaşantılarını, eylemleri ve kabahatleri de dahil olmak üzere hazmeder. Tıpkı yediklerine hazmettiği gibi. Kimi zaman zorlu lokmalar yutmak zorunda kalsa da. Bir yaşantıyla baş edemiyorsa eğer, bu tür bir hazımsızlık diğeri nedenli fizyolojikse o denli fizyolojiktir. Ve gerçekte çoğunlukla o diğerinin sonuçlarından biridir yalnızca. Laf aramızda. Böylesi bir anlayışla her tür materyalizmin en sıkı muhalifi olunabilir yine de. Ama aslında bir doktor mudur ki bu çileci rahip? Kendini kurtarıcı olarak hissetmekten, kurtarıcı olarak hürmet görmekten nedenle hoşlansa da onun bir doktor adlandırılmasının ne derece güçlükle kabul göreceğini kavramış bulunuyoruz. Yalnızca acı çekmenin kendisiyle, acı çekenin hoşnutsuzluğuyla savaşır o. Bunun nedeniyle değil, asıl hasta oluşla değil, rahibin ilacına yönelteceğimiz en temel itiraz bu olmalıdır. Gel gelelim, yalnızca rahibin bildiği ve sahip olduğu o görüş açısına yerleştirdik mi kendimizi bir kez, onun buradan bakarak neler görmüş, aramış ve bulmuş olduğuna duyacağımız hayranlığın sonu gelmeyecektir. Acının hafifletilmesi, her tür avutma dehasının bu olduğu çıkacaktır ortaya. Nasıl da yaratıcıdır avutuculuk görevini kavrayışı, nasıl da pervasızca ve cüretle seçmiştir bu görev için kullanılacak araçları. Özellikle de Hristiyanlık içinde en ustalıkla avutma yollarının bulunduğu bir hazine odası olarak adlandırılabilir ferahlatan, rahatlatan, uyuşturan o denli çok şey yığılıdır içinde. Bu amaç uğruna o denli çok şey tehlikeye atılmıştır en tehlikeli ve en pervasız şekilde. Özellikle fizyolojik açıdan özürlülerin derin çöküntülerinin, kurşun ağırlığındaki bitkinliklerinin, kapkara kederlerinin hangi uyarıcı duygulanımları da hiç değilse belirli sürelerle üstesinden gelinebileceğini o denli incelikle, incelmişlikle, güneyli incelmişliği ile keşfetmiştir. Çünkü genel olarak söylersek bütün büyük dinlerde söz konusu olan asıl mesele salgın haline gelmiş belirli bir yorgunluk ve ağırlıkla mücadele etmek olmuştur. Şunun olası olduğu daha en başından kabul edilebilir ki yeryüzünün belirli yerlerinde zaman zaman neredeyse zorunlu olarak fizyolojik bir tutukluk duygusunun geniş kitleleri hakimiyeti altına alması kaçınılmaz olmuştur. Ne ki fizyolojik konulardaki bilgi eksikliği, bunun fizyolojik bir tutukluk duygusu olduğunun bilincine varılamamasına yol açtığından, nedeni ve çaresi yalnızca psikolojik ahlaksal alanda aranabilmiş ve sınanabilmiştir. Böyle bir tutukluk duygusunun çok çeşitli kökenleri olabilir. Çok farklı ırkların melezlenmeleri sonucunda örneğin. Ya da sosyal sınıfların melezlenmeleri sonucunda. Sosyal sınıf aynı zamanda bir soy ve ırk farkını da dile getirir her zaman. Avrupa'nın dünya sancısı 19. yüzyılın pesimizmi, büyük ölçüde anlamsızca ani gerçekleşen bir sınıf karışımının sonucudur. Ya da hatalı bir göçe bağlı olarak bir ırkın uyum göstermeye gücünün yetmediği bir iklime saplanıp kalması. Ya da ırkın yaşlılığının ve bitkinliğinin dolaylı etkisi. Veya yanlış bir perhiz, ya da bir kan bozukluğu, sıtma, frengi ve benzerleri. Her böylesi durumda çökünlük duygusuyla büyük çaplı bir mücadeleye girişilir. Gelin bu mücadelenin en önemli uygulamaları ve biçimleri hakkında kısaca bilgilenelim. Çökünlük duygusuna karşı filozofun yürüttüğü mücadeleyle hep eş zamanlı olma eğilimindeki asıl mücadeleyi gerektiği gibi burada tümden bir kenara bırakıyorum. Yeterince ilginçtir gerçi ama fazlasıyla saçma, pratik açıdan fazlasıyla değersiz, fazlasıyla örümcek ağ benzeri ve fazlasıyla kenarda köşededir. Örneğin, önce ıstıraptaki yanılgının ayırdına varılırsa, ıstırabın da giderek yok olmak zorunda kalacağı gibi naif bir varsayımdan hareketle ıstırabın bir yanılgı olduğu kanıtlanmaya çalışılırken, ama işe bakın ki yok olmaya yanaşmadı ıstırap. O baskın çökkünlükle mücadelede önce yaşam duygusunu iyiden iyiye en alt noktaya çeken araçlar kullanılır. Mümkünse artık hiç istememek, dilememek, duygulanıma yol açan, kan yapan her şeyden kaçınmak, tuz yememek, fakirin sağlık öğretisi, sevmemek, nefret etmemek, kayıtsızlık, öç almamak, çalışmamak, dilenmek, mümkünse kadınsız ya da olabildiğince az kadınla olmak, Tinsel yönden Pascal'ın ilkesi kişi kendini aptallaştırmalı. Sonuç psikolojik ahlaksal ifadeyle benliksizleşme, kutsanmışlık. Fizyolojik ifadeyle hipnotize olma. Bazı hayvanlar için kış uykusu, sıcak iklimlerin çoğu bitkisi içinde yaz uykusu neyse insanlar için de ona benzer bir şeyi yaklaşık olarak elde etme çabası. Yaşamın bilinçte dahi belirmeksizin kıtı kıtına varlığını sürdürebildiği asgari bir enerji tüketimi ve metabolik etkinlik. Bu amaç uğruna şaşırtıcı miktarda insan enerjisi harcanmıştır. Boşuna mı? Her çağda ve neredeyse tüm halklarda bolca bulunan bu kutsallık sportmenlerinin bu kadar sıkı bir antrenman yoluyla mücadele ettikleri şeyden gerçek bir kurtuluş yolu bulmuş olmalarından kuşku duyulamaz. O derin fizyolojik çöküntüden çeşitli hipnotizma yollarından oluşan sistemleri sayesinde sayısız durumda gerçekten sıyrılmışlardır. Yöntemlerinin en genel etnolojik olgular arasında yer alması bu yüzdendir. Aynı şekilde bedenselliği ve arzuyu böyle öldürüseye, aç bırakmaya kastetmenin başlı başına bir kaçıklık belirtisi olarak görülmesine de izin verilemez. Hoyratça et yiyenlerin özgür tinlilere ve asizade kristaflara yapmaya meyilli oldukları gibi ne var ki bunun her türden zihinsel bozukluklara götüren yol olduğu, olabileceği bir o kadar kesindir. Atos Dağı'nda yaşayan Hesikastes'lerde olduğu gibi iç ışıklara örneğin ses ve görüntü sanrılarına, şehvetli duygusal taşmalara ve esrimelere Azize Teresa hikayesi. Bu tür durumlara, bu durumlara düşmüş olanlar tarafından getirilen yorumun hep alabildiğine tutkunca yanlış olduğu açıkça bellidir. Daha böylesi bir yorum tarzı istencinde çınlamaya başlayan o en ikna olmuş minnettar ses tonunu duymazlık etmeyin. En yüksek konum kurtuluşun kendi. En nihayet erişilmiş o topyekün, hipnoz ve dinginlik onlar için hep dile getirmeye en yüce simgelerin dahi yetmediği gizin kendisi olmuştur. Şeylerin temeline bir yöneliş ve dönüş, tüm yanılsamalardan azat olma, bilme, hakikat var olma, her amaçtan, her dilekten, her eylemden kopup kurtulma. İyinin ve kötünün de ötesinde bir ötedelik. İyi ve kötü der Budist. Her ikisi de birer zincindir, zincirdir. Yetkin kişi her ikisinin de üstesinden gelmiştir. Yapılmış ve yapılmamış şeyler der Vedanta'ya inanan. Acı vermez ona. Bir bilge olarak iyi ve kötüyü silkeler, silkeler atar üzerinden. Hiçbir eylem onun saltanatına sekte vuramaz artık. İyi ve kötüyü her ikisini de aşmıştır o. Tümüyle Hintli bir anlayış yani. Brahmanc'a olduğu kadar Budistçe de. Ne Hint ne de Hristiyan düşünüşünde erdeme bir hipnotizma yolu olarak büyük değer bilinse de kurtuluşun erdem yoluyla ahlaki ıslahat yoluyla erişilebilir olduğu kabul edilmez. Bunu sıkı tutalım. Kaldı ki bu gerçeklerle de örtüşüyor. Bu noktada hakikate sadık kalmış olmaları diğer her şeyde iyiden iyiye ahlaksallaştırılmış olan en büyük üç dindeki belki de en iyi gerçeklik örneğidir. Bilen için yükümlülük yoktur. Erdemler edinmekle kurtuluşa varılmaz. Çünkü kurtuluş hiçbir etkinlik edinmesi söz konusu olmayan Brahman'la bir olmakta yatar. Yanlışları bırakmakla da kurtuluşa varılmaz. Çünkü Brahman'ın ki onunla bir olmak kurtuluşu oluşturan şeydir, arılığı öncesiz ve sonrasızdır. Bu bölümler Çankara'nın Avrupa'da Hint felsefesinin ilk gerçek uzmanı dostum Paul Dusen tarafından yapılmış olan açıklamasından alıntı. Büyük dinlerdeki kurtuluşa saygı duyacağız demek ki. Buna karşılık rüya görmek için bile fazla yorgun düşmüş bu yaşam bezginlerinin derin uykuya dahi atfettikleri değer karşısında ciddiyetimizi korumak biraz güçleşiyor. Brahman'la birleşme olarak Tanrı'yla erişilen Gizem birliği olarak derin uyku. Sonra iyice uykuya daldığında der en eski ve saygıdeğer kitap bununla ilgili olarak ve hiçbir rüya imgesi görmemecesine tamamen huzura erdiğinde işte o zaman ah azizim var olanla birleşir kendi kendinin içine girmiştir. Benliğin idrakiye benzerliğiyle çevrili olarak ne içeridekinin ne de dışarıdakinin bilincinde değildir artık. Gün ve gece, yaş, ölüm, ıstırap geçmez bu köprüyü. Ne hayır işi ne de hayırsız iş geçer. Derin uykuda derler. Keza en büyük üç dinden bu en derininin müminleri. Ruh bu bedenden ayrılır, en yüce ışığa girer ve böylelikle kendi biçimi içinde belirir. En yüce tinin kendisidir orada. Şakalaşarak, oynayarak ve ister kadınlarla, ister arabalarla, ister dostlarla eğlenerek etrafta gezinen en yüce tinin kendisidir. Geriye bakıp düşünmez artık orada beden neden? Beden denen o eklentiyi. O beden ki bir koşum hayvanının arabaya koşulduğu gibi koşulmuştur. Yaşam soluğu ona. Buna rağmen kurtuluş meselesinde olduğu gibi burada da dile getirilen değerin her ne kadar doğunun ihtişamlı abartısıyla dile getiriliyor olsa da o açık seçik, soğuk, Yunanlıca soğuk ama acı çeken Epikuros'unki ile temelde aynı değer olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Hipnotize edici hiçlik duygusu, en derin uykunun sükuneti, acısızlık sözün kısası. Acı çekenler ve iyiden iyiye çökkünler bunu pekala en yüce iyi olarak, değerlerin değeri olarak görebilirler. Onların buna olumlu değer biçmeleri, bunu olumlu olanın ta kendisi olarak duyumsamaları kaçınılmazdır. Aynı duygu mantığına göre tüm pesimist dinlerde hiçliğin adı Tanrı'dır. Çöküntü hallerine karşı daha nadir bir takım güçleri, her şeyden önce cesareti, genel geçer düşünceleri aşağılamayı, düşünsel stoisizmi, şart koşan duyarlılığın ve ağrı duyma yetisinin hipnoz yoluyla böyle topyekun yatıştırılmasından çok daha sıklıkla uygulanan ve mutlaka daha kolay olan başka bir antrenman vardır. Mekanik etkinlik. Bunun acı çeken bir varlığı hatırı sayılır ölçüde rahatlattığından kesinlikle kuşku duyulamaz. Bugün bu olgu biraz iki yüzlüce çalışmanın nimeti diye adlandırılıyor. Rahatlama, acı çekenin ilgisinin acıdan büsbütün başka bir yöne çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Bilinçte sürekli olarak bir eylem, sonra bir eylem daha beliriyor ve bunun sonucunda acıya yer kalmıyor. Çünkü dardır bu insan bilincinin odası mekanik etkinlik ve onun beraberinde getirdikleri, sözgelimi mutlak düzenlilik, körü körüne şaşmaz bir itaat, yaşam tarzının tek düzeliği, zaman doldurma, kişiliksizliğe, kendini unutmaya, kendine özen göstermemeye çıkarılan bir çeşit izin, evet bir talim. Çileci rahip ısrapla savaşımda nasıl da esaslıca, nasıl da mükemmel bir şekilde faydalanmayı bilmiştir bunlardan. Özellikle de alt sınıfların acı çekenleriyle, işçi köleler veya tutsaklarla uğraştığında ya da kadınlarla. Onlar ki çoğu zaman hem işçi köle ve hem de tutsaktırlar. Onların nefret edilecek şeylerde bundan böyle bir hayır, görece bir mutluluk görmelerini sağlaması için küçük bir isim değiştirme ve farklı bir vaftiz numarasından çok daha fazlasına gerek kalmamıştır. Kölenin kendi kısmetsizliğinden duyduğu memnuniyetsizlik ise rahipler tarafından icat edilmiş bir şey değildir. Çöküntüyle savaşta tutulan daha kıymetli bir başka yol her yerde bulunabilir ve usul haline getirilebilir bir küçük sevinç reçetesi yazmaktır. Bu ilaç çoğunlukla demin sözü edilen diğer ilaçla beraber alınır. Sevincin böyle tedavi aracı olarak reçetelerde yazıldığı en sık karşılaşılan şekli sevindirmenin sevincidir. Hayır işlemek, armağan vermek, rahatlatmak, yardım etmek, cesaretlendirmek, avutmak, övmek, ödüllendirmek Kileci rahip bu ilacı, bu en yakındakileri sevme ilacını yazmakla en kuvvetli, en yaşam olumlayıcı dürtünün, en tedbirli dozda da olsa bir uyarımını salık vermektedir aslında. İktidar istencinin uyarımını. Her hayır işlemenin, yararlı olmanın, yardımda bulunmanın, ödüllendirmenin beraberinde getirdiği en küçük bir üstünlük mutluluğu, fizyolojik açıdan özürlülerin en bolca kullandıkları avunma yoludur. İyi bir doktor nezareti altında olmak şartıyla. Aksi halde elbette aynı temel içgücüye itaat ederek incitirler birbirlerini. Roma dünyasında Hristiyanlığın başlangıcının izi sürülürse, o zamanki toplumun en alt tabakasında baş göstermiş olan ve çöküntünün o başlıca ilacının küçük sevincin karşılıklı hayır işlemenin sevincinin bilinçli olarak teşvik edildiği, birbirlerine karşılıklı destek sağlamak amacıyla kurulmuş dernekler, yoksullar derneği. Hastalar Derneği, ölü gömme dernekleri görülür. Yoksa yeni bir şey miydi bu küçük sevinç o zamanlar? Gerçek bir keşif miydi? Böylece ortaya çıkmış bir karşılıklılık istenci, sürü oluşturma, cemiyet, toplanma istenci yine çok hafifçe de olsa uyarılmış olan o iktidar istencinin yeni ve çok daha eksiksiz bir boşalımını sağlayacaktır. Sürü oluşturumu çökünçüye karşı yürütülen savaşta atılan esaslı bir adım ve kazanılan bir zaferdir. Cemiyetin büyümesi birey içinde onu bezginliğinin en kişisel yanından, kendine karşı duyduğu tiksintiden bir hayli sıkça uzaklaştıran yeni bir ilgi kaynağı olur. Tüm hastalar ve hastalıklar o boğucu çökkünlüğü ve güçsüzlük duygusunu üzerlerinden silkip atmak arzusuyla içgüdüsel olarak bir sürü örgütlenimine yönelirler. Çileci rahip bu içgüdüyü sezer ve teşvik eder.'' sürü olan her yerde güçsüzlük içgüdüsü sürüyü istemiş ve rahip kurnazlığı da onu örgütlemiştir. Çünkü şunu gözden kaçırmamalıyız. Zayıflar nasıl birleşmeye yönelirlerse, güçlüler de aynı doğal zorunlulukla birbirlerinden ayrılmaya gayret ederler. Güçlüler, iktidar istençlerinin saldırgan bir toplu eylemi ve toplu tatmini söz konusu olduğunda birleşirler ancak. Bireysel vicdanın önemli ölçüde direnişiyle karşılaşarak. Diğerleri ise bir araya toplanmaktan haz duyarak gelirler bir araya böylelikle içgüdüleri tatmin edilirken doğuştan gelen efendilik içgüdüsü aslında örgütlenme yoluyla tahrik ve tedirgin edilir her oligarşinin altında tüm bir tarih bunu öğretiyor hep bir despotluk arzusu gizlidir her oligarşi içinde bulunan bireylerin bu arzularını denetim altında tutabilmeleri için gereksindikleri gerilim, gerilimle sarsılır durur. Örneğin Yunancası böyleydi. Platon yüzlerce yerde doğruluyor bunu. Kendi gibileri ve kendini tanıyan Platon. Çileci rahibin kullandığı şu ana kadar görmüş olduğumuz yöntemler, yaşam duygusunun topyekün hafifletilmesi, mekanik etkinlik, küçük sevinçler, özellikle de en yakındakileri sevmenin verdiği küçük sevinç sürü örgütlenimi, cemiyet gücü duygusu yandırma ve bunun sonucunda bireyin kendine karşı duyduğu usancın onun cemiyetin büyük gelişmesinden aldığı zevk yoluyla bastırılması. Bunlar çileci rahibin bıkınlıkla savaşında kullandığı modern ölçülere göre masumane yöntemler. Şimdi bir de daha ilginç olanlara, suçlu yöntemlere bakalım. Bunların tümünde söz konusu olan bir tek şey vardır. Herhangi bir duygu taşkınlığı, bunun o ağır, felç edici, uzun ıstırap verici, vericiliğe karşı en etkili uyuşturma yolu olarak kullanılması. Bu yüzdendir ki rahip yaratıcılığı şu bir soruyu bulurken neredeyse tükenmez ola gelmiştir. Bir duygu taşkınlığı hangi yolla elde edilir? Bu kulağa haşin geliyor. Çileci rahip her zaman tüm güçlü duygulanımların içerdiği coşkudan yararlanmıştır. Demiş olsaydım kulağa daha hoş gelirdi kuşkusuz. Ama modern hanım evlatlarımızın yumuşamış kulaklarını neden daha da okşayalım ki? Neden kendi hesabımıza onların laf iki yüzlülükleri karşısında bir adım bile olsa geri atalım ki? Biz psikologlar için bizi tiksindirecek olması bir yana, bir eylem iki yüzlülüğü demek olurdu bu. Nitekim bugün bir psikoloğun iyi beğeni sahibi olduğunu gösterir bir şey varsa, kimileri onun dürüstlüğü de diyebilir buna. O da İnsan ve nesneye ilişkin neredeyse tüm modern yargılara bulaşmış olan o rezilce ahlaksallaştırılmış konuşma tarzına direnmesidir. Çünkü şu konuda aldanmaya gelmez. Modern ruhların, modern kitapların en esaslı özelliği yalan değil, ahlakçı yalancılığın iliğine dikişlemiş olan masumiyettir. Bu masumiyeti her yerde tekrar tekrar ortaya çıkarmak zorunda olmak bizim işimizin bugün bir psikoloğun üstlenmek durumunda kaldığı kendi de pek sakıncasız sayılamayacak o işin en iğrenç yanı budur belki de. Bizim büyük tehlikemizin bir parçasıdır. Belki tam da bizi büyük tiksintiye götüren bir yoldur. Modern kitaplar, diyelim ki kalıcı oldular ki bu konuda endişelenmeye gerek yok elbet ve yine diyelim ki günün birinde daha kesin, daha haşin, daha sağlıklı bir beğeniye sahip bir nesil geldi. Tüm modernlik bu neslin ne işine yarardı? yarayabilirdi. Bundan hiç kuşkum yok. Onları kusturmaya yarardı. Bunu da ahlaki güzelleştirmesi ve sahteliği sayesinde ve kendini idealizm diye adlandırmaktan hoşlanan ve mutlaka kendini idealizm sanan en içsel feminizmi sayesinde becerirdi. Günümüzün okumuşları, iyilerimiz yalan söylemezler. Doğrudur. Ama bu onlara saygı değerlik kazandırmaya yetmez. Asıl yalan, sahici, kararlı, dürüst yalan ki bunun değeri hakkında Platon'a kulak verilmelidir, fazlasıyla katı, fazlasıyla kuvvetli bir şey olurdu onlar için. Onlardan beklemeye hakkımız olmayan bir şeyi, gözlerini açıp kendi üzerlerine çevirmelerini, kendilerinde doğru ve yanlışı ayırt edebilmelerini gerektirirdi. Onlara yalnızca dürüst olmayan yalan yakışır. Bugün kendini iyi insan olarak duymuşayan şeylerin hepsi herhangi bir mesele karşısında sahtekar yalancı, uçsuz bucaksız yalancı, ama masum yalancı, sadakatli yalancı, saf yalancı, erdemli yalancı bir tavırdan farklı bir tavır almaktan tümüyle acizdir. Bu iyi insanlar bunların topu baştan aşağı ahlaksallaşmış, dürüstlük konusunda da sonsuza dek rezil olmuş ve kepaze edilmişlerdir. İçlerinden hangisi insan hakkında bir hakikate dayanabilirdi ki artık? Ya da daha elle tutulur biçimde sorarsak, içlerinden hangisi gerçek bir yaşam öyküsüne katlanabilir ki? Birkaç gösterge. Lord Byron kendisi hakkında en kişisel bazı şeyleri kaleme almıştı. Ama Thomas More bunlar için fazla iyiydi. Yaktı arkadaşının kağıtlarını. Aynı şeyi Dr. Gwiner'in de yaptığı söylenir. Schopenhauer'ın vasiyetinin sorumlusu. Schopenhauer da kendisi hakkında ve belki de kendi aleyhinde birkaç şey kaleme almıştı zira. İşinin ehli Amerikalı Taylor, Beethoven'ın biyografisinin yazarı bir anda kesiverdi çalışmasını. Bu saygıder ve safça yaşamın bir yerinde daha fazla dayanamadı ona. Çıkarılacak ders. Hangi akıllı adam oturur da kendisi hakkında dürüst bir laf yazar ki bugün? Kutsal gözü karalar tarikatından olması gerekir böylesinin. Richard Wagner'ın bir öz yaşam öyküsünü vaat ediyorlar bize. Bunun kurnazca bir öz yaşam öyküsü olacağından kim kuşku duyabilir? Katolik rahip Jensen'ın Alman Reformasyon Hareketi'ni aşırı derecede sade ve zararsız biçimde betimlediği yazısıyla Almanya'da yaratmış olduğu o gülünesi dehşeti hatırlayın. Kim bilir ne kıyamet kopardı. Biri çıkıp da bize bu hareketi bir kere de farklı anlatsaydı, bir kere de gerçek bir psikolog, gerçek bir Luther anlatsaydı, bir taşra rahibinin ahlakçı budalalığı Protestan tarihçilerin tatlımsı ve saygılı çekingenlikleriyle değil de taynece bir korkusuzlukla, örneğin bir ruh kuvvetinden hareketle, kuvvete gösterilen kurnazca bir endüljanstan hareketle değil. Bu arada şunu da belirtelim ki Almanlar sözü geçen Protestan tarihçi tipinin en klasik örneğini sonunda gayet de mükemmel bir biçimde kendi içlerinden çıkarmışlardır. Kendilerine mal edip gurur duyabilirler onunla. Leopold Rank ile vermişlerdir bu örneği. O, daha güçlü nedenin klasik savunucusu olmak için yaratılmış olanla tüm kurnaz olgucuların o en kurnazıyla. Ama beni anlamış olmalısınız. Kısacası biz psikologların bugün kendimize karşı bir takım kuşkular beslemekten kurtulmamamız için yeterli bir sebep. Öyle değil mi? Büyük bir olasılıkla biz de fazla iyiyiz zanaatımız için. Büyük bir olasılıkla biz de bu ahlaksallaştırılmış zamane zevkinin kurbanları, avları, hastalarıyız. Nedenle onu aşağıladığımızı düşünürsek düşünelim, büyük bir olasılıkla bize de bulaşıyor o. Neye karşı uyarmıştı o diplomat meslektaşlarına yaptığı konuşmada? Her şeyden önce baylar, ilk hislerimize güvenmeyelim demişti. Onlar neredeyse her zaman iyidir. Bir psikoloğun meslektaşlarına böyle söylemesi gerekir bugün. Ve böylece gerçekten de biraz katılık ve özellikle ilk hislere güvenmememizi gerektiren sorunumuza geri dönüyoruz. Bir duygu taşkınlığı gayesinin hizmetindeki çileci ideal. Bundan önceki incelemeyi hatırlayanlar daha şimdiden bu yedi sözcüye sıkıştırılmış ve aşağıda da anlatılacak olan içeriğin esasını tahmin edeceklerdir. İnsan ruhunu büsbütün zıvanadan çıkarmak, onu dehşetlere, don soğuklarına, kor sıcaklarına, coşkulara öyle bir daldırmak ki şimşek çarpmışçasına kurtulsun çökkünlüğün, boğuculuğun, sıkkınlığın tüm eften püftenlikleri ve bayağılıklarından. Hangi yollar bu amaca götürür ve bu yollar içinde hangileri en güvenilirleridir? Aslında tüm şiddetli duygulanımların birdenbire boşalmaları şartıyla bunu yapma güçleri vardır.'' Öfke, korku, şehvet, intikam, umut, utku, ümitsizlik, zorbalık. Nitekim çileci rahip tereddüt etmeksizin insanın içindeki azgın köpek sürüsünün tamamını hizmeti altına almış ve kah birini kah diğerini salıvermiştir. Hep aynı amaç için insanı o yavaş kederden uyandırmak, ağır ıstırabını, süregelen sefaletini hiç değilse bir süre kovalayıp uzaklaştırmak için ve hep de dinsel bir yorum ve gerekçe öne sürerek. Bu türden her duygu taşkınlığı sonradan bedelini ödetir. Bu apaçıktır. Hastayı daha da hasta yapar. Bu yüzdendir ki ıstırabın bu tür çareleri modern ölçülere göre suçlu türden çarelerdir. Gel gelelim, hakkaniyeti elden bırakmamak için şunu da vurgulamak gerekir ki, bu çareye vicdan rahatlığıyla başvurulmuştur. Çileci rahip, bunun faydasına, hatta zaruretine derinden inanarak yazmıştır reçetesini. Yol açmış olduğu perişanlık karşısında çoğu zaman kendi yüreği de parçalanarak üstelik. Keza vurgulamak gerekir ki böyle taşkınlıkların şiddetli fizyolojik rövanşları hatta belki de zihinsel bozukluklar bu tür ilaçlara başvurmadaki maksatla aslında çelişmemektedir. Zira bu ilaç görmüştük ki hastalıkların tedavisini değil çöküntü sıkıntısıyla mücadeleye, onu yatıştırmaya, uyuşturmaya yönelikti. Bu amaca erişildi de bu yolla. Çileci rahip, insan ruhundan her türlü iç paralayıcı ve cezbedici müziğin yükselmesini sağlamaya yönelik asıl hamlesini ki herkes bilir bunu, suçluluk duygusundan yararlanmakla yaptı. Bu duygunun kökenine bundan önceki incelemede kısaca değinilmişti. Bir parça hayvan psikolojisi olarak bundan öte bir şey değil. Suçluluk duygusu adeta en ham haliyle çıkmıştı orada karşımıza. İlk olarak rahibin elleri altında suçluluk duyguları alanındaki bu asıl sanatçının elleri altında biçim kazandı bu duygu. Ah hem de ne biçim. Günah budur zira hayvansal vicdan rahatsızlığının çileci rahip tarafından yapılmış yeniden yorumu. Hasta ruhun tarihinde şimdiye kadar olmuş en büyük olaydır. Dinsel yorumun en tehlikeli ve en felaketli şaheseridir. İnsan kendi kendinden mustarip olan, öyle ya da böyle ama en azından fizyolojik olarak mustarip olan insan. Neden niçin kafese tıkılmış olduğunu anlayamayan bir hayvana andıran insan, sebeplere aç olan, sebepler rahatlatır. İlaca, uyuşturucuya da aç olan insan, gizlidekini de bilen birine danışır en nihayetinde ve şu işe bakın ki bir ipucu bulur. Büyücüsünden, çileci rahipten acısının nedenine ilişkin ilk ipucunu alır. Kendinde aramalıdır bu nedeni. Bir suçta bir parça geçmişte bir cezalandırılmışlık olarak algılamadıdır acısını. Duymuş, anlamıştır bedbaht olan. Kümese sokulmuş bir tavuk gibidir bundan böyle. Bu kümesten dışarı çıkamaz artık. Hastadan günahkar yapılmıştır ve bu yeni hastanın günahkarın görüntüsünden birkaç bin yıl boyunca kurtulamayacaktır. Günün birinde kurtulunur mu bundan? Nereye baksak her yerde sürekli tek bir yöne acının yegane nedeni olarak suça doğru hareket eden günahkarın hipnotize olmuş bakışı. Her yerde kötü vicdan. Luther'in deyişiyle şu iğrenç hayvan. Her yerde geçmişi geviş getirmek, edimi saptırmak, tüm eylemliliğe karşı haset. Her yerde acının, yaşamın içeriği haline getirilmiş olan yanlış anlama isteği. Acının suç, korku ve ceza duygusu olarak yorumlanımı. Her yerde kırbaç, kıldan tövbekar gömleği, açlıktan kırılan beden, pişmanlık her yerde günahkarın, huzursuz ve hastaymışçasına tutkulu bir vicdanın dehşetli çarkında kendi kendini ezişi. Her yerde sessiz bir azap, son kerte korku, işkence görmüş bir yüreğin can çekmesi, bilmedik bir saadetin sancıları, kurtuluş arzusu feryadı. Bu işlemler dizgesi sayesinde o eski çöküntünün, ağırlığın ve yorgunluğun iyiden iyiye üstesinden gelindi gerçekten de. Yaşam yeniden çok ilginç oluverdi. Uyanık, sonsuza dek uyanık, uykusuz kalmış, kor gibi kızgın, kömüre dönmüş, bitkin ama yorgun değil. Böylesi bir görünümdeydi insan, bu gizemlere ortak edilmiş olan günahkar. Çökünlükle savaşan bu yaşlı ulu büyücü, çileci rahip, belli ki galip gelmişti, onun saltanatı gelip çatmıştı. Artık yakınmaz olmuşlardı işte ıstıraptan, doymuyorlardı ıstıraba. Daha fazla ıstırap, daha fazla ıstırap. Böyle haykırdı çömezlerinin ve sırdaşlarının arzusu yüzyıllar boyu. Can yakan her duygu taşkınlığı, kıran, yıkan, ezen, esriten, kendinden geçiren ne varsa hepsi, işkence odalarının gizemi, cehennemin kendi icatçılığı bile, hepsi keşfedildi, sezinlendi, hepsinden yararlanıldı. Hepsi büyücünün hizmetindeydi. Hepsi onun idealinin, çileci idealin zaferine hizmet etti bundan böyle. Benim saltanatım bu dünyada değil dedi. Eskiden olduğu gibi. Hala böyle konuşmaya hakkı var mıydı ki gerçekten? Göte yalnızca 36 tane trajik durum olduğunu ileri sürmüştü. Bundan da anlaşılıyor ki eğer hala anlaşılmamışsa bir çileci rahip değildik Göte. O bundan fazlasını bilir. Bu türden, bu suçlu türden rahip ilacına yöneltilecek her eleştiri fuzulidir çileci rahibin hastalarına bu durumlar için salık verdiği böyle bir duygu taşkınlığının herhangi bir hastaya gerçekten yaramış olduğu gibi bir iddiayı savunmaya kime meslenir ki? Ama en azından yaramak sözcüğünün anlamı üzerinde anlaşmalıdır. Bununla böyle bir hasta bakma sisteminin insanları iyileştirmiş olduğu dile getirilmek isteniyorsa buna bir diyeceğim yok. İyileşmiş sözcüğü benim için ne anlama geliyor onu ekleyeyim yalnızca. Ehlileştirilmiş, güçsüzleştirilmiş, yıldırılmış, inceltilmiş, narinleştirilmiş, erkekliğinden edilmişten farklı bir anlama gelmiyor. Neredeyse zarar verilmiş gibi bir şey yani. Ama asıl söz konusu olan hastalar, keyifsizler, çökkünlerse o zaman bu sistem hastayı onu daha iyi yaptığı varsayılsa bile mutlaka daha hasta yapar. Tövbe işkencelerinin, pişmanlıkların, kurtuluş sancılarının yöntemli bir şekilde kullanımının Beraberinde her zaman neyi getirdiğini deli doktorlarına sorun yeter. Aynı şekilde tarihe sorun. Çileci rahibin bu hasta bakma yöntemini kabul ettirmiş olduğu her yerde, hastalıklılık her defasında tekinsiz bir hızla enine boyuna yayılmıştır. Bununla elde edilen başarı neydi her seferinde? Zaten hasta olana ek olarak harap olmuş bir sinir sistemi. Üstelik de 7'den yetmişe, tek tek kişilerde olduğu gibi kitlelerde de. Tövbe ve kurtuluş antrenmanlarının ardından muazzam epilepsi salgınlarının baş gösterdiğini görüyoruz. Tarihin gördüğü en büyük epilepsi salgınları ortaçağın Aziz Vitus ve Aziz John dansçıları salgını gibi. Bu antrenmanların sonradan ortaya çıkan bir başka etkisini kimi hallerde bir halkın veya bir şehrin mizacını daimi olarak tersine çeviren dehşetli kötülümlüklerde ve kronik çöküntülerde görüyoruz. Cadı isterisi de bu etkilerdendir. Uyur gezerliğe akraba gibi bir şey. Yalnızca 1564 ila 1605 yılları arasında 8 büyük salgını patlak vermiştir bu isterinin. Yine bu antrenmanların ardından o ölüme susamış kitle cinnetlerini görüyoruz. Tüyler ürpertici çok yaşa ölüm çığlıklarının tüm Avrupa'da duyulmuş olduğu kitle cinnetleri ve bu çığlıkları ara ara kesen kah şehvetli, kah yağmacı sapkınlıklar. Aynı duygulanım değişiminin aynı zaman aralıkları ve aynı sırayla bugün de hala her yerde çileci günah öğretisinin bir kez daha büyük başarıya ulaştığı her durumda gözlemlenmesi gibi. Genel olarak düşünülürse çileci ideal ve onun yüce ahlaksal kültürü duygu taşkınlığına götüren tüm yolların kutsal amaçların koruması altında gerçekleşmiş olan bu en dahice en pervasızca ve en tehlikeli biçimde sistematize edilişi korkunç ve unutulamayacak bir şekilde tüm insanlık tarihine yazdırmıştır kendini ve ne yazık ki sadece tarihine de değil özellikle Avrupalının sağlığı ve ırkının kuvvetliliği üzerinde bu idealin yapmış olduğu kadar yıkıcı bir etki yapmış bir başka şey daha ileri sürmen mümkün değildir hiç abartısız Avrupalı insanın sağlık geçmişindeki asıl felaket diye adlandırılabilir o etkisi özgür Germen etkisiyle bir tutulabilir olsa olsa bugüne dek Germenlerin siyasal ve ırksal ağırlıklarına sıkı sıkıya koşut olarak baş göstermiş olan Avrupa'nın alkol zehirlenmesini kastediyorum. Kanlarını zerk ettikleri yere zaaflarını da zerk etmişlerdir. Üçüncü sırada Frengi gelir. Uzun bir aradan sonra ama hemen ardından. Çileci rahip nerede hakimiyet kurduysa orada ruh sağlığını bozmuştur. Dolayısıyla sanat ve edebiyat alanındaki beğeniyi de bozmuştur. Hala da bozmaktadır. Dolayısıyla mı? Bu dolayısıyla'yı doğrudan kabul edeceğinizi umarım. Ben kendi hesabıma onu kanıtlamak istemiyorum en azından. Tek bir ipucu vereyim. Hristiyan edebiyatının temel kitabıyla, o edebiyatın modeliyle, onun kendi başına kitabıyla ilgili bir ipucu henüz görelmemiş ve yerle bir edilmemiş antik bir yazı dünyası olduğu göz önüne alınırsa, aynı zamanda bir kitap ihtişamı da olan Yunan-Roma ihtişamının daha ortasındayken, şimdi o kitaplara sahip olmak için tüm bir edebiyatın yarısının feda edileceği, okumaya değer birkaç kitabın hala bulunduğu bir dönemde Hristiyan tahrikçilerin, kilise babaları diyorlar bunlara, budalalığı ve kendini beğenmişliği şunu bunu buyurmaya cüret edebilmişti. Bizim de klasik bir edebiyatımız var. Yunanlılarınkine ihtiyacımız yok. Ve böyle deyip efsanelere, havari mektuplarına ve Hristiyanlığı savunur yazıcıklara işaret ettiler gururla. Bugün İngiliz Selamet Ordusu'nun buna benzer bir edebiyat yoluyla Shakespeare'e ve diğer kafirlere karşı yürüttüğü savaş gibi aşağı yukarı. Yeni ahiti sevmiyorum ben. Bunu sezmişsinizdir. Bu en değer verilen ve değeri en abartılmış yazılı eser konusundaki beğenimde bu derece yapayalnız yalnız kalmak neredeyse tedirgin ediyor beni. 2000 yılın beğenisi bana karşı ama ne çare? Burada duruyorum işte. Başka türlüsü gelmiyor elimden. Kötü beğenimi üstlenme cesaretim var. Eski Ahit o bambaşka bir şey. Eski Ahit'e hürmetim tam. Yüce insanlar buluyorum onda. Muhteşem bir doğa ve yeryüzünde en nadir bulunan cinsten bir şeyi, güçlü yüreğin eşsiz naifliğini buluyorum. Dahası bir halk buluyorum. Yenisinde ise bir sürü küçük mezhep ekonomisi, bir sürü ruh rokokusu, bir sürü süslü püslü, girdili çıktılı mucizevi şey, hep bir gizli dinsel toplantı havası. Arada bir esen, çağ özgü ve Yahudice olmasından çok Helenistik olan pastoral tatlılığı da unutmayalım alçak gönüllülükle gösterişçilik yan yana. Neredeyse duyarsızlaştıran bir duygu gevezeliği. Tutku değil, tutkululuk. Utanç verici bir jest oyunu. Belli ki her tür terbiyeden yoksun kalınmış burada. İnsanın küçük erdemsizliklerini bu sofu adamcıkların yaptıkları kadar büyütmeye nasıl hakkı olur? Bırakın Tanrı'yı, hiç kimsenin umrunda değil ki bunlar. Bu küçük taşra adamlarının tümü en sonunda ebedi yaşam tacına da sahip olmak istiyorlar üstelik. Ne diye ki? Niçin ki? Küstahlığı daha ileriye götürmek mümkün değildir. Ölümsüz bir Petrus. Kim dayanabilir ki ona? Bir hırsları var ki gülünesi. En kişisel şeylerini, ahmaklıklarını, kederlerini, eften püşten kaygılarını ısıtıp ısıtıp yeniden öne sürerler bunlar. Sanki şeylerin kendiliği bunlarla uğraşmakla yükümlüymüş gibi. Tanrı'yı bakıp usanmadan içine batmış bulundukları en ufak sefilliğe bile bulaştırırlar. Bir de Tanrı'yla şu sürekli senli benli olmaz zevksizliği. Tanrı'ya karşı şu Yahudice, sırf Yahudice de değil, utanmazca laubalilik. Asya'nın doğusunda aşağılanan küçük gayri Hristiyan halklar vardır. İlk Hristiyanlar kayda değer bir şeyler öğrenebilirdi bunlardan. Bir parça hürmet gösterme inceliği. Hristiyan misyonerlerin de doğruladıkları gibi tanrılarının ismini ağızlarına almayı bile yasaklamışlardır onlar kendilerine. Bana epeyce incelikli görünüyor bu. Kesin olan şu ki bu yalnızca ilk Hristiyanlarla karşılaştırıldığında fazlasıyla incelikli değil. Zıtlığı sezmek için Luther'i, Almanya'nın sahip olduğu bu en belagatli ve en haddini bilmez köylüyü anımsayın ve Luther'ce konuşma tarzını, Luther'in tanrıyla ikili konuşmalarında en çok hoşuna giden o konuşma tarzını. Luther'in kilisenin şefaatçi ruhban takımına, özellikle de şeytanın domuzu papaya karşı muhalefeti en temelde, şüphesiz bir hödüğün kilisenin iyi etiketini, en kutsalı kutsanmışlara ve daha suskun olanlara açan, hödüklere ise kapalı tutan ruhban beğeninin hürmet görgüsüne öfkelenmiş bir hödüğün muhalefetidir. Hödüklere özellikle de orada kesin kesin söz hakkı tanınmamalıdır. Ama o köylü Luther bunun büsbütün farklı olmasını diliyordu. Böylesi yeterince Almanca değildi onun için. Doğrudan doğruya konuşmak istiyordu o her şeyden evvel. Kendi konuşmak istiyordu. Utanıp sıkılmadan konuşmak istiyordu tanrısıyla. Ve yaptı işte. Çileci ideal ki herhalde anlamışsınızdır. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde iyi bir beyne okulu olmamıştır. Hele iyi görgü okulu hiç olmamıştır. En iyi ihtimalde bir ruhban görgüsü okulu olmuştur. Bu da kendi içinde tüm iyi görgülülüğe amansızca düşman bir şey var demektir. Ölçüsüzlük, ölçüye karşı tiksinti, o kendi de bir son derece aşırıdır. Çileci ideal, yalnızca sağlığı ve beyniyi bozmakla kalmamış, bir üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi, altıncıyı da bozmuştur. Daha neler bozmuş olduğunu söylemekten kaçınacağım. Yoksa sonunu nasıl getirirdim ki? Bu idealin yol açmış olduğu şeyler değil burada benim tarafından açığa çıkarılacak olan. Daha ziyade ve yalnızca bu idealin ne anlama geldiği, neye ilişkin bir ipucu verdiği, ardında, altında, içinde nelerin gizli olduğu, neyin geçici, belirsiz, soru işaretleri ve yanlış anlamalarla yüklü ifadesi olduğu. Ve sırf bu amaç doğrultusunda bu idealin etkilerinin muazzamlığını uğursuz etkilerinin muazzamlığıyla birlikte okurlarımdan esirgemedim. Onları bu idealin anlamına ilişkin sorunun benim için en son ve en korkunç olan yönünü hazırlamak için. Bu idealin iktidarının, iktidarının muazzamlığının anlamı nedir? Neden bu ölçüde izin verilmiştir ona? Neden daha iyi karşı konulmamıştır? Çileci ideal bir istenci dile getirmektedir. Nerededir ona karşıt istenç? karşıt bir ideali dile getirecek olan karşıt istenç çileci idealin bir ereği vardır. Bu o kadar genel bir erektir ki insan varoluşunun tüm diğer ilgileri onun yanında ufak tefek ve dar görünür. Çağları, halkları, insanları hep bu tek bir ereği temel alarak yorumlar. Başka hiçbir yoruma, hiçbir ereğe geçerlik tanımaz. Yalnızca kendi yorumu doğrultusunda geri çevirir, reddeder, evetler, onaylar. Bu kadar sonuna dek tasarlanmış bundan daha başka bir yorum dizgesi olmuş mudur şimdiye dek? Hiçbir iktidarın boyunduruğu altına girmez. Her iktidar karşısında kendi önceliğine, her iktidarla arasındaki mutlak mertebe mesafesine inanır daha çok. Yeryüzünde iktidar adına ne varsa hepsinin önce kendisinden hareketle bir anlam, bir var olma hakkı, bir değer kazanması gerektiğine inanır. Onun eseri için bir alet, onun ereğine götüren bir yol ve araç olarak o bir ereğe. Nerede bu kapalı istenç erek yorum dizgesinin karşılığı? Neden yok bu karşıtlık? Öteki bir erek nerede? Ama bana dediklerine bakılırsa yok değilmiş bu karşılık. O ideale karşı yalnızca uzun ve başarılı bir savaş vermekle kalmamış, esas meselelerin tümünde de o ideali alt etmiş artık. Tüm modern bilimimiz bunun belgesiymiş. O modern bilim asıl bir gerçeklik felsefesi olarak Görünüşe bakılırsa yalnızca kendine inanıyormuş. Görünüşe bakılırsa kendine karşı cesareti, kendine karşı istenci varmış. Ve şimdiye kadar da Tanrı, ahiret ve olumsuzlayan erdemler olmaksızın pekala idare etmişmiş. Ne var ki beni böyle gürültü patırtı ve tahrikçi gevezeliğiyle ikna edemezler. Kötü müzisyen bu gerçeklik borazancıları. Sesleri duyulduğu gibi derinlerden gelmiyor. Bilimsel vicdanın uçurumları dile gelmiyor onlarla. Bilimsel vicdan bugün bir uçurumdur çünkü. Bilim sözcüğü bu trompetçi ağızlarında düpedüz bir edepsizlik, bir suistimal, bir utanmazlıktır. Hakikat burada ileri sürülenin tam tersidir. Bırakın bilimin bugün kendi üstünde bir ideali olmasını, kendine inancı mutlak olarak yoktur. Ve bilimlerde hala tutku, sevgi, kor, acı demekse orada çileci idealin karşıtını değil, onun en yeni ve asil biçimini oluşturmaktadır daha çok. Tuhaf mı geliyor sizlerin kulağına bu? Bugünün bilginleri arasında da uslu ve mütevazı, kendi köşesinden hoşnut olan ve bu yüzden, kendi köşesinden hoşnut olması yüzünden, kimi zaman hiç de mütevazı olmayan bir biçimde, bugün özellikle de bilim alanında bütünüyle memnun olunması gerektiği talebiyle sesini duyuran işçi milletinden yeterli miktarda var yapılacak pek çok yararlı şey varmış bilim alanında buna itirazım yok en son yapmak istediğim bu namuslu işçilerin zanaatlarından aldıkları keyfi bozmak yaptıkları işler beni sevindiriyor çünkü ne var ki bilim alanında bugün sıkı biçimde çalışılıyor olması ve hoşnut işçilerin varlığı bugün bilimin bir bütün olarak bir ereği bir istenci bir ideali bir büyük inanç tutkusu olduğunun kanıtı değildir kesinlikle Durum daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bunun tersidir. Bugün bilimin çileci idealin en yeni tezahür şekli olmadığı durumlarda ki genel yargının yönünü değiştiremeyecek kadar nadir, asil ve seçkin durumlardır bunlar. Her tür bezginliğin, inanmazlığın, kemirgen solucanın kendini hor görmenin, vicdan rahatsızlığının gizlendiği yerdir. İdealsizliğin huzursuzluğudur tam da. Büyük sevginin eksikliğinin acısıdır. İstem dışı bir yetimginlikten duyulan yetersizliktir. Ah neler gizlemiyor ki bilim bugün. Ne kadar çok şey gizlemek zorunda en azından. En iyi bilginlerimizin becerikliliği, şuursuz çalışkanlıkları, gece gündüz durmadan tüten kafaları, hatta zanaatlarındaki ustalıkları. Bütün bunları nasıl anlamı ne de sıklıkla herhangi bir şeyi kendi gözleri önünden uzaklaştırmakta yatıyor. Bir kendini uyuşturma yolu olarak bilim. Bilir misiniz bunu? Kimi zaman ki bilginlerle ilişkide olan herkes yaşar bunu. Zararsız bir sözcükle en derinden yaralarsınız onları. Onlara iltifat ettiğinizi sandığınız bir anda kendinize karşı hınçlandırıverirsiniz verirsiniz bilgin dostlarınızı. Küplere bindiriverirsiniz verirsiniz onları. Sırf aslında kiminle karşı karşıya olduğunuzu keşfetmek kalabalığında bulunmuş olduğunuz için ne olduklarını kendilerine itiraf etmek istemeyen acı çekenlerle yalnızca Tek bir şeyden korkan uyuşturulmuşlar ve şuursuzlarla bilince varmaktan. Ve şimdi bir de sözüne itmiş olduğum şuna durumlara bakalım. Bugün filozoflar ve bilginler arasında bulunan son idealistlere. Yoksa bunlar mı çileci idealin aradığımız muhalifleri, onun karşı idealistleri? Nitekim onlar öyle olduklarına inanıyorlar. Bu inançsızlar, bunların topu inançsızdır zira bu idealin muhalifi olmak, görünüşe bakılırsa onların en son inanç kırıntısı öylesine ciddiler bu noktada. Öylesine tutkulu verir sözleri, tavırları. Bu yüzden gerçek olması mı gerekiyor inandıklarının? Biz bilenler her tür inançlıya karşı düpedüz şüpheciyizdir. Şüphemiz bize giderek vaktiyle varılmış bir sonucun tersine bir sonuca varmayı öğretmiştir. Bir inancın kuvvetinin çok belirgin olduğu her yerde, inanılan şeyin kanıtlanabilirliğinin belirli ölçüde yetersizliğine, hatta olanaksızlığına hükmetmeyi öğretmiştir. Biz de yatsımıyoruz inancın mutlu kıldığını. Tam da bu yüzden inancın bir şeyi kanıtladığını yatsıyoruz. Mutlu kılan bir inanç, inanılan şeye karşı şüphe uyandırır. Hakikati temellendirmez, belirli bir olasılığı, yanılgı olasılığını temellendirir. Peki burada durum neyi göstermektedir? Bugünün bu reddedenleri ve aykırıları, bu bir tek şeyde, düşünsel temizlik taleplerinde mutlak olanlar, zamanımızın şanı şerefi olan bu dert sert kesin ölçülü kahraman tinler tüm bu soluk benizle ateistler, deccaller, ahlaksızlar, nihilistler, zihnin bu kuşkucuları, yargıdan kaçınanları, didinenleri ki bu sonuncusu hangi bağlamda olursa olsun istisnasız hepsi için geçerlidir. Düşünsel vicdanın bugün yalnızca onlarda bulunduğu ve somutlaştığı bu son bilgi idealistleri. Bunlar bu hür çok hür tinler, çileci idealden olabildiğince kokmuş olduklarını sanıyorlar gerçekten de. Ama ben açıklayayım onlara kendilerinin göremediğini. Kendileri onun fazla yakınında duruyorlar çünkü. Bu ideal onların da idealidir. Onlar kendileri, belki de yalnızca onlar temsil ediyor o ideali bugün. O idealin en tinselleşmiş ürünleri. Onlar, onun en ön saftaki savaşçı ve keşif alayı, onun en sinsi, en nazik, en akla hayale gelmez baştan çıkarma biçimidir onlar. Eğer ben bir bilmece çözücüysem o zaman onu şu cümleyle olmak isterim. Özgür tinler olmaktan daha çok uzak bunlar. Hala hakikate inanıyorlar çünkü. Haçlılar doğuda o yenilmez haşhaşitinin tarikatıyla en alt seviyedekilerinin hiçbir keşiş tarikatının ulaşamadığı kadar itaat içinde yaşayan o Olağanüstü özgür tinliler tarikatıyla karşılaştıklarında her nasıl olduysa yalnızca en üst seviyedekilerin ortak sırrı olarak saklı tutulan o simgeyi ve sabıkalı sözü de sezinlediler. Hiçbir şey gerçek değildir, her şey mübahtır. Zihin özgürlüğü buydu işte, hakikate olan inanca bile son verilmişti bununla bir Avrupalı, Hristiyan bir özgür kafa bu cümlenin ve onun labirente andıran sonuçlarının içine dalıp da yolunu kaybetmiş midir ki hiç şimdiye dek? Bu mağaranın minotaurusunu bilir mi kendi deneyimiyle? Şüpheliyim bundan, dahası biliyorum ki öyle değil, hiçbir şey. Bu bir tek şeyde mutlak olanlara, bu sözde özgür tinlilere bu anlamda bir özgürlükten ve serbestiden daha yabancı değildir. Başka hiçbir bakımdan bu bakımdan olduğu kadar sıkı sıkıya bağımlı değildirler. Tam da hakikate inanç konusunda başka kimsenin olmadığı kadar sarsılmaz ve mutlaktırlar. Ben belki fazla yakından tanıyorum bütün bunları. Böylesi bir inancın zorunlu kıldığı o saygıdeğer filozof ölçülülüğünü, sonunda hayırı da evet'i yasakladığı kadar katı bir şekilde kendine yasaklayan o zihinsel stoisizmi, olgusal olanın kaba olgunun karşısında hareketsiz kalma arzusunu, bugün Fransız biliminin Alman bilimi karşısında bir tür ahlaksal üstünlük elde etmeye çalıştığı o küçük olgular yazgı, yazgıcılığını. Benim değişimle bu küçük olguculuğu yorumdan zor kullanmaktan, yamayıp düzeltmekten, kısaltmaktan, atlayıp geçmekten, içini doldurmaktan, uydurmaktan, çarpıtmaktan ve tüm yorumlamaların özüne ait daha başka ne varsa hepsinden, tümden kaçınmayı genel olarak ele alınırsa herhangi bir duygusallığın reddi ne kadar Erdem'in çileciliğinin bir ifadesi ise bu da o kadar aynı çileciliğin ifadesidir. Ona o mutlak hakikat istencine zorlayansa çileci idealin kendisine duyulan inançtır. Bu inancın bilincine varılmayan buyruğu olarak da olsa şu konuda yanılgıya düşmemek gerekir. Bu metafizik bir değere kendi başına hakikatin değerine duyulan inançtır. O değer ki yalnızca bu idealle garantilenir ve onaylanır. Kesim yargıyla söylenirse ön koşulsuz bilim yoktur. Böylesi bir bilim düşüncesi düşünülemez, mantığa aykırıdır. Önce hep bir felsefe, bir inanç var olmalıdır ki ondan hareketle bilim bir yön, bir anlam, bir sınır, bir yöntem, bir var olma hakkı kazansın. Bunun tersi anlayışta olan, örneğin felsefeyi kesin bilimsel temeller üzerine oturtmaya kalkan, yalnızca felsefeyi değil, hakikatin kendisini de baş aşağı etmek zorundadır önce. Böylesine saygıdeğer iki bayana karşı yapılabilecek en büyük hakaret. Evet, buna şüphe yok. Ve bu vesileyle sözü şen bilime bırakıyorum. Doğrucu olan kişi bilime inancın şart koştuğu o cüretkar ve sonul anlamda doğrucu olan kişi yaşamın, doğanın ve tarihin dünyasından başka bir dünyayı evetler böylece ve bu başka dünyayı evetlediği ölçüde nasıl o dünyanın karşılığını bu dünyayı, bizim dünyamızı reddetmek zorunda kalmaz mı? Bilime inancımızı metafizik bir inanç temellendiriyor daha hala. Biz bugünün bilenleri biz tanrısızlar ve anti metafizikçiler. Bizler de ateşimizi hala bin yıllık bir inancın, Platon'un da inancı olan Hristiyan inancının, Tanrı'nın hakikat olduğu, hakikatin tanrısal olduğu inancının tutuşturmuş olduğu yangından alıyoruz. Ama ya inanılırlığını gitgide daha çok getiriyorsa bu, ya tanrısal olan şeylerin tümünde yanılgıdan, körlükten, yalandan başka bir şey olmadıkları çıkıyorsa ortaya, ya Tanrı'nın kendisinin bizim en uzun sürmüş yalanımız olduğu çıkıyor ortaya? Burada durmak ve uzun uzun düşünmek gerekir. Bilimin kendisinin bir gerekçeye ihtiyacı var bundan böyle. Bu bağlamda en eski ve en yeni felsefeleri gözden geçirin. Hepsinde önce hakikat istencinin kendisini gerekçelendirmeye ne ölçüde ihtiyaç olduğu bilinci eksiktir. Her felsefenin bu noktada bir gediği vardır. Neden böyle bu? Çünkü tüm felsefe çileci idealin hakimiyeti altındaydı şimdiye dek. Çünkü hakikat varoluş olarak, tanrı olarak, en yüksek merci olarak koyutlandı. Çünkü hakikatin sorunsallaştırılmasına izin yoktu. Anlıyor musunuz bu izni? Çileci idealin tanrısına olan inancın reddedildiği andan başlayarak yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Hakikatin değeri sorunu. Hakikat istencinin bir eleştireye gereksinimi var biz de kendi ödevimizi belirlemiş oluyoruz böylece. Hakikatin değeri deneme amacıyla bir kere sorgulanacak. Hayır, ben çileci idealin doğal antagonistini aradığımda, onun karşıt idealini dille getiren karşıt istenç nerede diye sorduğumda bilimi sürmesinler benim önüme. Bilim bu iş için kendi ayakları üzerinde durmaktan çok uzak. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, önce bir değerler idealini gereksinir bilim hizmetinde kendine inanma hakkını elde edeceği, değerler yaratan bir iktidarı gereksinir. Bilimin kendisi değer yaratıcı değildir hiçbir zaman. Çileci idealle ilişkisi özünde hiç düşmanca bir ilişki değildir henüz. Kaldı ki esas olarak onun iç düzenlemindeki itici gücü temsil eder daha çok. İtirazı ve savaşımı daha dikkatlice incelenirse görülür, idealin kendisine yönelik değildir hiç de. Işte. Yalnızca onun dışa dönük edimlerine, kılık kıyafetine, oynadığı maskeli oyuna, zaman zaman duyarsızlaşmasına, katılaşmasına, dogmalaşmasına yöneliktir. Onun dışrak yanını reddetmekle onun içindeki yaşama azat eder. Bu ikisi, bilim ve çileci ideal, aynı zemin üzerinde dururlar. Hakikatte fazla değer biçme, daha doğrusu hakikatin değer biçilemezliğine, eleştirilemezliğine olan inanç zemini üzerinde dururlar. Tam da bu yüzden zorunlu olarak birbirlerinin müttefikidirler. Öyle ki onlardan biriyle savaşma durumunda hep her ikisiyle de savaşmak ve her ikisini de sorgulamak gerekir. Çileci ideale bir değer biçme, beraberinde kaçınılmaz olarak bilime bir değer biçmeyi de gerektirir. Bu yüzden vaktiyle gözünüz açık, kulağınız kirişte olsun. Sanat, şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Tam da yalanın onda kendini kutsadığı, Vicdanın onda yanıltma istencinden yana olduğu sanat, bilime oranla çok daha esaslı biçimde karşıdır çileci ideale. Platon'un, Avrupa'nın şimdiye kadar çıkarmış olduğu bu en büyük sanat düşmanının iç güdüsü de böyle duyumsamıştı. Platon, Homeros'a karşı tüm antagonizm, asıl antagonizm budur. Bir anda en iyi niyetli, öte dünyacı, yaşamın en büyük kara çalıcısı. Diğer yanda yaşamı istemi dışında tanrısallaştıran altın doğa. Bu yüzdendir ki çileci idealin hizmetindeki bir sanatçı uşaklığı olabilecek en esaslı sanatçı yozlaşmasıdır ve ne yazık ki en alışılagelmiş olanıdır. Hiçbir şey bir sanatçıdan daha yozlaştırılabilir değildir çünkü. Bizim fizyolojik açıdan bakıldığında da çileci ideali aynı zemin üzerinde durur. Belirli bir yaşam yoksullaşması orada olduğu gibi burada da ön koşuldur. Soğumuş duygulanımlar, yavaşlamış tempo, içgüdünün yerine diyalektik, yüzlerde ve hareketlerde ifade edilen ciddiyet. Ciddiyet, daha zahmetli bir metabolizmanın, debelenen, güçlükle işleyen bir yaşamın bu en şaşmaz belirtisi. Bir halkın yaşamında bilginlerin ön plana çıkmış olduğu dönemlere bakın. Bitkinlik çoğunlukla da gece ve çöküş dönemleridir dolup taşan kuvvet, yaşama güven, geleceğe güven yok olmuş gitmiştir. Bürokratların ağırlıkta olmaları hiçbir zaman hayra alamet değildir. Tıpkı demokrasinin, savaş yerine hakem mahkemelerinin, kadın eşitliğinin, merhamet dininin yükselişinin ve alçalan yaşamın belirtisi daha ne varsa hiçbirinin hayra alamet olmaması gibi. Bilimin sorunlaştırımı, bilimin anlamı nedir? Bununla ilgili olarak tragedyanın doğuşunun ön sözüne bakabilirsiniz. Hayır, bu modern bilim. Gözünüzü dört açın bu konuda. Çileci idealin en iyi müttefiki şimdilik, özellikle de onun en bilinçsiz, en istem dışı, en gizli saklı ve en yer altındaki müttefiki olması nedeniyle. Aynı oyunu oynadı bunlar şimdiye dek. Bu tim fukaraları ve o idealin bilimsel muhalifleri. Bu sonuncuların şu ünlü zaferleri, kuşkusuz zaferdir onlar. Ama neye karşı? Çileci ideal hiç de uğratılmamıştır onlarla. Daha ziyade o ideale bitişmiş ve onun görünümünü kabalaştıran her duvarın, her ilave yapının bilim tarafından bir bir ve acımasızca sökülüp yıkılmasıyla daha kuvvetli, yani daha kavranamaz, daha soyut, daha sinsi kılınmıştır. Teolojik astronominin uğramış olduğu hezimetin o idealin hezimeti anlamına geldiğini mi düşünüyorlar gerçekten? Varoluşun o hezimetten bu yana şeylerin görünür düzeni içinde daha rastgele, daha kenarda köşede, daha fuzuli bir konum almasıyla varoluşunun bilmecesinin öbür dünyacı bir çözümünü daha mı az gereksinir oldu insan böylece? Özellikle de insanın kendini küçültmesi, kendini küçültme istenci Kopernik'ten bu yana durdurulamaz bir ilerleme içinde değil mi ki? Ah, varlıklar hiyerarşisinde onun vakurluğuna, biricikliğine, yeri doldurulamazlığına olan inanç yok oldu gitti. Hayvan oldu o. Tas hayvan. Eksiksiz ve fazlasız. O ki daha evvelki inancında neredeyse tanrıydı. Tanrı'nın çocuğu. Gerinen o, görünen o ki, Kopernikus'tan bu yana yokuş aşağı gidiyor. Merkez noktadan gittikçe daha hızlı yuvarlanarak uzaklaşıyor artık. Nereye? Hiçliğe mi? kendi hiçinin yürek delici duygusuna mı? Hadi öyleyse. Tam da bu yol dost doğru eski ideale götürmez mi? Bütün bilim ve asla yalnızca astronomi değil, onun küçültücü ve yıkıcı etkisine ilişkin olarak Kant dikkate değer bir itirafta bulunmuştur. O benim önemimi hiçe indiriyor. Bütün bilim doğal olanı gibi doğal olmayanı da bilginin öz böyle adlandırıyorum ben, İnsanı şimdiye kadar kendisine duymuş olduğu saygıdan vazgeçirmek peşinde bugün. Sanki o saygı tuhaf bir kibirlilikten başka bir şey değilmiş gibi. Hatta denebilir ki bilimin kendi övüncü Stoik Ataraksia'nın bilime özgü katı biçimi, onun bu güçlükle elde edilmiş kendini aşağılamasını, insanın kendine saygı duymasını sağlayan en son ve en ciddi talebi olarak ayakta tutmasında yatar. Kaldı ki haklı da olarak çünkü aşağılayan ne olursa olsun saygı göstermeyi unutmamış biridir gene de. Bununla çileci ideale karşı mı koyulmaktadır aslında? Kant'ın teolojik kavram dogmacılığı karşısındaki zaferinin o ideale sekte vurmuş olduğu hala ciddi olarak düşünülmekte midir gerçekten? Kaldı ki Kant'ın kendisinin böyle bir niyeti dahi var mıydı? Orası şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Kesin olan şu ki her çeşit Transandantalistin işi Kant'tan bu yana gene tıkırında. Teologlardan kurtuldular. Ne mutluluk. Kant bundan böyle kendi bileklerinin gücüyle ve en iyi bilimsel saygınlıkla yüreklerinin dileği peşinde gidebilecekleri o gizli yolu gösterdi onlara. Keza bilinmeyenin ve gizemli olanın hayranları olarak şimdi de soru işaretinin kendisine tanrı diye tapındıkları için agnostikleri kim kınayabilir ki artık? İnsanın bildiği her şeyin insanın dileklerini tatmin etmekten uzak olduğunu, daha çok bu dileklerle çeliştiğini ve dehşet uyandırdığını varsayarsak, bunun suçunu dileme değil de bilmede arama hakkına sahip olmak ne ilahi bir kaçamaktır. Bilinemez. Dolayısıyla Tanrı vardır. Ne yeni bir güzel çıkarım şekli, ne büyük bir çileci ideal zaferi. Türk modern tarih yazımı daha yaşamdan emin daha idealden emin bir tutum sergilemiş midir peki? Onun bugün en asilane iddiası aynı olmak. Tüm teleolojiyi reddediyor. Hiçbir şeyi kanıtlamak istemiyor bundan böyle. Yargıcı oynamayı küçümseyerek geri çeviriyor ve bununla da zevk sahibi olduğunu gösteriyor. Nedenle az reddediyorsa o denli az evetliyor, saptıyor o, betimliyor. Tüm bunlar büyük ölçüde çileci. Ama aynı zamanda daha da büyük ölçüde nihilistçe. Bu noktada hataya düşmeyin. Kederli, sert ama kararlı bir bakış görürsünüz onda. Dışarıya bakan bir göz. Yalnız kalmış bir kuzey kutbu yolcusunun dışarıya baktığı gibi. Yoksa içeriye bakmamak için mi? Geriye bakmamak için mi? Burada kar var. Burada yaşam susmuş. Burada öten son kargaların adları, Niçin? Nafile, nada hiçbir şey. Hiçbir şey gelişip büyümüyor burada artık. Olsa olsa Petersburg'un siyaset kuramı ve Tolstoyca merhamet. Ama şu diğer türden tarihçiye, şu belki daha modern olan ehli keyif, şehvetli, çileci ideali olduğu kadar yaşamada göz süzen, artist sözcüğünü bir eldiven olarak kullanan ve bugün dalınca düzülen tüm övgüleri sahiplenmiş türden tarihçiye gelince. Ah bu tatlı cin fikirliler, çilecileri ve kış manzaralarını bile aratırlar. Hayır, bu temaşacı milletinin canı cehenneme. O tarih nihilistleriyle en kasvetli gri soğuk siste yürümeyi bunlara defalarca ye tutarım. Kaldı ki seçim yapmak zorunda kalırsam en özünde tarihsel olmayan birine, tarihe aykırı birine kulak vermekten bile çekinmem. Şu Düring'e örneğin ki bugünün Almanya'sında şimdiye değin çekingen kalmış ve açığa çıkmamış bir güzel ruh cinsi. Proletaryanın okumuş kesmi içindeki anarşist tür. Onun nameleriyle kendinden geçiyor. Temaş acılar yüz kere daha beterdir. Böylesi bir nesnel koltuk, tarih önünde yarı papaz, yarı satir, renan parfümlü, böylesi bir kokulu sefa pezemengi kadar tiksinti uyandıran başka bir şey bilmiyorum ben. Tezahüratının cırtlak tizliği daha başından ele verir onda neyin eksik ve nerede eksik olduğunu. Parkaların zalim makasını ah pek de cerrahça bir ustalıkla nerede kullanmış olduğunu. Benim zevkime ters düşüyor bu. Sabrımı da zorluyor. Varsın sabırlarıyla işleri olmayanlar sabretsin böylesi görüntüler karşısında. Beni öfkeden kudurtuyor böyle bir görüntü. Böyle seyirciler. Oyunun kendisinden, tarihin kendisi anlıyorsunuz ya. Daha çok kirlendiriyor beni oyuna karşı. Anakreonka bir havaya giriyorum birdenbire. Boğaya boynuzu, aslana dişleri vermiş olan bu doğa bana ayağı neden vermiş ki? Ezmek için. Aziz Anakron aşkına. Yalnızca sıvışmak için değil, çürük koltukları, ödlekçe temaşayı, tarih karşısındaki şehvetli harem ağlığını, çileci ideallere göz süzmeceyi, iktidarsızlığın, adalet ikiyüzlülüğünü çiğnemek için. Çileci ideale hürmetim tam, dürüst olduğu sürece, kendine inandığı ve bize soytarılık yapmadığı sürece. Ne var ki tüm bu kırıtkan tahta kurularını sevmiyorum. Sonunda sonsuz tahta kurusu kokana dek. Sonsuzu koklama hırsları doymak bilmeyen bu tahta kurularını sevmiyorum. Yaşamın tiyatrosunu oynayan yaldızlı mezarları sevmiyorum. Bilgelik kisvesine bürünmüş ve nesnel bakan yorgunları ve yıpranmışları sevmiyorum. Saman kafalarını görünmez kılan bir ideal külahı giymiş, allanıp bullanıp kahramanca görünümünü verilmiş tahrikçileri sevmiyorum.'' çileci ve rahip olmaya soyunan ama aslında acınası birer palyaçodan başka bir şey olmayan ihtiraslı sanatçıları sevmiyorum. Şu en yeni idealizm spekülatörlerini de sevmiyorum. Bugün gözlerini Hristiyanca, dar kafalıca deviren ve en bariz tahrik yolunu ahlakçı edayı her sabrı tüketecek kadar kötüye kullanarak halkın tüm ahmakçayanlarını ayağa kaldırmaya çalışan şu antisemitistleri Bugünün Almanya'sında her tür düşünsel sahtekarlığın başarıya ulaşıyor olması Alman dininin artık yatsınamaz ve şimdiden elle tutulur hale gelmiş olan çoraklığıyla ilintilidir. Ben bu çoraklığın nedenini salt, gazete, politika, bira ve Wagner müziğinden oluşma bir beslenmede ve bu perhizin ön koşulunu oluşturan şeyde arıyorum. Önce milletçe bir daralma ve kendini beğenmişlik. Kuvvetli ama dar bir ilke olan Almanya her şeyin üstünde Almanya. Avrupa bugün özellikle de uyarıcılar konusunda zengin ve buluşçu. Uyarıcı ve alkolden daha çok gereksindiği bir şey yokmuş gibi görünüyor. İdeallerdeki o muazzam kalpazanlık bu yüzden her yerdeki iğrenç, pis kokulu, yalan yüklü, sahte alkollü havada bu yüzden. Havasının yeniden daha temiz kokması için bugün Avrupa'dan kaç gemi yükü idealizmi taklidi, kahraman kostümü ve teneke tıngırtılı büyük laf kaç ton şekerlendirilmiş ispirtolu, hal, ispirtolu halden anlarlık. Zihinsel düz tabanlılara destek, kaç tane haklı öfke takma bacağı, kaç tane Hristiyan ahlak ideali komedini ihraç etmek gerekir bilmek isterdim. Bu üretim fazlasına ilişkin olarak yeni bir ticaret olana çıkıyor ortaya vesbelli. Küçük ideal putları ve ilişiklerindeki idealistlerle yeni bir iş çevrilebilir vesbelli. Bu ipucunu göz ardı etmeyin. Kimin yeterli cesareti var buna? Tüm yeryüzünü idealize etmek elimizde. Ama ne diye cesaretten söz ediyorum ki ben? Yalnızca bir şeye ihtiyaç var burada. Ele. Çekinmeyen. Hiçbir şeyden çekinmeyen bir ele. Yeter. Yeter. Bırakalım en modern bu can sıkıcı tarafı kadar gülünesi tarafı da çok olan acayipliklerini ve karmaşıklıklarını. Özellikle de bizim sorunumuzla. Çileci idealin anlamı sorunuyla ilgisi yok bunların. Ne işi var onun dünle bugünle? Bunları başka bir bağlamda daha esaslı bir sert şekilde ele alacağım. Burada dikkati çekmek istediğim tek şey, çileci idealin en tinsel alanda dahi şimdilik hala tek bir çeşit gerçek düşmanı ve zarar vereni var. Bu idealin komedyenleri güvensizlik uyandırıyorlar çünkü. Bunun dışında tin bugün sıkı sıkıya, kudretle ve kalpazanlık yapmadan iş başında olduğu her yerde tümden bu ideal olmaksızın işini görüyor. Bu sakınmanın popüler, popüler tabiri ateizm. Ateizmin hakikat istenci hariç tutularak. Ama bu istenç, bu ideal kalıntısı, inanır mısınız ki o idealin en kesin, en tinsel formülasyonudur. Tümüyle içrek, tüm dışsallıktan sıyrılmış, böylelikle de onun kalıntısı olmaktan çok onun çekirdeği. Mutlak ve dürüst ateizm ve yalnızca onun havasını soluyoruz biz. Biz daha tinsel insanları bıçağın. Görünüşte olduğu gibi karşıt değildir o ideale. Onun son gelişim evrelerinden biridir daha çok. Onun son biçimlerinden ve iç tutarlılıklarından biridir. Sonunda Tanrı'ya inanma yalanını kendine yasaklamış olan 2000 yıllık bir hakikat terbiyesinin dehşetle karışık saygı uyandıran felaketidir. Aynı evrim süreci Hindistan'da gözleniyor. Üstelik tamamıyla bağımsız olarak gelişiyor. Tanıtsal açıdan önemli yani. Aynı sonuca zorlayan aynı ideal. Can alıcı noktaya Hristiyan takviminin başlangıcından 500 yıl evvel varılıyor. Budayla. Daha doğrusu daha da evvel Senkya felsefesiyle. Bu felsefe sonradan Buda tarafından popüleştirilip din yapılıyor. Tam bir kesinlikle soracak olursak, nedir Hristiyan Tanrı'yı yenmiş olan şey aslında? Hristiyan ahlakın kendisi hep daha köktenci bir biçimde alınan doğruculuk kavramı, Hristiyan vicdanının günah çıkaran papaz inceliği ve bu vicdanın bilimsel vicdana kayıtsız şartsız düşünsel temizliğe aktarılıp yüceltilmesi. Doğaya bir tanrı inayetinin ve himayesinin kanıtıymış gibi bakmak, tarihi, ilahi bir aklı payelendirerek yorumlamak, ahlaksal bir dünya düzeninin ve ahlaksal nihai amaçların sürekli bir belgelenimi olarak yorumlamak, kişisel yaşantıları, sofu insanların yeteri kadar uzunca bir zaman yapmış oldukları gibi sanki her şeyi ilahi bir takdirmiş, işaretmiş gibi her şey ruhun selameti aşkına düşünülmüş ve gönderilmiş gibi yorumlamak. Bundan böyle bitti bu. Vicdan karşı buna. Tüm incelikli vicdanlar uygunsuz ve sahtekarca bir şey olarak yalancılık, feminizm, zayıflık, ödleklik olarak görüyor bunu. Bizi iyi Avrupalı ve Avrupa'nın en uzun, en yürekli kendini aşımının mirasçıları kılan bir şey varsa o da bu katılıktır. Tüm büyük şeyler kendi kendileri yüzünden telef olurlar. Bir kendini lağvetme edimi yoluyla. Yaşamın yasası bunu buyurur. Yaşamın özündeki zorunlu kendini aşma yasası. Son olarak da yasa koyucunun kendisi alır çağrıyı hep. Kendi koyduğun yasaya itaat et. Dogma olarak Hristiyanlık böyle telef olmuştur kendi ahlakı yoluyla. Şimdi de ahlak olarak Hristiyanlığın böyle telef olması gerekmektedir. Bu olayın eşiğinde bulunuyoruz. Hristiyan doğruculuğu birbiri ardı sıra yapmış olduğu çıkarımlardan sonra en güçlü çıkarımını yapıyor sonunda. Kendine karşı olan çıkarımını. Buysa tüm hakikat istencinin anlamı nedir? Sorusunu sorduğunda gerçekleşecektir. Ve burada tekrar benim sorunuma, bizim sorunumuza dokunuyorum benim meçhul dostlarım. Yok çünkü henüz bildiğim bir dost. Bizim tüm varlığımızın anlamı o hakikat istencinin içimizde bir sorun olarak kendi kendinin bilincine varması değildir. De nedir? Hakikat istencinin bu kendi bilincine varışıyla birlikte ahlak, buna şüphe yok, telef olma yoluna girer. Avrupa'nın önümüzdeki iki yüzyılına kalan yüz perdelik büyük oyundur bu. Tüm oyunların en korkuncu, en belirsizi ve belki de en ümit vaat edeni. Çileci ideali hesaba katmazsak, insanın, insan hayvanının bir anlamı yoktu şimdiye kadar. Yeryüzü üzerindeki varoluşu bir amaç içermiyordu. Neden insan sorusu yanıtsız bir soruydu. İnsan ve yeryüzü için istenç yoktu. Her büyük insan yazgısının ardından da daha da büyük bir boşuna nakaratı tınlamaktaydı. Bu anlama gelir işte çileci ideal. Bir şeyin eksik olduğu anlamına, insanı muazzam bir boşluğun kuşatmış olduğu anlamına gelir. İnsan kendi kendini gerekçelendiremiyor, açıklayamıyor, evetleyemiyordu. Kendini anlamlandıramama sorunundan dertliydi. Başka dertleri de vardı. Hastalıklı bir hayvan da esasında. Ama onun sorunu acı çekmenin kendisi değil. Ne uğruna acı çekiyorum sorusunun çığlığına yanıt olamayışıydı. İnsan, bu en yürekli ve en acıya alışkın hayvan acıyı reddetmez kendinde. İster onu. Kendi arar acıyı. Yeter ki ona bunun için bir anlam, acının bir şunun içini gösterilsin. Acı çekmek değil. Acı çekmenin anlamsızlığıydı şimdiye kadar insanın üzerine çökmüş olan lanet. Ve çileci ideal bir anlam sundu ona. Şimdiye kadar ki yegane anlamdı o. Herhangi bir anlam hiç anlam olmamasından daha iyidir. Çileci ideal her yönden şimdiye kadar ola gelmiş hiç yoktan iyidirin olağanüstü bir örneğiydi. Acı çekmek yorumlanmıştı onda. O muazzam boşluk doldurulmuşa benziyordu. Tüm öz kıyımcı nihilizme kapanmıştı kapı. Yorum, hiç şüphe yok ki yeni acılar getirmişti beraberinde. Daha derin, daha içsel, daha zehirli, daha yaşam kemirici. Tüm acıları suç bakış açısı altında toplamıştı. Ama tüm bunlara rağmen insan kurtarılmıştı bununla. Bir anlamı vardı. Rüzgarda savrulan bir yaprak değildi artık. Saçmalığın, anlam yokluğunun oyuncağı değildi. Bir şey isteyebilirdi bundan böyle. Önceleri umursamadan nereye, niçin, nasıl gitmek istediğini. İstencin kendisi kurtarılmıştı. Çileci idealin yön vermiş olduğu tüm o istemenin aslında neyi dile getiriyor olduğunu kendimizden gizlememiz mümkün değildir. İnsanca olana duyulan bu nefret, hayvanca olana duyulan daha büyük nefret, maddesel olana duyulan daha da büyük nefret duyulara, hatta akla karşı duyulan bu tiksinti, mutluluk ve güzellik karşısında duyulan bu korku, tüm yanılsamadan, değişimden, oluştan, ölümden, dilekten, arzunun kendisinden bu uzaklaşma arzusu, bütün bunlar, gelin bunu kavrama yürekliliğini gösterelim, bir hiçlik istenci, yaşama karşı bir isteksizlik, yaşamın en temel koşullarına karşı bir baş başkaldırı demektir. Ama bir istençtir o ve bir istenç olarak da kalır. Ve insan başta söylemiş olduğumuz sonda bir kez daha söyleyeyim. Hiç istememektense hiçliği istemeyi yeğler. Son